Senden bir tane daha yok. Yazar Mira Çağrı Aktaş Seslendiren Hanifi Çatal Güneş gibi olmalı insan. Batmasını bildiği gibi doğmasını da bilmeli. Kendini yakmasını bildiği gibi kendine ışık da olabilmeli. İlham olmalı insanlara. Işık tutmalı yollara. Unutma, senden başka yok bu dünyada. Bu kitap bunu sana hatırlatmaya geldi. Umarım ışık olur hayatına. Küçük şeylerde mutlu olmasını bilene hayat daha yaşanır hale gelir. Koronavirüs pandemisinin hangi ayıydı bilmiyorum. Ayın kaçıydı, hangi gündü, günün hangi saatiydi hiç hatırlamıyorum. Rutine alışan hayatım, ruhum ve bedenim her gün bir şeyler yap lütfen, çok sıkıldık diye alarım veriyordu yemek masası koltuk ve yatak arasına sıkışıp kalmıştım adeta öyle bir hal almıştı ki bu süreç artık hayatın böyle devam edeceğine ikna olmuştum gücüm tükenmişti kendimi zamanın bir yerinde unutmuş gibiydim yine böyle hissettiğim bir gün çok yakın bir dostum aradı hava çok güzel dışarıda bir kahveye ne dersin dedi bana iyi gelebileceği düşüncesiyle bu teklifi kabul ettim gerçekten de dışarıda harika bir hava vardı Deniz kenarındaki parkta sandalyeleri açtığımda güneşin ve ılık meltemin verdiği haz muazzamdı üstelik çıplak ayaklarım taze çimlerle henüz buluşmamıştı bile sıcak bir kahve boğazımdan henüz geçmemiş ve ruhumu dinlendiren müzikler henüz dinlenmemişti sandalyeme boylu boyunca oturup bedenimi güneşe gözlerimi de denizin maviliğine teslim etmiştim bir süre sonra arkadaşım geldi ve yanımdaki sandalyeye oturdu Enerjisi ve yüzünden eksik olmayan gülümsemesi hemen dikkatimi çekti. Sormadan kendimi alamadım. Bunu nasıl başarıyorsun? Böyle bir ortamda ve böylesi bir dünyada nasıl olur da bu şekilde pozitif kalabiliyorsun diye. Çünkü zor bir hayatı olduğunu ve tek başına ağır sorumluluklar yüklendiğini biliyordum. Önce bana baktı, sonra denize ve gökyüzüne çevirdi başını. Bak dedi. Şu an Şurada gördüklerim bile bana sunulmuş bir hediye. Örneğin şu an gözlerini kapat ve derin bir nefes al. Sonra da sadece bu nefes için teşekkür et. Şükret. Bizler hayatın dertlerine öyle odaklanmışız ki nimetlerini hep göz ardı ediyoruz. Tabii ki hayatım hiç kolay olmadı. Asla da olmayacak. Bunu çok iyi biliyorum. Ama yaşanmışlıklarımı değiştiremem. Yaşayacaklarımı bilemem. Öncesine gücüm yetmez sonrasını da kimse bana garanti etmez. Şu anın kıymetini ve lezzetini pişmanlıklar ve bilinmezlikler arasında kurban etmemeye çalışıyorum. Küçük mutluluklarıma büyük anlamlar yüklüyorum. Zihnimin bir yerinde beni dibe çekmeye çalışan karamsar düşüncelerim var elbette. Ama ben onları görmezlikten geliyorum. Günümü zehir etmelerine izin vermiyorum. Ayrıca kaygılarımı karamsarlığımla beslemiyorum. Güzel şeyler düşünmeye çalışıyorum. Örneğin hayatıma küçük dokunuşlar yapıyorum. Her gün mutlaka yarım saat kitap okuyorum. Böylece başka hikayeler ve insanlar tanıyorum. Her gün bir saat yürüyüş yapıyorum. İnan bana sonrasında kendimi çok iyi hissediyorum. Bir de her gün yerli yabancı yeni müzikler keşfediyorum. Bu sayede ruhumu besliyorum. Mesela bugün Spring Waltz favorim oldu. Bunu uzanırken, iş yaparken, uyumadan önce mutlaka dinle. Emin ol ki yorgunluğuna çok iyi gelecek. Ruhun dinlenecek. Sonra her sabah uyandığımda aç karnına yarım litre limonlu su içiyorum. Ve dolabımdan kırmızı pancar salatasını da asla eksik etmiyorum. Faydaları mı? Anlatmakla bitmez ki. İnan bana bedenin sana teşekkür edecek, ışıldayacak ve canlanacak. Her gece yatağında o güne ait seni mutlu eden üç güzel davranışını hatırla. Hayatından, artık çok geç, zorundayım ama boş ver gibi diye başlayan ve biten kelimeleri çıkar. Affetmeyi öğren. Ama buna önce kendinden başla. Şunu sakın unutma. Hayatında değişiklikler yaparken bunu küçük adımlarla yap. Çünkü büyük adımlar daha zordur. İnsanlar büyük değişimlere direnç gösterir. Ama şunu da unutma lütfen. Başa gelene sabrettiğin, elde olana şükrettiğin ve sırtını dayanabileceğin inancın olduğu sürece seni hiç kimse hiçbir şey yıkamayacaktır. Eski zamanların birinde bir ülkenin sultanı kendisi için çok değişik bir yüzük yapılmasını ister. Öyle bir yüzük olsun ki mutsuz olduğunda umudunu tazelesin, mutlu olduğunda ise ona mutluluğun rahatvetine kapılmaması gerektiğini hatırlatsın. Hiç kimse sultanı tatmin edecek böyle bir yüzük yapamaz sultanı adamları da bilge dervişi bulup yardım isterler derviş sultanın kuyumcusuna hitaben bir mektup yazar kısa bir süre sonra yüzük sultana sunulur sultan önce çok şaşırır ve sinirlenir çünkü son derece sade ve basit bir yüzüktür bu sonra üzerindeki yazıya gözü takılır biraz düşününce yüzüne büyük bir mutluluk ışığı yayılır üzerinde ya diye yazılmıştır yani ya allah hiç kimseye acınızı göstermeyin. Çünkü ateşinize kimin odun atacağını bilemezsiniz. Şener Şen İnsanların günden güne yalnızlaştığı, acımasızlaştığı, iyilikten ve vefadan uzaklaştığı zor zamanlardan geçiyoruz. Duyguların insanlıkla beraber yok olduğu zor zamanlar. İnciten, kıran ve sonradan da dönüp arkasına bakmayan insanlarla çevriliyiz. Birçok insan tutunacak, yaslanacak ve güvenilecek bir yüreğin özlemini çekmekte. Ama şu zaman insan fakiri yani insanlık fakiri. İşte bu yüzden her insan düşmemek için daha sıkı sarılıyor kendisine, sebeplerine ve hayallerine. Kimseden medet ummuyor, şifayı yine kendinden arıyor ve bu konuda zamanla da ustalaşıyor. Çünkü adı gibi biliyor ki düşerse el uzatmazlar, yüzüne bakmazlar ve onlar için geçmişte yapılan iyilikleri hatırlamazlar. Yani marifet sadece yaşamakta değil, aynı zamanda da yıkılmamakta. Bilir misin kırık cam teorisi nedir? Tam da anlatmak istediğim konunun günümüz psikolojisindeki karşılığıdır. Gelin biraz daha netleştirelim konuyu. 1969 yılının abedesine kadar gidelim. Suç oranlarının yüksek olduğu dönemde suç psikoloğu Philip Zimbardo bu konuya kafa yorar. Suç oranlarının yüksek olduğu bir bölgeye kaputu aralık bir otomobil bırakır. Aynı model başka bir otomobili de zenginlerin yaşadığı bir bölgeye yine aynı şekilde konumlandırır. Suç oranlarının yüksek olduğu yerde otomobil 24 saat içinde yağmalanır ve sadece kaportası kalır. Zengin mahallesinde ise bir hafta geçmesine rağmen otomobile hiç kimse dokunmaz. Bunun üzerine profesör öğrencilerinden otomobilin bir camını kırmalarını ister. Öğrenciler istenileni yapar akşama kadar otomobil tanınmaz hale gelir. Bütün camları kırılmış, kaportası çizilmiş ve içi çöple dönüşmüştür. Zimbardo şu sonuca varmıştır. İlk camın kırılmasına müsaade etmeyeceksiniz ya da kırılan camı en kısa zamanda tamir edeceksiniz ki diğerleri bundan cesaret alıp diğer camlarınızı da kırmasınlar. Yani diyor ki hele bir düşün ne hatıranız kalır ne de canınız sizi yıkılmış gören birçok insan bunların arasında dost bildikleriniz en ön sırada yerini alır. Halinize bakmadan hiç acımadan sizden paylarını alacaklar. O tabloya baktığınızda sen de mi diyeceğiniz o kadar tanıdık yüzle karşılaşacaksınız ki kendiniz bile inanmayacaksınız. Siz sadece kendinize yanacaksınız. Verdiğiniz emeğe mi bilinmez. Şimdi şunun üzerine dikkatlice düşünmenizi istiyorum. Yalanını yakaladığınız, sizi aldattığını öğrendiğiniz ve şiddetine maruz kaldığınız insanlara nasıl tepki verirsiniz? Onları affeder misiniz yoksa bazı şeylerin affı ve telafisi olmaz diye bütün ilişkinizi keser misiniz? Peki sizin yeterince tepki vermediğinizi gören insanlar bu tür davranışları alışkanlık haline getirirler mi? İsterseniz bu konuya başka bir açıdan bakalım. İş yerinde ya da evde başkalarının sorumluluklarını birkaç kez üstlendiğinizde yaptığınız iyilik sonra göreviniz haline geliyor mu? Zamanında söndürülmemiş bir kıvılcım, üzerine gidilmemiş bir kötülük ve sınırların net çizilmemiş sorumluluklar sonrasında önüne geçilmez büyük sorunlar olarak karşınıza çıkmıyor mu? İnsanlara sizinle ilgili konuşurken ona bir şey olmaz, o alışkın, o güçlüdür, o halleder rahatlığını asla vermeyin. Çevrenizdeki herkes ama herkes sizin de canınızın yandığını, istenmediklerinize hayır dediğinizi ve en önemlisi de kendinizi önemsediğinizi bilsinler. Siz hiçbir ortamın, hiçbir insanın ve hiçbir hayatın kırık camı değilsiniz. Hiç kimsenin sizin hakkınızda böyle düşünmesine de izin veremezsiniz. Şu hayatta herkes değerini kendisi verirler. Ve siz de çok değerlisiniz. Hayata ince taraftan bakanlar. Bu yazıyı yazmaya karar verdiğimde aklıma ilk gelen Cahit Zarifoğlu'nun şu cümlesi oldu. Bir inceli gösterin, incinmesin yüreğim. Sonra ince düşünme ile incinmenin birbirine ne kadar yakın olduğunu fark ettim. İnce düşünen insanların hayatlarının gerçekten de ne kadar zor olduğunu hayal ettim. O şu, ince düşünen insanlar hep daha çok incinir derken, hayata ince tarafından bakanların mağduriyetini çok net özetlemiş aslında. İlk önce sevginin bittiğine, sonra saygının sona erip günden güne bu yeryüzünü terk ettiğine şahitlik ettikçe bu insanların neden yalnız kalmakta bu kadar ısrarcı olduğu gerçeğini anladım. Bu insanların bir ters bakışa koca bir günü patafasız bir insanın dudaklarından çıkan bir söz için uykularını heba ettiklerini çok iyi biliyorum. Toplumda saygısız insanların sayısı arttıkça iyi, güzel ve ince yürekler kendilerini eve kapatır oldu. Çevremde bunu çok gördüm. Çektikleri tüm sıkıntı bir yana. Bu insanlar toplumda uyumsuz ve geçimsiz olarak etiketleniyor. Ne yazık değil mi? Oysa ağızlarından çıkacak her sözün üzerinde düşünülmüş, muhatabı kırılmasın veya yanlış anlaşılmasın diye her türlü yanlış anlaşılmadan ayrıştırılmış ve içine bol miktarda da saygı eklenmiştir.'' Çünkü bu insanlar incinmekten çok birini istemeden incitmekten korkarlar. İncinmenin ne olduğunu çok iyi bildiklerinden dolayı ve sık sık yaşadıklarından dolayı hiç kimseyi kırmak istemezler. Dostluk ilişkileri, aşk ve iş hayatları zordur. Kolay kolay bir ilişkiye başlayamazlar. Başlasalar sürdüremezler. Ayrıca davranışların sert, sözlerin ağır olduğu ve duyguların karma karışık yaşandığı aşk onlar için çok yıpratıcıdır. Kafalarının içindeki dünya dışarıdaki dünyaya hiç benzemez Hayal ile hakikatin birbirine ters düştüğü ikilemlerin, çözümsüz denklemlerin ve sürekli iç mücadelelerin insanıdır onlar Kim bilir ben dünyadan ziyade kendi kafamın içinde yaşayan bir insanım diyen Sabahattin Ali de aynı incelikle görmüştür yaşadığı zamanı Sürekli bir değişim çabaları var bir daha asla diye başlayan sözlerin ve yeminlerin haddi hesabı yoktur ama huy değişmez. Günün sonunda yine o ağırlı baş bütün yorgunluğuyla devrilir yastığa. Şimdi de uyu bakalım uyuyabilirsen ve kafada bin bir soruya mantıklı bir cevap ver verebilirsen. Onlardan istediğim biraz incelik ve biraz da saygıydı. Benim onlara davrandığım kadar da tüm beklentim attıkları adıma, konuştukları söze ve her gün baktıkları şu yüze karşı biraz daha dikkatli olamazlar mıydı? Benim onları anladığım kadar onlar da beni anlayamazlar mıydı? Sahi çok şey mi istedim? Bu tür sorgulamaların insanı hasta edebileceğini farkındasınız değil mi? Hayata ve insanlara karşı toleransınızın günden güne tükendiğini biliyorsunuz değil mi? Sizin için bu yazıyı bitirirken birkaç tavsiye bırakıyorum. Umarım bir tanesi size iyi gelir de kendinizi boş yere yormayı bırakırsınız. Şu zamanda insana kendi düşünceleri bile çok ağır gelirken başkaları adına düşünmeyi ve olayları ayrıntılarıyla irdelemeyi bir kenara bırakın. Kendi hayatınıza odaklanın. Ruhsal yorgunluğun insanı fiziksel yorgunluktan çok daha fazla olumsuz yönde etkilediğini unutmayın. Bedeninizi dinlendirdiğiniz gibi ruhunuzu da sık sık dinlendirin. Düşüncelerin en yoğun olduğu dönemlerde onlardan uzaklaşarak aktivitelerde bulunun. Böyle zamanlarda spor ve egzersiz yapın. Fiziksel aktiviteler sizi hem sakinleştirir hem de iş dünyanızı sizden uzaklaştırır. İnsanlarla empati kurabilmek güzeldir ama başkalarını anlayacağım diye kendi mutluluğundan, huzurundan ve hayatından sürekli ödün vermek, onları mutlu etmek için kendini ihmal etmek takdir edersiniz ki tavsiye edilen bir durum değildir. Siz mutlu değilseniz hiç kimseyi mutlu edemezsiniz. Ve en kötüsü nedir biliyor musunuz? İyilik amacıyla yaptığınız her ne varsa gün gelir sizin göreviniz olur. İnsanlar sizi iyi biri olarak görmeyi bırakır, iyi bir imkan olarak görmeye başlar. Artık her şeyin kısa sürede tüketildiği bir çağda yaşıyoruz. İnsanlar hayatlarındaki her şeyi hızla tüketip yenilerini arıyor. Maalesef ki en hızlı tüketilenlerin başında maddesel şeyler değil, insanın kendisi geliyor. İnsanlar sizi tüketmek için bu kadar istekliyken siz bari kendinizi tüketmeyin. Gereksiz kaygılarla, sorunlarla ve bir dakika bile üzerine düşünmeye değmeyecek insanlarla ömrünüzü ziyan etmeyin. Enerji bulaşıcıdır ata sözlerinin hiçbirinin boşuna olmadığını söyleneli yıllar geçmesine rağmen hala hatırlanım uyarlanmalarından ve onlara hayatımızda yer vermemizden anlamak mümkündür. En sevdiklerimden biri de üzüm üzüme baka baka kararır. Al bu sözü nereye koyarsan koy. Her konuya uyar. Nereye çekersen çek, oraya girer. Pozitif olabilmenin insan hayatında ciddi önem taşıdığını ve hayatımızdaki insanların her şeyimizi etkilediğini, yaşadıklarımıza yön verdiğini düşünüyorum. Her zaman hayatı önem taşıyan ve dikkate alınması gereken bir gerçeği şu şekilde ifade ediyor Jim Rohn. İnsan en çok zaman geçirdiği beş insanın ortalamasıdır. Üzgünsen, kırgınsan, kızgınsan, mutsuzsan, hissizsen ve hayatında daha önce yaşamadığın kadar bir üşengeçliğin içindeysen, olduğun yerde sayıyor ve yol alamadığını düşünüyorsan, gelişemiyorsan, yenilenemiyorsan, şimdi dış faktörleri yani hayatına aldığın insanları değil, kendini sorgulama zamanı. Yani çuvaldızı kendine batırma zamanı. Birlikte en çok zaman geçirdiğin insanların ortalaması olduğun bu hayata yer verdiğin ve seni etkileyen insanları elekten geçirme zamanı, sorgulama zamanı ama kendini hayatında ne tür insanlara yer verdiğin gerçeğiyle yüzleşme zamanı. Enerjiye inanırım, enerjinin bulaşıcı olduğuna da inanırım. İnsan yanılabilir ama kötü enerji aldığın çoğu şeyin hayatında olması gerektiği gerçeği bir gün sert bir tokat gibi iner yüzüne. Sonra da enerjisine inandığın ve pozitifliğinden ilham aldığın insanlara yer vermen gerektiği gerçeğiyle tanışırsın. Evet üzüm nasıl üzüme baka baka kararıyorsa siz de negatif insanları hayatınızda tuta tuta kararıyorsunuz. Sorgulamak kötü bir şey değildir, sorgulayın. Hayatınızdaki insanların yapısının pozitif mi yoksa negatif mi olduğunu sorgulamak iyi gelir. Pozitif insanlara hayatınızda yer vermek ruhunuzu yeniler, size ilham verir. Sorunlara değil, çözümlere odaklanmanızın gerektiğini size öğretir, size enerji verir, motivasyonunuzu artırır, iletişiminizi ve ilişkilerinizi güçlendirir, öz güveninizi tazeler, negatif insanlara hayatınızda yer vermek, mutsuzluğu ve umutsuzluğu artırır, bütün enerjinizi emer, çözümlere değil, sorunlara bağlı kalmanıza neden olur, zaman kaybetirir sizi aşağı çeker. Ruhunuzu zehirler, ışığınızı keser. Pozitif insanların bize kattıklarını ve negatif insanların bizden götürdüklerini ise bitiremeyiz. Sadece sorgula ve şu gerçeği de asla aklından çıkarma. İstemediğin hiç kimse kalamaz hayatında. İyi ya da kötü ne yaşıyorsan hayatındaki insanların az da olsa bunda payı var. Onların hayatında olmasının da bir nedeni var. Fakat herkesi bir arada tutamazsın hayatındaki insanları elekten geçirmeli eleğin içinde kalanları elemelisin pozitif insanlara hayatında yer vermen seni yarışta tutacak ve en büyük ilham kaynağın olacak göreceksin sana iyi gelenlerle yoluna devam etmelisin yolu zehir edenlerle değil hayat mucizelerini harekete geçenlere yollar hani olur ya Bazen içinde bulunduğumuz konfor alanını terk etmemek için hepimizin dilinde dökülü verir şu cümle. Geç kaldım. Geç kaldım. Olmuyor. Yapamıyorum. Yapamam. Gibi düşüncelere kapılıyorsun ya. Arılar bile bir gram bal için çiçeklere ortalama yedi bin uçuş yapıyor. Söylesene. Sen neye geç kaldın? Ya korkup kaygılanırız ya da harekete geçmemek için üşengeçlik eder, bir adım bile atmaz, suçu hemen zamana atarız aslında biz bu noktada kendimize büyük bir haksızlık yapıyoruz farkına bile varmıyoruz oysaki çoğu şeye geç kaldım deyip kendimizi bu duruma teslim etmek yerine harekete geçip içinde bulunduğumuz konfor alanını biraz terk etsek çok daha farklı olacak bunu aslında hepimiz biliyoruz sadece kendimizi kandırıyoruz neymiş efendim geç kalmışız hayır efendim hiçbir şeye geç kalmadık Üşengeçliğimizden bahanelerin arkasına saklandık. İnsanı hayata olduğu sürece hiçbir şeye geç kalmadığını çok iyi biliyorum. Siz de biliyorsunuz. Unutmayın, bir şeyleri değiştirebilme ve başarabilme imkanına sahip olmayan sadece ölülerdir. Hala nefes alabiliyorsan hiçbir şey için geç kalmamışsın demektir. Çünkü yaşayan her insan bir şeyleri değiştirebilme, başarabilme biletine sahiptir. Ama o bileti kullanmak yerine yolculuğa çıkmaya üşenir, hepsi bu kadar. İki ihtimal var. Ya içinde bulunduğun konfor alanında her şeye geç kaldığını düşünerek bu hayattaki evrimini tamamlayacaksın. Ya da artık bir şeyleri değiştirebilme imkanının farkına varacak, harekete geçecek, mümkün olduğunca yol alacaksın. Hayat sadece oturduğu yerden konuşan ve bahanelerin arkasına saklanan insanlara hiçbir şey vermez. Mucizelerini adım atanlara, harekete geçenlere gönderir. Öğrenmenin, değişmenin, gelişmenin, başarının, yenilenmenin, sevmenin asla yaşı yoktur. Tolstoy'un Bisiklet Hikayesini bilenleriniz var. 7 yaşındaki oğlunu kaybeden Tolstoy, acısıyla başa çıkmaya çalışıyormuş. O dönemde Moskova Bisiklet Sevenler Derneği ünlü yazara bisiklet hediye etmiş. Eşi Sonya'nın endişeli bakışlarıyla düşe kalka 67 yaşında bisiklet sürmeyi öğrenen Tolstoy, oğlunun acısını böyle hafifletmiş ve artık her yere bisikletiyle gitmeye başlamış. Bu olayın sonunda Tolstoy'un bisikleti kavramı ortaya çıkmış. Kemal Sunal'ın hikayesi de bu noktada oldukça ilham vericidir. 1980 öncesinde Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde öğrenciymiş. Ancak siyasi olaylar yüzünden okulunu yarım bırakmış. 1992 yılında Afla okuluna dönmüş ve 27 yıl sonra almış diplomasını. Mezun olduktan sonra radyo, televizyon ve sinema dalında yüksek lisansını da yaparak eğitim hayatına başka bir başarı daha eklemiş. İlham almak isteyenlere buna benzer birçok örnek var. Geç kaldığı bahanesine saklanan ile harekete geçen insanlar arasında çok önemli bir çizgi var bana göre. Ben buna hayata bağlılık diyorum. Ne olursa olsun hayata bağlı insanlar bahanelerin arkasına saklanmaz. Konfor alanını dışına çıkar harekete geçer bir şeyleri değiştirmek, geliştirmek, başarmak için çabalar. Yaşamla bağ kopmuş insanların dilinde sadece şu cümle dökülür. Geç kaldım. Tolstoy'a 67 yaşında bisiklet sürmeyi öğreten, Kemal Sunal'a 51 yaşında diploma aldıran hayata, sahi sen bir şeylere geç mi kaldın? İstersen bir daha düşün. Hayattan keyif almaya çalışmazsanız, kapınıza kederden başka bir şey gelmez. Hayata anlayamadım ya da anlamak istemediğim şeylerden biri de insanların durmadan bana hayat sana güzel demesi olmuştur. Buna hiçbir zaman anlam veremedim. Kendileri sanki benimle aynı hayatı yaşamıyormuş, aynı gökyüzünü paylaşmıyormuş gibi bana hayat sana güzel demeleri her zaman garip gelmiştir. Hayatın kime güzel olup olmadığına yalnızca dışarıdan görmek istenilen pencereden bakılıp karar verilmeyeceği kanısındayım. Kimin ne sınavlar verdiğini de bilemeyiz. Her şeye rağmen yine de gülmeyi başarabilen, hayattan biraz da olsa keyif almayı bilen ve enerjisini daima yenileyebilen insanlara hayat sana güzel deyip işin içinden sıyrılamazsınız. Başkaları hayatlarını size göre bu kadar güzel yaşarken acaba hayat bana neden güzel değil diye kendinize sordunuz mu? İnsanların hatalarıyla ilgilenmek yerine sizin olanı güzelleştirmek için çabaladınız mı? Ya da yeteri kadar çabalıyor musunuz? Bu hayat neden size güzel değil acaba hiç düşündünüz mü? Çuvaldızı kendinize batırdınız mı? Hiç sanmıyorum sinekten yağ çıkarır kendi mutluluğunu bir şekilde inşa etmiş insanlara hayat sana güzel demek daha kolaydır çünkü. Hayat kimseye ekstra hiçbir şey sunmuyor bana da sunmadı. Hayat sana güzel diyen insanlarla benim aramda hiçbir fark yoktur. Hayat kimseye torpil yapmaz. Daha güzel bir hayat da yoktur. Hayatını güzelleştiren ve güzelleştiremeyen insanlar var. O yüzden yaşadığı hayattaki zenginlikleri görmeyip bana hayat sana güzel diyenler. Bu insanlara cevabım hep kısa ve net olmuştur. Hayır, hayat bana güzel değil. Siz yaşamayı bilmiyorsunuz. Ve gerçekten de bilmiyorlar. Bir gün bana 50 saat değil, onlara da 10 saat değil. Aynı gökyüzünü paylaşıyoruz. Aynı havayı soluyoruz. Gökyüzü bana mavi iken başkalarına siyah da değil. Ya da dalgalar yalnızca benim denizimin kıyısına vurmuyor. Kuşlar sadece benim gökyüzümde kanat çırpmıyor. Hayatın başkalarına güzel olduğunu söyler durursanız, size sunulan güzellikleri de kaçırır, yaşayamaz, monotonluk içinde sıkışır kalırsınız. Mutluluğumda gözü varmış gibi bana hayat sana güzel diyenlere sormak istiyorum sırtımda boynumda büyük dertleri omuzladığım ve yalnız kaldığım zamanlarda siz yanımda mıydınız hiç anlaşılmadığım çok şeyi içimde yaşadığım her gece allahım yardım et bana diye yalvardığım geceler siz yanımda mıydınız peki kapılar yüzüme birer birer kapandığında bana gönül kapınızı açar mıydınız derdime bakıp benimle beraber ağlar mıydınız dışarıdan gördüğünüz hayatların ne sınavlar verdiğini bilemezsiniz daima kendi hayatına odaklanmış hiç kimsenin hayatıyla ilgilenmeyen odağı daima kendi hayatı olmuş ve kendini her koyun kendi bacağında asılır sorumluluğuyla yetiştirmiş biri olarak söylüyorum kimin güzel bir hayat yaşadığıyla ilgilenmek yerine kendi mutluluğunuzu inşa edin başkalarının hayatında figüran olmak yerine kendi hayatınızın mimarı olun klasik bir tabir ama ben şunu biliyor şunu söylerim hayat yaşamasını bilene güzeldir Hayat ve hayat şartları zaman zaman bizi zorlasa da keyif alacak, mutlu olacak ve huzuru keşfedecek kanallar bulmalıyız. Hayattan keyif almaya çalışmazsanız kapınıza kederden başka hiçbir şey gelmez. Sizin neyin mutlu edeceğini, neyin huzuru hissettireceğini siz biliyorsunuz. Her insan kendi hikayesinin kahramanı, başkalarının değil. Kendinizin kahramanı olun. Hayatı güzel yaşamaya onlar kadar sizin de hakkınız var. Daha net anlaşılması için gelin bu konuya biraz da bilimsel açıdan bakalım. Uzmanlar buna ördek sendromu demiş. Yani tatlı su birikintisinin üzerinde hiç çabalamadan kayıyormuşçasına süzülen ördeklerden yola çıkmışlar. Birçok insanın o ördeklerin suyun üzerinde zahmetsizce ilerlediğini gördüğünü ama yol alabilmek için o suyun altında nasıl da çırpındıklarını fark etmediğini gözlemlemişler. Daha sonra bu durumu gerçek hayata uyarlamışlar. Dışarıdan gördüklerimizin başka, derinden yaşananların bambaşka olabileceğini, ön yargılarınızın sizi çoğunlukla yanıltabileceğini ve gerçeklerin sizi şaşırtabileceğini unutmayın. Tanımadığımız insanları uzaktan yargılamayı, onlar hakkında hikayelerini hiç bilmeden konuşmayı ve süreci anlamadan hemen sonuca ulaşmayı nedense çok seviyoruz. Bu hayat ne ekranlarda gördüğünüz gibi toz pembe ne de bir davranışla yargıladığınız kadar basittir. Suyun üzerine bakıp da hiç kimseye hayat sana güzel demeyin. Bir gözünüz de suyun altında olsun lütfen. Çünkü asıl hikaye orada yaşanıyor. Şimdi kendine şu soruyu sor. Hayat başkalarına mı güzel yoksa ben mi yaşamayı bilmiyorum? Ne güzel bir tesellidir. Ferahlatır sıkışmış kalpleri. Allah'ın dediği olur. Her zaman son sözü söyleyen. Senin için olmazları olduran, senin bile bilmediğin planları olan ve hayırsızları dahi hayırlara çıkaran biri var. Bir olan Allah. Hepimiz bir hayat telaşıdır kapılmış gidiyoruz. O kadar hızlıyız, o kadar yoğun ve kapılmışız ki hayatın telaş akıntısına ve bütün bunları yaşarken de o kadar sıkışmış ki kalbimiz ve bir o kadar da ihtiyacı var ki ferahlamaya, rahatlamaya. Bizler akıntıya kulaç atmaktan yapamıyoruz, başaramıyoruz. Biraz oturup dinlensek, soluklansak ve bıraksak şu bir yerlere, bir ilerine yetişme çabasını göreceğiz bütün detayı. Ne yaparsak yapalım, ne kadar didinirsek didinelim. Hayat telaşını akıntısından ne kadar kulaç atarsak atalım. Hepimizin şu gerçeği hatırlamaya ihtiyacı var. Daima Allah'ın dediği olur. O nelere olmaz dersin de ne olmazları doldurur. Sadece biraz yavaşlamaya, bir şeyleri zorlamaya değil de her şeyin olması gerektiği gibi olduğuna inanmaya ve senin için her zaman en hayırlısını veren biri olduğunu hatırlamaya ihtiyacın var. İnsan unutur ama şu bir gerçektir. Her zaman Allah'ın dediği olur. Bu zamana kadar istediğim şeylerin olmayışının arkasında benim için daima bir hayır olduğunu gördüm. Allah'ın her zaman bizim için görmediğimiz planları ve mucizeleri var gerçekten. Bütün sığınmalarım sanadır Allah'ım. İnsanlarla ve hayatla uğraşmaktan yorulup yıpranan her insan zamanla sadeliği ve dinginliği seçer. Bilmiyorum siz de farkında mısınız? Bu aralar ne çok gitmek isteyen var uzaklara. Kimileri hayat şartlarını zorluğundan yılmış, kimileri hayatı onlara çekilmez hale getiren insanlardan. Herkes bir dağ başının, deniz kıyısının ya da ne bileyim bulunduğu yerin çok uzağının hayalini kuruyor.'' Yani herkesin günden güne içinde büyüyen ve omuzlarına yüklenen bir yorgunluğu var. Herkes hayatında bir sadelik, ruhsal arınma ve az insan olsun istiyor. Herkesin canı geri dönüşü olmayan yolculuklar çekiyor. Bu sürecin yaşla da pek ilgisi olmadığını düşünüyorum. Rakamlara ve yıllara takılmayın kiminin altmışına kadar yaşadıklarını kimi gençken yaşar. Olgunluk her ne kadar farkındalık ve bir aydınlanma dönemi olsa da aynı zamanda bu farkındalığın getirdiği bir yalnızlık dönemidir. Ama bu yalnızlık istenmeyen bir durum değildir. İnsanlarla ve hayatla uğraşmaktan yorulan ve yıpranan her insan zamanla sadeliği ve dingilliği seçer. Bu bir kaçış da değildir. Bu bir arınma ve kendini bulma dönemidir. Herkese yetişme ve insanların memnun etmeye çalışma döneminden sıyrılıp kendine ait olma dönemidir. Ne kadar uygularsın bilmem ama sevginle güzelleşmeyen ve sana iyi gelmeyen insanlardan gitmen seni kötü biri yapmayacaktır. Bu iyilik yaptığın anlamına gelir. Onlara da kendine de. Bu insanlar seni incitme hakkını nereden buluyorlar? Yaptığımız en büyük hatalardan biridir. Duvarları nereden öreceğimizi ve köprüleri nereden kuracağımızı bilmemek. Bu durum pişmanlıklarımızın, kaygılarımızın ve çektiğimiz acıların genel sebebidir. Herkesin hayata karşı bir duruşu, kişiliği ve olmazsa olmaz dediği prensipleri vardır. Ama bazen bu kurallarımız duygusal kararlarımız sayesinde göz ardı edilir. Buna insanlık mı, iyi niyet mi yoksa duygusallık mı desem bilemiyorum. Ama şunu çok iyi biliyorum ki birçoğumuz böyle adımlarımız sonrasında kendimize hep şunu sormuşuzdur. Ben bu hatayı nasıl yaptım? Tabii ki hayatta hatalarımız ve yanlış kararlarımız olacaktır. Kendimize çok kızdığımız, kendimize yakıştırmadığımız yanlışlarımız elbette olacaktır. Ama insanlarla mesafeli olma konusunda şu gerçeği asla unutmamalıyız. Karşımıza çıkan her insan bir şekilde sınırlarımızı zorlayacaktır nerede durmaları nerede konuşup nerede susmaları gerektiği tamamen bizim tavrımıza göre belirlenir her insanın kendini güvende hissettiği kırmızı çizgileri var haddini aşan ve bunu sürekli yapan insanlara neden böyle davranıyorsun demek yerine önce kendimize şu soruyu sormalıyız bu insan beni incitme hakkını nerede buluyor aslında cevap da tam olarak bu sorunun içinde gizlidir sana böyle davranmasına sen izin vermişsindir. Üzerinde hakimiyet kurup seni istediği gibi yönlendiren ve duvarlarını rahatça yıkabilen, muhtemelen senin zaaflarını da çok iyi bilen ve her fırsatta bunu kendi çıkarları için kullanan biridir. İnsanlar seninle iletişim kurarken ve seninle ilgili kararlar alırken bir şey olduğunu, hassas noktalarının bulunduğunu ve her şeye evet demeyecek kadar prensip sahibi olduğunu bilmelidirler. Birileri senin hakkında ona sormaya bile gerek yok diyebiliyorsa, böyle konuşma hakkını onlara verdiğin için bu tavırdan önce kendini sorgulamalısın. Sen kimsenin oyuncağı ve kimsenin hayatında bir figüran değilsin. Hiç kimse hayatınla ilgili karar alamaz. Hiç kimse sana yokmuşsun gibi davranamaz. Bir oyun kurulurken en son tercih edilen çocuğun boynunu nasıl büküldüğünü, gözlerinden okunan değersizlik hissinin ne kadar büyük olduğunu, ve canının nasıl yandığını çocukluğundan hatırlarsın hayatın da aslında bir oyun olduğunu düşün ve önceliği sen olmayan hiç kimseyi hayatında tutma kimin yanında olacağına karar verdiğin gibi kimsenin yakınında olmalı buna da sen karar ver yoksa nerede duracağını nasıl karar vereceğini kime inanıp kime güveneceğini bilmeyenlerin hayatları daima başkalarının gölgelerinde geçer var ile yok arasında bir yerde yaşarlar bu insanlar çabuk yönlendirilir, çabuk kandırılır, kullanılır ve yaralanır. Sonrasında bu insanlar hep benim mi bulur gibi derin pişmanlık duygusuyla çevrelerini suçlar. Peki bu insanlar neden seni buluyor? Neden sen? Çünkü hayata karşı dik durmadın, hayatını hep başkalarının eline bıraktın ve insanlarla arana net mesafeler koymadığın için bu insanları hayatına sen çekiyorsun. Çıkarcı ve kötü niyetli insanların en sevdiği kişiliğe sahipsindir belki. Onlar kullanabilecekleri insanların kokusunu çok uzaklardan alabilecek kadar yeteneklidir güçlü ve ne istediğini bilen insanlarla zaman kaybetmez onlar sömürmek için bağımlı ve kendine güveni olmayan insanları seçerler sana huzur ve mutluluk vaadiyle gelir ve sendeki huzuru da alıp giderler bana çiçek açmayan hiçbir hayatın toprağı olmayacağım bazı insanlar için ne yaparsanız yapın sonuç alamadığınızda iki ihtimal var. Ya o insanın yanlış zamanda karşısına çıkmışsınızdır ya da o sizin için yanlış bir insandır. Bazen bırakmalı, oldurmak için uğraşmak yerine bırakmalı. Herkesi layığına, inandığı yola. Bırakmanın verdiği gücü, özgürlüğü ve kendi halindeliği yaşadığım günlerdeyim. Yani bıraktım. Bana çiçek açmayan hayatların toprağı olmayacağım artık. Bu da kendime sözümdür. Size geri gelmesini istediğiniz her ne ve kim varsa bırakın. Bırakmanın size bazı şeyleri getirebileceği mucizesiyle er ya da geç tanışacaksınız. Bir Murphy yasası diyor ki: Ne zaman bir şeyden vazgeçerseniz, vazgeçtiğiniz o şey size gelecektir. Bırakın. Bırakın gitsin. Yaşam kalitesini artırmak isteyenlere öneriler. Zihninizi boş şeylerle meşgul etmeyin. Enerjinizi ve vaktinizi sizi geliştiren amaçlar için harcayın. İnsanlarla aranıza sizi mutsuz etmelerine izin vermeyeceğiniz kadar mesafe koyun. Bu sizi gereksiz üzüntülerden ve insanlardan korur. Sağlığınız için lütfen erken uyuyup erken uyanın. 22 ve 04 arasındaki uyku zihne ve bedene en yararlı uykudur. Adım sayar kullanın. Her gün en azından 10.000 adım atmaya çalışın. Boş zamanlarınızda bu sayıyı mutlaka artırın. Kitapların o eşsiz dostluğuyla tanışmadıysanız tam zamanı. Aylık hedefler belirleyin ve bir kütüphane oluşturun. Sizi mutsuz eden ve sürekli dibe çeken problemlerinizin üzerine gidin. Bunu takıntı haline getirmeyin ama görmezlikten de gelmeyin. Öfkeli anlarınızda önemli kararlar vermeyin. Güvendiğiniz dostlarınızdan kendinize güvenmediğiniz konularda fikirlerini alın. Akıl akıldan üstündür. Bunu kabul edin. Hiçbir şeyde aşırıya kaçmayın. Ölçülü yaşamak, nerede durması gerektiğini bilmek ve daima daha fazla fikrinden kurtulmak sizi dengede tutar. Çünkü hayatta denge esastır. Kendinizi doğaya atmak için mutlaka vakit yaratın. Doğanın o iyileştirici yanıyla tanışın ve onun bir parçası olduğunuzu unutmayın. Sık sık ayağınız toprağa değsin, gözünüz de yeşile baksın. Özellikle en stresli anlarınızda bunu mutlaka yapın. 1991 yılında yayınlanan bir araştırma, doğanın insanın ruh sağlığını iyileştirdiğini ortaya koydu. Evinize sokmayacağınız insanlarla gereksiz yere tartışıp enerjinizi boş yere harcamayın geçmişte yaşamayın ve ne getireceğini bilmediğiniz gelecek için de bir beklentiye girmeyin zamanın akışından keyif alın mutlu insanlara iyi bakın hepsi hayatın anlamını zamanın akışından keyif almakta bulmuştur siz de akıntının tersine kulaç atmaktan vazgeçip kendinizi akışa bırakın mutlu ilişkilerin olmazsa olmazları Uzun zamandır ilişkilere ve evliliklere dair o kadar kötü örnekler gördüm ve duydum ki bakış açım temelden sarsıldı diyebilirim. Bu konuda da bana katılanlar olacaktır diye düşünüyorum. Mutlaka siz de benim gibi aşka, evliliğe ve ilişkilere olan inancınızı sarsan olumsuzluklara dengelmişsinizdir. Hatta yakından şahit olduğumuz bu durumlar yüzünden zaman zaman kimseye bulaşmadan yaşayıp gitme fikrine kapılabiliyoruz. Hatta ve hatta evli çiftlerin bile aklın varsa evlenme dediklerini duyduğumuz olmuştur. En azından ben çok duydum. Ama umut işte. İnsan bunca şeye rağmen yine kendisini tamamlayacak o insanın bir yerlerde mutlaka var olduğunu inanmaktan kendisini alıkoyamıyor. Ben hiç üşenmeden yakın geçmişimizdeki boşanma istatistiklerini araştırdım ve ulaştığım rakamlara gerçekten inanamadım. TÜİK verilerine göre 2017 ile 2021 yılları arasında ülkemizde 739.226 çift boşanmış. 2021 yılında boşanma sayısı 2022 yılına göre %127.46 artış göstermiştir. Çevremde gördüklerimi ve bu sohbetlerden edindiğim bilgileri düşününce bu oranı çok fazla da yadırgamadım doğrusu ve sonra mutlu beraberlikleri düşündüm. Hiç birbiriyle iyi anlaşan seçimlerinden dolayı kendilerini şanslı sayan mutlu çift yok muydu? Bence vardı ama eskide kaldı sanırım. Yaşlanana kadar birbirinin nazını çeken, birbirlerine sahip çıkan insanların evliliklerinin yerini flört gibi kısa süren evlilikler aldı desek sanırım abartmış olmayız. Peki biz neyi ve nerede yanlış yapıyoruz? Mutlu ilişkilerin olmazsa olmazları neler? Gelin onlara bakalım. Mutlu, huzurlu bir ilişki ya da evliliği olan insanlar birbirlerini başkalarının yanında asla küçümsemez ve kötülemezler. Aksine birbirinden hep övgüyle söz ederler. Evliliklerinde veya ilişkilerinde sorunları ve sıkıntıları var. Elbette var. Ama bu sorunları başkalarının yanında dile getirmezler. Ne yaşandıysa o çatının altında kalır ve dışarıya çıkmaz. Bunun adı sır. Onların ağzından keşke sen de şunun gibi olsaydın şeklinde bir kıyaslama hiç ve asla olmaz siz duyamazsınız onları. Şunun sevgilisi diye söze başlayarak ve birbirlerini birbirine örnek göstererek sorunlarını büyütmezler. Bu yetersizlik duygusunu birbirine yaşatmazlar. Tüm yaşadıklarını kendi ilişkileri ve imkanlarına göre değerlendirirler. Bunun adı saygı Evliliklerinde anne ve baba olmanın sorumluluklarıyla biraz değişirler ama bu değişim asla birbirini zorlayarak olmaz. Ben senin için nokta nokta yaptım diyerek kurbanı oynamazlar. Kimse kimseyi istemediği bir kişiliğe dönüştüremez. Değiştikçe gelişirler. Ve bunu birbirine daha iyi uyum sağlamak için gönüllü olarak yaparlar. Birbirini zoruyla değil, kişiliklerinin temelini oluşturan değerlere ve inançlara asla saldırmazlar. Tohum aynı kalır. Sadece onu nasıl daha sağlıklı ve verimli büyüteceklerine karar verir. Bunun adı özveri. Zor zamanları olur, zor süreçlerden geçerler. Ama birbirlerinden aldıkları güç ve destekle her sıkıntıyı aşarlar. İş hayatından arta kalan vakitlerde kendilerini yorgunum diye eve hapsetmezler. İlişkilerini renklendirirler eğlenmekten, gezmekten ve tüm bunları birlikte yapmaktan asla vazgeçmezler. Birbirlerinin yüzlerini, hallerini ve beklentilerini öyle iyi bilirler ki, birinin bir sıkıntısı olsa ilk önce diğerinin yanına koşar. Çünkü bilirler onlara neyin iyi geleceğini, neyin iyi hissettireceğini ve şifanın nereden geleceğini. Bunun adı dostluktur ailelerini asla ilişkilerinin karar noktalarına ve süreçlerine dahil etmezler. Evet, hatırlarını sayarlar, görevlerini fazlasıyla yerine getirirler ama konu kendi hayatları olunca kararları birlikte alırlar. Ne dışarıdan içeriye bir söz taşırlar ne de içeriden dışarıya. Herkese bilmesi gerektiği kadarını söylerler. Bunun adı huzur. Hani gözlerden anlarsınız ya sevginin o saf, o ilk günkü taze halini. işte bunu her seferinde onların birbirine bakışlarında görürsünüz. Kaç ay, kaç yıl geçerse geçsin. O bakışlar asla değişmez. Bunun adı sevgi. Sevgi, sevgi ve yine sevgi. İnsanı en çok iyileştiren, güzelleştiren şey sevgi. Mutlu ve huzurlu bir ilişkiye sahip olmak için sır, saygı, özveri, dostluk, huzur, sevgi kavramlarını bir arada ve diri tutup bunların hakkını vermen gerekir. Bunların hiçbirini yerine getirmediği halde bir arada olanlar için bu ne ilişki ne de sevgidir. Bunun adı zehirdir. Minyan McLaughlin der ki, başarılı bir evlilik birçok kez ve daima aynı kişiye aşık olmayı gerektirir. Zehirli ilişkiler. Hepimiz bu hayatta sevilmek, tek olmak, değer ve saygı görmek isteriz. Yani kendimizden verdiklerimizin, yüreğimizle sarıldıklarımızın ve sevgi için tüm yaptıklarımızın karşılığını biraz da olsa almak isteriz. Birilerinin en değerlisi, en güzeli ve en önceliği olmak insanı muhteşem hissettirir. Bunlar bizim en temel ihtiyaçlarımızdır ve hayatın en temel kuralıdır. Bu yüzden birçoğumuz içinde kendimizi bulabileceğimiz, hiç değiştirilmeden sevebileceğimiz ilişkiler ararız. Çünkü aldığımız nefesin, yaşadığımız mevsimlerin, yediğimiz yemeğin, içtiğimiz kahvenin, yani adına yaşamak dediğimiz her şeyin içinde, her ne varsa hepsinin ancak sevgiyle bir anlamı olabilir. Aşk ve sevgi zoru kolaya, imkansızı mümküne, hayatı da daha yaşanırlısı bir hale getirir bir anda. İyi ki varsın dediğimiz insanların varlığı tüm boşlukları tamamlayıp doldurur. Aşk girdiği yürekte gam ve keder bırakmaz. Unutamam dediklerimizi bile zamanla unuturur. Peki ama ya yanlış tercih yaptıysanız, ya yanıldıysanız, kendinize güvenli bir liman ararken ya fırtınanın ortasında kaldıysanız, huzuru ararken bir insanda keşke hiç tanımasaydım diye pişman olduysanız, işte konumuzun başlığı da tam olarak bunu yansıtıyor. Zehirli ilişkiler. Önce gülümseten, sonra yavaş yavaş öldüren, önce ruhu okşayan, sonra yaralı bırakan, önce güzel sözler söyleyen, sonra yaptıkları ve yapmadıklarıyla pişman eden, önce hayal kurduran, sonra dünyanızı başınıza yıkan ilişkilerden söz ediyorum. Sizin adına aşk dediğiniz ama içinizdeki zehri hiç fark etmediğiniz ilişkiler. En kötüsü de nedir biliyor musunuz? Yaşadığınız bu zorlu ilişkiye zamanla bir bağımlılık geliştirmeniz, yani sistematik olarak günden güne birileri tarafından tüketilmeniz ve acınızı başka şeylerle gölgelemeniz. Oysa her gece başınızı o yastığa huzur içinde koyamıyorsanız, uyuyamıyorsanız, en önemlisi de eski günlerinizi hasretle arıyorsanız yaşadığınız ilişkide ciddi bir sorun var demektir. Bir ilişkiyi tanımanın en pratik yolu karşınızdaki insanın size nasıl davrandığından, bu davranışlara nasıl tepki verdiğinizden ve ne hissettiğinizden geçer. Hadi o zaman, sağlıklı mı yoksa zehirli bir ilişki mi yaşıyorsunuz bir bakalım. Sağlıklı ilişkilerde kişilerin kendine ait zamanları, hobileri ve arkadaşları var. Güven dairesinde hareket eder, şüpheye, güvensizliğe, engellemeye yer yoktur. Sevdiklerine inanmanı verdiği huzurla çoğalır ve birbirini çoğaltırlar. Zehirli ilişkilerde kişiler birbirlerinin hayatlarını tamamen kontrol altında tutar, birbirlerine sınırlar koyar, rahatça hareket edecekleri özgür alanlar bırakmazlar, nefes aldırmazlar, şüphenin ve güvensizliğin gölgesinde yaşarlar. Her an hesap sorma, her gece sorgulama, aşırı kıskanma ve sürekli kontrol etme dürtüsüyle zamanla eksilirler, eksiltirler ve tüketirler. Birbirlerine cennet vaat etmişken cehennemi yaşatırlar. Sağlıklı ilişkilerde çiftler birbirini olduğu gibi kabul ederler, değiştirmezler. Birbirlerini kusurlarıyla severler. Çiftler birbirini bir tercihe zorlamazlar. Eğer diye söze başlamazlar. İlişkilerinde birbirlerine güvenirler. Başkalarının ilişkileri hakkında söylediklerini aldırmazlar. Hatta bu konuda kimseyi konuşturmazlar. Birbirlerini asla başkalarıyla kıyaslamazlar. Zehirli ilişkilerde bireyler karşılarındakini bir kalıba sokmaya çalışır. Olduğu gibi değil, olmasını istediği gibi severler. Seni seviyorum ama, sana güveniyorum ama, seni anlıyorum ama diye başlayan cümlelerde hep değiştirme çabası var. Benim şartlarıma uyarsan seni kabul ederim şartı vardır. Burada sevgi değil tam anlamıyla bir pazarlık vardır. Menfaatlerin olduğu yerde sevgi asla olmayacaktır. Sağlıklı ilişkilerde çiftler karşılaştıkları sorunları konuşarak ve saygı çerçevesinde çözerler. Birbirlerine çözüm önerileriyle giderler, sorunlarını birbirlerini daha iyi tanımak ve anlamak için birer fırsat olarak görürler. Sorunlar onları birbirinden uzaklaştırmaz, bilakis yakınlaştırır. Birbirlerini emir kipli cümleler kurmaz, dayatmalarda bulunmazlar. Kendilerine yapılmasını istemediklerini asla karşılarındakine yapmazlar. Sağlıklı ilişkilerde çiftler empati kurar, anlar, dinler ve iki tarafın da kabul edeceği bir çözüm arar. Uzun süren küslüklere fırsat vermezler. Zehirli ilişkilerde sorunlar güç savaşına dönüşür. Her iki taraf da baltalarını hiç acımadan karşısındakinin en hassas noktasına saplar. Küçük sorunlar aşılmaz dağlara, altından kalkılmaz saygısızlıklara hatta fiziksel zararlara yol açar. Her tartışma sonrasında birbirlerinden biraz daha uzaklaşırlar. Birbirini kaybetmekten korkmazlar. Aynı evin içerisinde bile mesafeli dururlar. Uzun süre aynı yastığa baş koymazlar, birlikte uyumazlar sağlıklı ilişkilerde hissetmeden dokunulmaz dürtüden daha çok duygular ön plandadır zehirli ilişkiler ise dürtülerin kontrolündedir kısa süreli yakınlaşmalar uzun süreli uzaklaşmalar var zaten hissetmeden dokunmanın da sevgiyle hiç işi olmaz unutmayın ki sizi mutsuz ve değersiz hissettiren her davranış sizden bir direnç görmediği zaman çoğalarak üzerinize gelir sustuğunuz her sorun çözülmeyen her problem ve sonraya bırakılan her olumsuz durum kendi içinizde çoğalır ve büyür. Sınırların net olarak çizilmediği, kırmızı çizgilerin belirlenmediği ilişkiler sinirlerinize zarar verir. Yeri geldiğinde konuşarak çözebileceğiniz küçük sorunlar bile gün gelir aşılmaz dağlar olarak karşınıza çıkar. Özellikle belirtmek isterim ki karşılıklı saygını olmadığı evler yuva olmaktan çıkar, içinde ömür tüketilen taş duvarlara dönüşür. Yani saygı biterse yuva ölür. Ayağınızın sürekli geri geri gittiği, yüreğinizin sıkıldığı ve ruhunuzun daraldığı bir yerde kim yaşamak ister ki? Peki ya o taş duvarların içinde bir de şiddet varsa? Hem bedenen hem de ruhen acıya dayanmaya çalışıyorsa insan. Tabii ki biz buna ilişki demiyoruz. Çünkü şiddet içinde zerre kadar sevgi kırıntısı varındırmaz. Seven insan karşısındakinin canını yakmaya dayanamaz ona kıyamaz. Bu noktada psikolojik sorunlardan söz etme gerekir ki bu konu derinliği itibariyle bu kitaba sığmayacaktır. Ama duygusal şiddet de en az fiziksel şiddet kadar yıkıcıdır. Hareketler, alay etmeler, aşağılamalar, başkalarının yanında partnerini küçük düşürmekten zevk duymalar, takılan lakaplar ve daha bir sürü duygusal yıpratma buna örnektir. Bazen öyle ağır gelir ki bu aşağılamalar fiziksel şiddetin bile önüne geçer. Ne kadar da acı verir. Bir zamanlar aşk sözcüklerini dilinden düşürmeyenlerin sizin direkt kişiliğinize saldırması, bir zamanlar kıyamam sana diyenlerin sizi ağır sözlerle kırması ve en acı veren tarafı da size bunu yapmaktan zevk duyması. Başka bir deyişle bir zamanlar ağzından bal damlayanların dikenlerini en hassas yerlerinize batırması. Evet, zordur, hem de çok zor. Buna alışmak diye bir şey de yoktur olmamalıdır da. Başkalarının size olan saygısını kaybetmesinden en korkutucu şey insanın kendisine olan saygısını yitirmesidir. Kendini değersiz hissetmesidir. Hiç kimse ama hiç kimse aşağılayarak, kırarak, soğutuğu yüreği bir özürle ısıtamaz. Çok şey belki zamanla unutulur ama dilin yürekte açtığı o yara kolay kolay unutulmaz. Unutmayın, ilişkide birini seversiniz, ve karşınızdaki insandan da aynı şeyi beklersiniz yoksa bunun adı ilişki olmaz aksi halde hasta ruhlara bakıcılık etmekten ileri gidemezsiniz evet sevgi emek ister sabır ister fedakarlık ve saygı ister o yanındayken tamamlanmak uzandayken kavuşmak ister bir an önce onun yanına koşmak ister her zorluğu birlikte aşmak ister Sevgi, iyiliğin, güzelliğin ve iyi niyetlerin gölgesinde yaşamak ister. Şunu yazın bir yere. Kimse sizin efendiniz değil, siz de kimsenin kölesi değilsiniz. Sadece sizin çabanızla yürüyorsa bir şeyler, emin olun ki yanlış yerdesiniz. Acaba aldatılıyor muyum? Tek başına bu soru bile bir insanın gecesini, gündüzünü, ruhunu, uykusunu ve bedenini alt üst edebilir. Bir kere karşınızdakinin sadakatini sorgulamaya başlamışsanız, algılarınız hep bunu açık hale gelebilir. Sevdiğiniz insanın sevgisini, vaktini ve bedenini bir başka insanla paylaşma ihtimali kabul edersiniz ki hiç kimse için kolay anlaşılır, anlatılır ve kabul edilir bir durum değildir. Özellikle yaşadığımız şu dönemde insanların birbirlerini ve duygularını çabuk tükettiğini, teknolojinin bu konuda sayısız alternatifler sunduğunu da kabul edersek, o asla yapmaz dediğimiz insanlar için bir kuşku büyür içimizde. Çevremizde gördüklerimiz ve duyduklarımızla eklenince şüphelerimizin üzerine ister istemez sevdiklerimiz üzerinde kontrolümüz de artar. Kafamızda hangi düşünceler varsa algılarımız da hep o yönde çalışır. Düşüncelerimiz kendini haklı çıkararak işaretler aramaya başlar. Partnerimizin geliş gidiş saatleri, kıyafetleri, sosyal medya hesapları, iletişim araçları gözaltına alınır. Beynimiz bir dedektif gibi çalışmaya başlar. Hele ki bir de şüpheli işaretler ve ipuçları yakalarsak, bütün günümüzü bunları irdelemek ile geçiririz. Öncesinden normal kabul edip görmezlikten geldiğimiz şeyler bile şüpheyle yaklaşmaya başlarız. Doğal olarak da bu durum bizdeki kaygıyı, stresi ve davranışlarımızdaki sıcaklığı etkiler. İlişkimiz temelden sarsılır. Konuşmalarda bir yalan, davranışlarda bir ipucu bulmak için karşımızdaki insanı testlerden geçirmeye ve en ufak ayrıntıları bile gözden kaçırmamaya çalışırız. Masum da olsa, sizi aldatmamış da olsa, sadakatini ve sevgisini birçok kez ispatlanmış olsa bile bu düşünce beynimizi yer bitirir. Sonuç mu? Ya karşımızdaki insan bu durumdan sıkılır ve kaçıp gider ya da siz elinizdeki yersiz kurunturlarla bitişin haksız tarafı olursunuz. Şimdi haklı olarak soracaksınız. Ne yapayım yani? Tamamen özgür mü bırakalım? Hiç mi yanılma payı bırakmayalım? Hiç mi kontrol etmeyelim? Ona sonsuz güvenelim mi? İşte bu noktada bu bölümü iyi okumanızı ve kendinizi okuduklarınızla sorgulamanızı tavsiye ediyorum. O beni asla aldatmaz diyenler Samimiyetle bu düşünceye yürekten inanan insanlar karşılarındaki insana sağlam bir güven duygusu besler. Taraflar birbirlerinin zaaflarını ve güçlü yanlarını çok iyi tanırlar. İlişkileri birçok defa zor dönemlerden geçse de her zaman güçlenerek çekmiştir sevgi ve saygının hüküm sürdüğü empati yeteneği gelişmiş ve yılları birbirine yaslanarak yürümüş insanların söyleyeceği bir ifadedir bu ancak partnerine bu kadar çok güvenenler aldatılma gerçeğiyle karşılaştıkları zaman herkesten daha büyük bir yıkım yaşarlar daha zor toparlanır ve kolay kolay hiç kimseye bir daha güvenmezler gülten akın'ın sen beni benim sana inanmışlığımla vurdun sözü tam da onlara göredir Aldatanın bıraktığı enkaz öylesine büyüktür ki geride kalan bu acıyla bir daha yüzleşmemek için yalnızlığı tercih eder. Kafalarındaki sorunlara mantıklı cevaplar bulamaz. Ben neyi eksik yaptım? Bu hiç de adil değildi. Bu kadar fedakarlığın karşılığı bu mu olmalıydı? Şimdi yeni bir insana nasıl tekrar güvenebilirim cümleleri beyinlerinde dolaşıp durur. Evet onlar için bu bir tramvadır. Bu durumla karşılaşan birçok insan psikolojik tedaviye ve terapilere de ihtiyaç duyabilir. Birçoğu değişir ve eskiden oldukları insanlardan çok uzaklaşır. Güvensizlik duyguları herkese ve her şeye karşı artar. Bununla birlikte değersizlik duyguları da bu süreçte bu duruma eşlik edecektir. Güveniyorum ama her zaman bir yanılma payı bırakırım diyenler Buna inananların öncesinde mutlaka bir aldatılma hikayeleri var. Daha kontrolcüdürler, daha dikkatli adımlar atarlar, sonsuz güvenmek yerine her insan yanılabilir felsefesini benimsemişler. Bazen aşırı kıskançlığa dönüşür bu düşünceleri, bazen ise uzaktan izlemeyi tercih eder. Kalp gözlerinden daha çok akıl gözleri açıktır. Aşırı kontrolcü ve kıskanç olanların ilişkileri uzun sürmez. Yıpratıcı ve yorucu bir süreç geçirir. Bir daha aldatılma gerçeğiyle karşı karşıya kalmamak için aşırı koruyucu ve kısıtlayıcıdırlar. Küçük sorunları bile büyütürler, istemeden de olsa ilişkilerini dayanılmaz bir hale getirir. Ve sonuçta belki de kendisini çok seven o insanı kuruntularına kurban edip kaybederler. Sevdiğim için kaçamaklarına göz yumuyorum diyenler. Aslında bu cümle bile başlı başına bir ilişki tanımının çok çok uzağındadır. İki kişilik süreci çoğul halde yaşamaya ilişki denilmesi ve orada bir sevgiden bahsedilmesi mümkün değildir. Çoğunlukla ekonomik özgürlükleri olmayıp diğer tarafa bağımlı yaşayan mecburiyetlerinden ve engellenmişliklerinden dolayı bu şekilde kendini kandıran insanların süreci açıklama şekli bu yöndedir. Bununla birlikte erkektir yapar, erkeğin elinin kiri, anlayışıyla büyütülen kadınlarda da yaklaşımları genelde böyledir. Duruma isyan etseler de göz yumarlar, sayısız kere affederler. Karşılarındaki de böylesi bir özgürlüğün tadını sonuna kadar çıkarır. Peki insan kendisini seven ve güvenen bir insanı neden aldatır? Aldatan insanların bu soruya verdikleri cevaplara bir göz atalım. Cevap 1 Aynı insanla olmaktan sıkıldım. Yeni bir heyecan ve macera yelken açmak istedim. Yeni insanlar tanımak istedim ve bu sebepten aldattım. Peki neden sıkıldın bir ilişki bitirmedin ve ilişkine ihanet ettin? Çünkü onu seviyorum. Ve bu durumu onunla ayrılmak için bir neden olarak görmüyorum. Bilmesi de gerekmiyordu ve ben de söylemedim. Sonuçta akşam yine onun yanına dönüyorum. Cevap 2. Çünkü bana değer vermiyordu. Eskisi gibi beni önemsemiyordu. Ben ilk zamanlardaki o insanı arıyordum karşımda ama bulamıyordum. İlgi açlığı çekiyordum. Birilerinin bana değer verdiğini görmek beni mutlu etti. Kendimi mutlu hissettim. Cevap 3 Çünkü aşık oldum. Şartlar gereği eski ilişkimi de bitiremedim. Aşık olduğum insanı da bırakamadım ve bu durumu dürüstçe karşımdaki insana söyledim. Artık onu istemediğimi ve sevmediğimi belirttim. Cevap 4 Canının bir şekilde yanmasını istedim. Beni çok üzdü. Ben de onun bana yaptıklarına karşılık olarak ondan intikam almak istedim. Bu liste böyle uzayıp gider aslında ama verilen cevaplar bu başlıklar altında toplanabilir. Yani insanların her zaman bir bahanesi var. Yaptım ama bir sor bakalım neden yaptım cümlesi her zaman dudaklarındadır. Bilmiyorum konu aldatmak olunca en dürüst cevap bile biraz eksik kalıyor gibi. Siz ne dersiniz? İşin en tuhaf yanı ne biliyor musunuz? Bu cevapları verenlerin aynı şey size yapılsa tavrınız ne olurdu sorusu karşısında suskunluğu tercih etmiş olmaları. Çünkü bazı soruların cevapları, bazı hataların bahanesi ve bazı yanlışların da özrü yoktur. Ortada verilmesi gereken bir karar var. O da yüreğimizdeki sevginiz ile mantığınız arasında gidip gelir. Şimdi ben soruyorum size. Aşk her şey affeder mi? Bir insana kaç kez şans verilir? İnsanlar gerçekten değişir mi? Sadakatini kaybetmiş bir insanı affedebilir misiniz? Bu soruların altına yüzlerce soru ekleyebilirsiniz. Ama sahi sevgi neydi sorusuna sadece bir yanıt var. Adına iyilik deriz, dostluk deriz, emek deriz, yürümüyorsa karşısına geçip dürüstçe biti diyebilmeliyiz. Hiç kimseye kendimizi zorla sevdiremeyiz. Bir insanın güvenini kırmak onu hayatının devamında yarım bırakmak gibidir. İçinde sürekli kendini tekrar eden bir şüpheyle yaşatmak değildir. Düşünsenize bunu söylemek bile bir insan için ne kadar zor. Peki ya içeride yaşananlar? Orayı tahmin etmek gerçekten zor. Dikkat ederseniz, değerlendirmelerin çoğunda insan öznesini kullanmayı tercih ettim. Çünkü şu zamanda aldatmanın erkeği ve kadını, yani cinsiyeti kalmadı diyebiliriz. Psikologlara başvuran aldatılmış erkeklerin sayısı da günümüzde az değil. Özellikle boşanma davalarının birçoğu şiddetli geçimsizlik adı altında açılmış olsa da aslında birçoğu aldatılma gerekçeleridir. Peki böyle bir durumla karşı karşıya kalırsak ne yapmalıyız? Durum yaralayıcı olsa da asla bir anlık öfkeyle hareket etmememiz gerekiyor. İhanetin acısıyla sonrasında pişman olacağımız davranışlardan kesinlikle kaçırmalıyız. O beni aldatı, ben de onu aldatacağım. Yaklaşımı bizim öz saygımızı da kaybetirir, öfkemizi besler. Üstelik bu yaklaşımlar karşınızdaki insanın hatasını ve suçunu hafifletmenize sebep olur. Şunu da asla unutmayın lütfen. Aldatılmak sizin yetersizliğiniz neticesinde gerçekleşen bir durum değildir. Her ne kadar bu durum karşısında gururumuz kırılsa da, özgüvenimiz eksilse de konuyu bir reddedilme olarak ele almayın. Her şeyi çok doğru yapmış olsanız da karşınızdaki insan içindeki aldatma dürtüsüne yenik düşebilir. Burada suçlanması ve sorgulanması gereken kişi asla siz değilsiniz. Ama şunu da belirtmek isterim Aldatmaya bir kılıf aramamakla beraber ilişkide görev ve sorumluluklarınızı zaman zaman gözden geçirmek gerekir. Sorun üreten, sürekli karşısındaki insanı iten ve anlamsız kıskançlıklarla hayatı zindan eden taraf siz olmayın sakın. O insanın karşısına geçip bu ilişkide ben neyi yanlış ve eksik yaptım da bunu bana yaşatın diye sorduğunuzda yüzü kızarsın ve başı önüne düşün. Vicdan rahatlığının ve haklı taraf olmanın insana verdiği öyle bir gücü var ki bunu hiçbir terapide bulamazsınız. Hayat denilen şey hayallerle süslenir ama gerçeklerle yaşanır. Şu hayatta büyük konuşmak ve insanlara sonsuz güvenmek yerine kendi ayaklarınızın üzerinde sapa sağlam durmayı tercih edin. Çünkü olmaz dediğiniz olabilir. İnsanlar hatalar yapabilir ve başkalarının başına gelen her şey sizin de başınıza gelebilir. Düştüğünde önce sen tut kendi elinden. Şu hayata karşı sakın bir konuşma. Başına neler geleceğini, neler yaşayacağını asla bilemesin. Hayat bu. Bazen zirveyi görürsün, bazen dibinde bir dibi olduğunu keşfedersin. Her şey yolundayken ve mutluyken ne kadar kalabalık olduğunu, insanlara ihtiyacın olduğunda ise ne kadar da yalnız olduğunu hissedersin. Ama yalnız kaldığın böyle zamanlarda bir gerçeği çok iyi öğreneceksin. Ne kadar güçlü ne kadar sabırlı ve strese karşı ne kadar dayanıklı olduğunu. Unutma ki bir fırtınaya den gelmemiş ne bir gemi ne de bir kaptan kendisini ispat edebilmiş sayılır. Sen de içindeki gerçek seni ancak böyle keşfedersin. Bu süreç zorludur, yıpratıcıdır ve kesinlikle sancılıdır. İnsanın içe dönüş yolunda pişmanlıklar, acılar, yalnızlıklar saklıdır. Yanman gerek, Yarım bırakılman gerek. Yalnızlığın o karanlık yollarında tek başına geçmen gerek. Dostlarının ihanetini, var bildiklerinin yokluklarını görmen gerek. En zorlu zamanlarında yardıma ihtiyacım var diyerek ellerini uzattığın zaman aslında benim hiç kimsem yokmuş gerçeğiyle yüzleşmen gerek. Ayaklarında derman, içinde umut ve karşında insan kalmadığında lütfen biraz daha sabret ve yaslan kendine çünkü o zorlu yolculuğun sonunda seni öyle bir hazine bekler ki orada bulduklarına sen bile şaşıracaksın aslında hiç kimseye ihtiyacının olmadığını ve kendi başına da ayakta kaldığını görünce içindeki gerçek seninle tanışacaksın kendinden başka gidecek hiçbir yer olmadığını insanlarda aradığın gücü aslında kendinin içinde taşıdığını kavradığın o gün işte o gün olgunlaşırsın Eksik taraflarını kendi başına tamamlarsın. Yaralarını sararsın. Ne liman kalır geride, ne de vefasızlığını gördüğün insan. Hepsini bir bir yakarsın. Hayata yalnızlığın aslında o kadar da kötü bir şey olmadığını farkına varırsın. İnsanlara muhtaç olmamanın verdiği o büyük huzur var ya, işte o hiçbir şeye değişilmez. Aciz, çaresiz ve muhtaç değilsin. Sadece kendine yabancısın. Fırtınalara karşı hiç açmadığın kanatlarının gücünü fark ettiğin zaman başkalarının gölgesinde değil kendi gökyüzünde tek başına uçacaksın. Başkalarının sende gördüğü potansiyeli bir gün sen de gördüğün zaman ne kadar güçlü olduğunun farkına varacaksın. Hayat bir yolculuksa eğer benim göreceğim çok sokak var. Saygı görmediğim hiçbir yerde kalmadım bugüne kadar. Bu sevgi görmediğim zaman içinde geçerli. İnsanların eksik bıraktığı bazı boşlukları kendim tamamlayacak kadar güçlüyüm artık. Öğrendim bunu, öğrettiler bana. İnsanın gerektiğinde ön plana çıkıp kendi yarasını kendisi sarabilmeli. İhtiyaç duyduğu saygıyı da sevgiyi de kendisine kendisi verebilmeli. Kendisini böyle yetiştirmeli. Örneğin hiçbir zaman kendisine ben o olmadan yaşayamam dememeli kendi değerini bu denli çiğnememeli. İnsanlarla çeşit çeşit iletişimin farklı ilişkilerin olacak ve zamanı geldiğinde bunlar sonlanacak. Sizin de bildiğiniz gibi insanın hayatı boyunca en özel ilişkisi kendisiyle olandır. Bazı hikayeler bitmesi gereken yerde bitecek, sen de yoluna gideceksin. Birileri olmadan yaşayamayacağı düşüncesine kaplanlar, değerini düşürerek kendi kul hakkına girmekten başka bir şey yapmaz.'' İnsanlara saygını ver, sevgini ver, zamanını ver. Ama bitmesi gereken bittiğinde, gitmesi gereken gittiğinde öz saygını ve ihtiyacın olan sevgiyi kimsenin ayaklarının altına serme. O senin hakkın, o sana ait. Onsuz yaşayamam dediğin insanlardan önce bir hayatının olduğunu, onlarsız da bir hayatın ve gidecek yolunun olduğunu unutma. Bazı yolları bazen tek başına yürümen gerekir. Sakın ısrarcı olma. Sen sadece yoluna bak. Bu hayat sana kendin için yaşa diye verildi. Öz saygını ve değerini başkalarının ayaklarının altına paspas et diye değil. Ve biten her hikayenin senden her gidenin arkasından şu gerçeği kendine haykır. Kimseyle var olmadım, kimsesiz de yok olmam. Hayat bir yolculuksa benim göreceğim daha çok sokak var. Gidenin de bitenin de yolu layığına açık olsun. İşte benden bu kadar. Hiçbir şeyden çekmedik yüzümüze gülüp içten içe haset edenlerden çektiğimiz kadar. Bana bir veriyorsan millete üç ver Allah'ım. Ver ki benim olandan hiçbirinin gözü olmasın. İnsanları tanımakta zorlanıyoruz çoğu zaman. Bazen öyle davranışlarla karşımıza çıkıyorlar ki şimdi buna ne gerek vardı demekten kendimizi alamıyoruz bir yaptıklarımıza bakıyoruz bir de bize yapılanlara ve yaptıklarımızın karşılığında gördüklerimizi hiçbir mantıkla açıklayamıyoruz yaşadıklarımızı ne kendimize ne de karşımızdaki insana yakıştırabiliyoruz peki ama neden neden iyiliklerimizin karşılığında bu tür kaba ve kırıcı davranışlarla karşılanıyoruz lütfen ama lütfen bu tür durumlarda sakın sorunu kendinizde aramayın çünkü cevap muhtemelen kendi davranışlarınızda değil Karşınızdaki insanın iş dünyasıyla ilgilidir. Başkalarının sorunlu kişiliklerini kendi iş dünyamızı kurtaracak kadar önemsemek, canımızı sıkmaktan başka hiçbir işe yaramaz. Çevrenizde size karşı bu yaklaşımda olan insanları bir düşünün bakalım. Bu davranışlarının bir çoğunun temelinde kıskançlık ve haset vardır. Evet, sizde olan ama kendilerinde olmayan, belki de hiç olmayacak kazanımlarınızdır. Onları size karşı bu hale sokan işte bunlardır. Bunu sadece maddi imkanlarla açıklamak da mümkün değildir. Gülen yüzünüz, pozitif enerjiniz, güçlü kişiliğiniz ve insanlarla olumlu ilişkiniz de bu kıskançlığa sebep olabilir. Bu insanların en büyük sorunu nedir bilir misiniz? Bunlar sürekli kendilerini başkalarıyla kıyaslar. Bütün enerjilerini neden ben onun gibi değilim Onda olan bende neden yok gibi sorulara cevap arayarak harcarlar. Sonunda vardıkları bende yoksa onda da olmasın diyecek kadar aciz bir çözümdür. Bu olay bana yengeç sepeti sendromunu hatırlattı. Özellikle Filipinler'de yaygın olan bu balıkçı hikayesinden türedi varsayılan bu sendrom ilk olarak Filipinli yazar Neniş Karaska tarafından kullanılmıştır. Yengeç sepeti sendromu ben yapamıyorsam sen de yapamasın, ben başaramıyorsam sen de başaramasın, felsefesini güder. Yaşamımız ise tam da bu sendromun içinde akıp gider. Okulda, işte, aile içinde, ilişkilerde, kısacası hayatın her evresinde bizi aşağı çekme niyetinde olan kendi başarısızlıklarını ve zayıflıklarını gizlemek için bu durumu bize dayatmak isteyen bu bencil insanları çok gördük ve görmeye devam edeceğiz. Bu tip insanların psikolojik şiddetine maruz kalmamak için mümkün olduğunca onlara hiçbir şeyinizi anlatmayın. Kararlarınızı kendiniz verin. Onlara planlarınızdan bahsetmeyin. Anlattığınız her şeyin önüne taş koyacaklar. Çünkü bu haset insanların gözü daima sizin üzerinizde olacak. Bakın yenge sepeti sendromunun şöyle bir hikayesi var. Kumsalda yürüyen bir adam, avlanan balıkçıya yaklaştığında kova içerisindeki yakalanmış yengeçleri bir yengeç sepetinin içinde görür. Kovanın üstü açıktır, kapağı yoktur. Bu durum onu şaşırtır çünkü yengeçlerin kaçabileceğini düşünür. Balıkçıya sorar. Balıkçı, "Evet der. Tek bir yengeç olsaydı kesinlikle kaçardı. Ancak pek çok yengeç varsa, biri kaçmaya çalıştığında diğerleri onu yakalar. Kaçamayacağından emin olur." geri kalanlar da aynı kaderi yaşarlar yanıtını alır. Tek yengeç kapaksız kovadan rahatlıkla çıkabilirken sayı arttıkça kaçış imkansızlaşır. Çünkü birbirlerini yukarı itmek yerine aşağı çekerler ve birbirlerini engellerler. Sonunda kimse kazanamaz. Bakın bu durumu Cenab-ı Şahabettin ne güzel özetlemiş. Haset, başkasının balını kendi ağzına zehir etmektir. Tam da bu noktada haset ve kıskançlık kavramlarının birbirinden farklı olduğunu da belirtelim. Kıskançlık daha çok aşırı sevgiden kaynaklanan bir durumdur. Bunun yanında başkasında olanı kendisine isteme şeklinde de açıklanabilir. Haset ise daha yıkıcı ve ilkeldir. Sahip olma dürtüsünden daha çok yok etme ve zarar verme dürtüsünü tetikler. Peki, gelin bir de onların açısından ne kadar zor bir hayatları olduğuna bakalım. Bunlar sahip oldukları mallardan hiç tat almazlar ve de haset etmekten geri durmazlar. İç dünyalarında sürekli bir sorgulama, isyan ve mutsuzluk içinde yaşarlar. Kafayı hep başka hayatlara takarlar. Gündüz mutlu insanlara iç geçirerek uzaktan bakarlar, geceleri ise hasetlerinden uyuyamazlar. Ne başkalarının yanında mutlu ne de kendi dünyalarında huzurlu yaşarlar. Aslında bu acizliğin, bu yetersizliğin isyanıdır size karşı gizli bir hayranlık ile gizli bir kıskançlık arasında bir gidip bir gelirler bu insanların eksikliklerini ve yetersizliklerini sakın yüzlerine vurmayın çünkü böyle durumlarda hiç de tahmin edemeyeceğiniz kadar çirkinleşebilirler siz kendi hayatınızda yaşayın bu insanlara bulaşmayın çünkü size karşı hasedi olan ancak siz hayata karşı yenildiğinizde elinizdekileri kaybettiğinizde ve onlardan yardım istediğinizde mutlu olacaklar Yılan ve ateş böceği hikayesini de bu noktada çok anlamlı buluyorum. Yılanın biri bir ateş böceğinin peşine düşmüştü. Onu tam yemek üzereyken ateş böceği "Sana bir şey sorabilir miyim?" dedi. Yılan "Aslında kurbanlarımın sorularını cevaplamam ama bir istisna yapıp sana izin vereceğim." diye karşılık verdi. "Sana bir şey mi yaptım?" diye sordu ateş böceği. "Hayır." dedi yılan. Senin besin zincirine mi dahilim? Hayır dedi yılan. O halde niçin beni yemek istiyorsun diye sordu bu sefer ateş böceği. Işığını görmeye dayanamıyorum da ondan dedi yılan. Konfüçyüs der ki, insanları geçimsiz yapan sevgisizliktir. Birbirine düşman eden iletişimsizliktir. Güzellikten yana ne varsa yok eden ilgisizliktir. Aşk çözüm üretir kapıya bahanelerle gelmez. Çoğumuzun varlığında şüphe duyduğu, bazılarının yaşadığını sandığı ve çok az insanın gerçekten de tattığı o muazzam bir duygu ve dönüşüm halidir. Dönüşün diyorum çünkü aşk insanı tepeden tırnağa dönüştürür. Bazen sizi hiç de olmak istemediğiniz, çoğu zaman eleştirdiğiniz biri haline getirir. Ben olsam asla yapmam dediklerinizi size bir bir yaptırır. Belki de Platon'un dediği gibi aşk bir çeşit şuur bozukluğudur. Haksız da sayılmaz aslında. Çünkü mantığımızda ve ruhumuzda çok şey yerinden oynatır. İleriyi çok iyi gören gözlerimiz, o çok güvendiğimiz hislerimiz ve öngörülerimiz en yakınını bile göremez. Tahmin bile edemez olur. İşte en büyük mutluluklar, en büyük hatalar tam olarak burada yaşanır. Bir uçunumun kenarında manzaranın güzelliği karşısında mest olmuşken ayağınızın altındaki boşluğu fark edemezsiniz. Ben buna duygusal körlük diyorum. Yani yaşadığınız duyguların yoğunluğuyla kime inandığınızın, umudunuzu kime bağladığınızın ve sizi sürekli uyaran mantığınızın pek de bir önemi kalmıyor bu noktada. Varsa yoksa o, onu görmek, ona dokunmak ve onunla olmak üzerine kurulu bir hayat.'' İşte tam da bu noktada bir mucize gerçekleşir bedeninizde. Gözlerinizin ışığı, cildinizin parlaklığı ve çevrenizi aydınlatan yaşam enerjiniz herkes tarafından fark edilir. Evet, içten dışa doğru güzelleşir ve gençleşirsiniz. Özgüveniniz, imserliğiniz ve yüzünüzdeki o ışıltılı gülümsemeniz tavan yapar. Bu dönüşüm öyle hızlı ve etkilidir ki, aşık olduğunuzu isteseniz de çevrenizden gizleyemezsiniz. Uzun telefon konuşmaları, aynanın karşısından geçirilen saatler ve geleceğe dair kurulan hayaller uzar da uzar oysa koşulsuz ve olgun bir aşkın aynaya bile ihtiyacı yoktur çünkü aşk karşındaki insanı her haliyle sevebilmektir hiçbir karşılık beklemeden onu olduğu gibi kabul edebilmek yaptıklarınız ve yapmadıklarınız noktasında size gelen sorulara çünkü onu seviyorum diyebilmektir Aşk beklentilerden beslenmez. İçinde eğer yaparsan, değişirsen, istediğim gibi olursan gibi ifadeleri asla kabul etmez. Aşkta birine sevdiğin için ihtiyaç duyarsın. Bu ihtiyacını karşıladığı için karşındaki insanı seversin. Osho bu konuyu ihtiyaç duyulma ihtiyacını yok edebilen tek başınalığı ve sevmeyi becerebilir diye özetlemiştir. Aşk beyninizdeki dopamin hormonunu gün geçtikçe artırır. Bu hormon aynı zamanda madde bağımlısı insanlarda da olduğu gibi sizi de aşık olduğunuz insana bağımlı hale getirir. Bağlı olmak ile bağımlı olmak arasındaki o muazzam fark da işte burada başlıyor. Bağlı olmak içinde kişisel özgürlüğü ve mesafeyi barındırırken bağımlılık ise bir başkasının hayatında yok oluştur. Var olabilmek adına bir kayboluştur. Bağımlılık, sensiz ben bir hiçim demenin en basit yoludur. Aşk bu değildir. Aşk, kendi egonu beslediğin, karşındaki insanın kendi mutluluğun için tükettiğin ve ayrıldığında ise arkasından beddualar ettiğin bir duygu hiç değildir. Aşk, senlikten ve benlikten geçip biz olabilmektir. Bir insanda yok olmak değil, onunla çoğalabilmektir. Aşk güvenebilmektir. Yeri geldiğinde geri döneceğini bilerek onu özgür bırakabilmektir. Aşk bağımlı olmak değildir, bağlı kalabilmektir karşındaki insana zorla kabul ettirdiğin hiçbir düşünceyi, değiştirmeye çalıştırdığın hiçbir davranışı ve sadece bir insanın omuzlarına yüklenen hiçbir sorumluluğu aşk kabul etmez. Aşk çözüm üretir. Kapıya bahanelerle gitmez. Zorluklarla baş ettikçe büyür ve gelişir. Karşılaşan ilk zorlukla bitmez. Bitiyorsa da üzerinde çok durmamak lazım. Çözümler yerine bahanelerle kapına gelenden sana asla hayır gelmez. Aşkın Yapısı Robert G. Stenberg, aşkın yapısını açıklamak amacıyla yakınlık, tutku ve bağlılıktan oluşan bir kuram önermiştir. Kurama göre yakınlık, paylaşım ve kendini aşmayı, tutku, ayrılma ve cinselliği, bağlılık ise ilişkinin kısa vadede varlığı, uzun vadede devamı ile ilgili karar süreçlerini içermektedir. Yakınlık bir ilişki içindeki duygusal yatırımı, tutku, güdüsel katılımı, bağlılık ise bilişsel süreçleri ifade etmektedir. Aynı şekilde yakınlık sıcak, tutku, ateşli, bağlılık ise soğuk ile ilişkili değerlendirilebilir. Bu üç temel bileşenin sınıflandırılmış sekiz olası alt aşaması bulunmaktadır. Aşksızlık İlişkilerimizin büyük bir kısmını bu üç bileşenin de bulunmadığı bu tür gündelik etkileşimler oluşturur. Ne yakınlık, ne tutku, ne de bağlılık söz konusudur. Hoşlanma Yakınlık bileşenin egemen olduğu ilişkilerdir. Kişi karşısındakine yakınlık hisseder. Ancak tutku ya da bağlılık söz konusu değildir. Bu durum bir arkadaşa karşı hissedilen duyguları tanımlamaktır. Delicesine aşk Tutku bileşeninin egemen olduğu ilişkilerdir. Yakınlık veya bağlılık içermeyen yoğun fizyolojik uyarılma söz konusudur ve genellikle kısa süreli yaşanır. İlk görüşte aşk bu grupta bulunmaktadır. Boş aşk. Tutku ve yakınlık bileşenlerini içermeyen sadece bağlılığın söz konusu olduğu ilişkilerdir. Karşılıklı duygusal yakınlığın ve fiziksel çekimin azaldığı ya da ortadan kalktığı ve uzun süredir devam eden ilişkilerde görülen aşksızlığa yakın bir durumdur. Romantik aşk Yakınlık ve tutkunun bulunduğu, ancak bağlılık içermeyen ilişkidir. Kişiler birbirlerine karşı fiziksel ve duygusal olarak ilgi duyarlar fakat aşklarının sonu belirsizdir. Dostça aşk Bağlılık ve yakınlık bileşenlerinin egemen olduğu tutku içermeyen ilişkilerdir. Genellikle fiziksel çekimin son bulduğu uzun süreli ilişkilerde ve evliliğin ilerleyen yıllarında görülür. Aptalca aşk Yakınlık içermeyen ancak tutku ve bağlılık bileşenlerinin fazlasıyla bulunduğu ilişkidir. Yakınlık göz ardı edilip tutkuya dayalı bir bağlılık yaratılır. Zaman içinde tutku ortadan kalkınca geriye sadece bağlılık alır mükemmel aşk üç bileşenin bir arada bulunduğu ve üç bileşen arasında dengenin kurulduğu ilişkilerdir çoğumuz böyle bir ilişki arzularız ancak bu tür bir ilişkinin kurulması süreceği anlamına gelmez sizin sevgi diliniz nedir herkes aynı dili konuşsa da algıları anlaşılmaları ve anlama düzeyleri birbirinden farklıdır aynı şeyi söylediğin halde söylediklerini çok farklı şekilde anlayan insanlar olmuştur hayatında hatırla insanların beklentileri yaşadıkları ve karakter yapıları bile aslında ortak anlamlara gelecek sözleri farklı şekilde yorumlamalarına sebep olabilir basit sözlerin bile yeri geldiğinde çok karmaşık hale geldiğini gördüğümüzde sevginin ifade edilmesi de kişiden kişiye değişiklik göstermektedir aslında hangi dilde ve ne şekilde olursa olsun sevginin her yerde kendini belli eden en belirgin özelliği değer vermek, kaybetmekten korkmak ve karşındaki insana hayatında bir öncelik tanımaktır. Ancak bu ayrıcalıkların dışında insanların sevildiğini hissetmesi ve doğru yerde olduğunu fark etmesini sağlayan durumlar var. Bunları başlıklar altında ele alalım. Sürekli takdir bekleyenler bazı insanlar dış destekli yaşar ve sürekli ruhlarının okşanmasını talep ederler. Bu insanların duygusal olarak tercih ettikleri kişilik tipleri de bu boşluklarını ve beklentilerini karşılayan insanlardır. Kendilerini özel hissetmeleri için gerçek ve gerçek dışı, doğru veya yanlış, mevcut olan veya olmayan iltifatlarla beslenmeleri gerekir. Aksi halde en ufak bir olumsuz görüşte veya eleştirinizde sizi de diğerlerinden farksız görmeye başlar. Bu insanların sevgi dili sürekli iltifat almaktır. Kişilik yapıları kendileri hakkında olumsuz yorumlara karşı direnir. Değişime kapalıdırlar. Kendilerine hayran olan veya olduğunu düşündükleri insanlardan bir çevre kurarlar. Duygusal ilişki kuracaklarını da bu insanlar arasında seçerler. Baskın karakterdirler. Hediye almayı çok severler. Modları anlık olarak değişkenliği gösterebilir. Uzun ve sağlıklı ilişkiler kuramazlar. Özgüvenleri düşüktür. Yetersizliklerini tartışmalar sırasında sıkça başvurdukları kalabalıklarıyla kapatırlar. Birçoğunun çocukluk ve ergenlikten getirdikleri ciddi psikolojik sorunları var. Geyşa ruhlu kadınlar. Bazı insanlar mutlu ettikçe mutlu olurlar yaptıklarından dolayı karşısındaki insanın yüzündeki bir tebessümle ve samimi bir teşekkürle beslenirler. Onların sevgi dili fedakarlıktır. Sevdikleri insanların hayatlarını kolaylaştırdıkları ve onları mutlu ettikleri sürece kendilerini iyi hissederler ve mutlu olurlar. Varlıklarının ne kadar değerli olduğunu hissettirmesi bu insanların moral ve motivasyonu için çok önemlidir tam bir adanmışlık içinde hareket ederler. İlişkilerine, eşlerine ve çocuklarına en iyisini verebilmek için bıkmadan, usanmadan çalışırlar. En iyi sevgili, en iyi eş, en iyi anne, en iyi komşu, en iyi gelin, en iyi vesaire vesaire olurlar. Ama bu insanların birçoğu hayatı ıskalar, kendilerine hep geç kalır. Çabuk çöküp, çabuk tükenir ve çoğu zaman da hayal kırıklıklarıyla yüzleşir. Ama kişilik yapılarıyla sevgi dilleri bu olduğu için kolay kolay değişmezler. Ve aynı yollardan tekrar tekrar geçerler. Değmezmiş, kendime ettim, ben bunu hak ettim, nankörlük vesaire gibi pişmanlık ifadelerini onlardan sık sık duyarsınız. Özgür Ruhlular Başlıktan da anlaşılacağı üzere bu insanların maceracı bir ruhları var. Uzun yolculukları, yeni mekanları ve yeni insanlar tanımayı tercih ederler. Eş ya da partnerlerini de aynı ruhtan tercih ederler. Sık sık şehir, mekan ve ev değiştirirler. Rutinlerden pek hoşlanmazlar. Mal ve para biriktirmeyi sevmezler. Onun yerine güzel anılar biriktirirler. Kazandıklarının çoğunu gizemli yolculuklarına harcarlar anı yaşamayı tercih eden insanlardır. Geç ebeveyn olmayı tercih ederler ve çocuklarını da aynı özgür ruhla büyütürler. Bu insanlar için hayat, gezmek, eğlenmek ve hayatın tadını çıkarmaktan ibarettir. Onlara vereceğiniz en güzel hediye uzak bir ülkeye alınmış uçak bileti ya da planlanmış çadır tatilidir. Fazla romantik sayılmazlar. Neşeli tiplerdir. Kalabalık çevreleri var Dünyaya bir daha mı geleceğim sözüyle bu insanları diğerinden kolayca ayırt edebilirsiniz. Bağımlılar. Bu insanların bir bütün olabilmeleri ve kendilerini ifade edebilmeleri için yanlarında mutlaka eşlerinin veya partnerlerinin olması gerekir. Onlar olmadan genelde silik ve özgüvensiz tiplerdir. Partnerlerinin yanında asla ayrılmazlar. Bunu sadece sevgiyle açıklamak mümkün değildir bu aynı zamanda bu insanların güvensizliğinin de bir sonucudur kendilerini eksik buldukları için aldatılacaklarını ve terk edileceklerini zannederler birlikte yapılan her aktiviteden hoşlanırlar bu şekilde kendilerinin sevildiğini hissederler bu tür insanlar eşleri ve partnerleri yanlarında olmadığı durumlarda sürekli arar veya mesaj atarak varlıklarını hatırlatma ihtiyacı duyarlar genelde çok fazla arkadaşları yoktur Kendini övgüleriyle, ilgi ve sorunlarıyla eşlerini ve partnerlerini boğarlar. Panorayak tiplerdir. Boş zamanlarında sürekli kafalarında kurar ve zamanla buna inanırlar. Zor insanlardır. Hayatı kendilerine de, eşlerine de, partnerlerine de zindan ederler. Evde birlikte geçirilen saatler onların en mutlu olduğu zamanlardır. Eşlerinin ve partnerlerinin dışında. Umursamazlar Bunlar belki de en zor anlaşılan insan tiplerindendir. Rahatlıklarıyla ve sakinlikleriyle bilinirler. Soğuk kanlılıktan öte bir rahatlıkları var. Siz onları boş ver hallederiz. aceleye gerek yok. Takma kafana. Ifadelerinden tanırsınız. Uzun süre aynı koltukta oturmak, haddinden fazla uyumak, her şey zamana bırakmak, dağınık çalışmak, az konuşmak ve her yerde ve her durumda rahat davranmak en belirgin kişilik özellikleridir. Giderken onu bıraktığınız koltukta saatlerce sonra yine aynı şekilde bulabilirsiniz. Çoğu şeyi kafalarına takmazlar. Aslında tam da bu dünyanın insanlarıdır. Ağır hareket ederler ve çok ağır yaşarlar. Sevgi dilleri ise ama bana dokunmadır. Böylesine rahat bir kişilik, sorumluluk sahibi ve tez canlı bir insanı çileden çıkarmak için yeterlidir. Bu tür insanlardan bir şey isterken birçok kez söylemeniz ve sonucu sabırla beklemeniz gerekir. Aslında eğlenceli tiplerdir az konuşsalar da asla boş konuşmazlar, esprili kişiliklerdir. Kolay kolay değişmezler, kimseyi değiştirmeye de çalışmazlar. Onları olduğu gibi kabul etmeniz gerekir, sadık insanlardır. Ama ebeveyn olmak noktasında bir çocuğun sorumluluğunu çoğunlukla karşısındaki insana yükler. Keyif insanları onlar, yüzlerinde sürekli tuhaf bir tebessüm var. Uyumludurlar. Hayatlarındaki en zor kararları oturdukları yerden kalkıp kalkmama konusudur. Biz onunla arkadaş gibiyiz. Az bulunan ama herkesin hayal ettiği ilişki türüdür. Bağımlılık değil bağlılık, şüphe değil güven. Vıcık vıcık bir aşk değil, samimi bir birliktelik. Bahanecilik değil, çözümcülük. Bencillik değil, çoğulculuk üzerine kurulmuştur. Aslında birçoğumuzun tarifini çok iyi yaptığı, istediği bir durumdur. Peki gerçekten de var mıdır böyle ilişkiler? Evet, kesinlikle var. Sayıları çok fazla olmadığı için çevremizde pek şahit olmasak da birbirlerinin hayatlarında birer mucize gibi yaşayan, yaşatılan ve değer gören beraberlikler var. Ve birçoğunun ortak noktası nedir biliyor musunuz? Bu çiftler çoğunlukla arkadaşlık sürecinde birbirlerini tanımışlar. Bunlar birbirlerini bir beklenti içine hiç girmeden en doğal ortamlarda gözlemlemişlerdir acılarına, sevinçlerine, zaflarına, güçlü yanlarına ve belki de çoğu kez ayrılıklarına tanık olmuşlardır. Çoğu zaman birbirlerinin omuzlarında teselli bulmuşlardır. Aynı filme gülmüşler, aynı yolda yürümüşler. Sadece birbirlerini değil, ailelerini de çok yakından tanıma fırsatları bulmuşlar. Ve belki de birçoğu yine ailelerinin neden onu düşünmüyorsun teklifi ve ısrarıyla aynı yasla baş koymuşlar. Burada sorulması gereken soru belki de şudur. Öncesinde arkadaşım dediğin bir insana karşı sonrasında duygusal bir şeyler hissedebilir misin? Ya da bazılarını yaptığı ya da yapmaya çalıştığı gibi. Duygusal bağ kurduğun bir insanla ayrıldıktan sonra arkadaşlarına devam edebilir misin? Konumuz gereği biz ilk soruyu irdeleyeceğiz. Genellikle mantık evliliği yapmak isteyenlerin tercih ettiği birlikteliktir bu. Tanıdığın bir insanı zaman içerisinde sevmek birçok insanın başına gelmiş bir durumdur. Birçoğu geçmişini, huyunu, hayallerini, zevklerini, ailesini, arkadaşlarını bildiği birini tercih etmek ister. Bu da ancak her şeyin samimiyet içerisinde paylaşıldığı bir süreçte gerçekleşebilir. Tabii ki her zaman sonuç istediğiniz gibi olmayabilir. Hatta bir süre sonra hayatını ezbere bildiğin bir insan nasıl böyle değişti de diyebilirsiniz. Yaşadığımız bu hayata daima risklerin olduğunu ve çok yakından tanıdığınız insanların bile değişebileceği gerçeğini sakın unutmayın. 90'a 10 kuralı. Lao Tzu düşüncelerini izle, sonra onlar kelimelere dönüşür. Kelimelerini izle, sonra onlar eyleme dönüşür. Eylemlerini izle, sonra onlar alışkanlıklarına dönüşür. Alışkanlıklarını izle. Sonra onlar karakterine dönüşür. Karakterini izle. Sonra onlar kaderine dönüşür. Demiştir. Hayatımızın yüzde onu kontrolümüz dışında gelişen hayatın bize getirdikleri, kalan yüzde doksanı ise başımıza gelenlere verdiğimiz tepkilerin oluşturduğunu söyler. Amerikalı liderlik otoritesi Dr. Stephen Covey, yani sizin kontrolünüz dışında başınıza gelecek binlerce olumsuz durum ve işin en ilginç yanı da tüm bu sorunların ömrümüzün sadece, sadece yüzde onunu oluşturduğunu söylemiştir. Yaşanacak olumsuzlar binlerce ama bu süreç sadece hayatınızın yüzde onunu meşgul edecek. Konya şimdi biraz daha iyimser baktığınızı umut ediyorum ve şimdi sıkı durun. Kalan yüzde doksanlık kısmı tamamen sizlere ait. Karşınıza çıkan sorunlara karşı nasıl tepki verdiğinize, ne kadar mantıklı düşündüğünüze, çözüm üretme becerinize, yani kişiliğinize bağlı. Gün içerisinde yaşadığı küçük bir sorunu bütün gün kafasına takan, uykuları kaçan ve en karamsar senaryolar kuran insanlar var. Eminim bu tariften sonra aklınıza birkaç kişi gelmiştir bile. Belki de tarife uygun profil sizsiniz. Şimdi gelin konuyu biraz daha derinlemesine ele alalım. Yaşadığımız birçok olayın anlamı ve ağırlığı bizim onlara verdiğimiz tepkilere göre kafamızda yer meşgul eder. Örneğin günlük hayata çok az yüz yüze geldiğimiz bir insanın bizimle ilgili görüşlerini normalde çok fazla dert etmememiz gerekir. Ya da çok beğenerek aldığımız bir kıyafet ile bizim için herhangi biri olmaktan öteye geçmeyen insanların olumsuz yargılarını kafamıza takmamamız gerekir. Günlerce beklediğimiz bir pazar pikniğinin hava durumunun elverişsiz olması sebebiyle iptal edilmesi başka bir plan yapmamıza engel olmamalıdır. Ama gel gelelim birçok insan bu tür olumsuzluklar karşısında hiç de sağlıklı tepkiler veremiyor öfkesini bazen çevresindekini inciterek ya da tüm gününü mahvederek geçiriyor. Peki sözlerin bıçaktan keskin, gözlerin kin dolu ve insanların da acımasız olduğu şu zamanda psikolojimizi korumak için neler yapabiliriz? Öncelikle kontrol edemediğiniz olumsuz durumları öfkeyle değil, sakin bir kafayla değerlendirelim. Bu durumdan kurtulmak için oluşturduğunuz çözüm önerilerini sıralayın ve bunları fikirlerine güvendiğiniz insanlarla gözden geçirin. Süreç içerisinde sakinliğinizi mutlaka koruyun. Geçmişte bu tür durumlarla karşılaştığınızda düşündüğünüz gibi çok kötü sonuçlanmadığını, hatta bazılarının sizin için daha hayırlı olduğunu hatırlayın. Hayatınızda çok yeri ve önemi olmayan insanların Sizinle ilgili fikirlerini kulak arkası etmeyi alışkanlık haline getirin. Ne söylediğinden daha çok bu sözü kimin söylediğine odaklanın. Olaylarla ilgili gerçekleri ilk ağızdan öğrenmeden harekete geçmeyin. Stresle baş edebilme teknikleri konusunda çok daha fazla bilgi edinin ve bu teknikleri alışkanlık haline getirin. En önemlisi de başınıza gelen olayların yüzde onunu kontrol edemediğinizi ama onlara verebileceğiniz tepkilerin kontrolün sizin elinizde olduğunu kavrayın ve bunları unutmayın. İnsanlara göre değil, gönlünüze göre yaşayın. İlişki iki kişi arasında doğup büyüyen bir canlıdır aslında. Belki eti kemiği yoktur ama öyle derinden hissedersin ki sanki canının içinde bir can taşırsın. Her canlının ölümü gibi bir insanın varlığına içinizde son vermek ya da bir insanda son bulmak da bir travmadır. Alışkanlıklara, anılara, hayallerini kurduğunuz yarınlara, hep el ele yürüdüğünüz yollara, uyandığınızda ondan gelen bir mesaja güne mutlu başladığınız sabahlara ve ancak onunla anlamı olan şarkılara veda etmek gerçekten acıdır. Evet, varlığına alıştığınız bir insanın yokluğuyla yüzleşmek fazlasıyla acıdır. Bu ayrılık süreci kişilik yapınıza ve ilişkinizin derinliğine göre değişen bir yaz süreci barındırır içinde. Bitişin ardından biraz hüzün, biraz kızgınlık, biraz özlem, biraz hayal kırıklığı ve çoğu zaman da büyük bir acı bırakır geriye. Bu yüzden sevdiğiniz birinin ölümüne alışmamızı sağlayan yaz tutma sürecini ilişkiler bittikten sonra da yapmak gerekir. Böyle bir durumda size yakışır bir şekilde veda etmek içinizdekileri söylemek ve geçmişle yüzleşmek çok önemlidir. Çünkü zihnimiz yarım kalmış işleri tamamlayabilmek için bir telefonun arka planında çalışan uygulamalar gibi hep açık tutar kendini. Zihin geçmişe ait çok çekmeceyi kapattığı için sürekli kendini sorgular. Bu acımasız sorgulamalar da bu iç konuşmalar da anında duygulara dönüşür. Bu da telefonun bataryasını çabucak bitirdiği gibi ruhumuzun enerjisini de tüketip yok eder. Peki bu nasıl olacak? Biten ilişkinin yasını nasıl tutacağız? İlişkilerin ilk bitiş anları genelde şok etkisi yapar. Derin bir acı ve ağırlık hissederiz göksümüzün üzerinde. İçimizdeki bu ağırlık hissi hemen açıp kurtarabileceğimiz türden değildir. Uykusuz geceler, yeme bozuklukları, alınganlıklar, yalnızlıklar, cevap bekleyen sorular ve sonrasında kendinize çok kızacağınız davranışlar belki sizi, evet bu acı ilk zamanlarda yoğun yaşanacak. Bedenimiz fena halde yıpranacak, hırpalanacak, bizi olur olmaz yerlerde ağlatacak. Eğer ki bu yaz sürecini sağlıklı tamamlayabilirsek, bedenimiz gibi ruhumuz da bu duruma zamanla alışacak ve o yara elbette bir gün kapanacak. Unutmayın ki böyle ağır travmaların ve ağır duyguların etrafında dolaşamazsınız. İçinden geçmek zorundasınız. Yani belki içiniz çok yanacak. Ama emin olun ki arınarak çıkacaksınız bu süreçten. Gün gelecek hiçbir acının ilk günkü gibi içinizi kavurmadığını anlayacaksınız. Onsuz asla dediğiniz her ne varsa hayata dair hepsine teker teker alışacaksınız. Onsuz bir tadı yok dediklerinizi gün gelecek tek başınıza yaşayacaksınız. Ve emin olun, zamanla bundan da keyif alacaksınız. Çünkü alışmak insanın hayata kalabilmesini sağlayan en büyük lütuflardan biridir. Önemli olan yaşanandan ders çıkarmaktır. Yaptığını ve yaşadığını bir hata olarak görüyorsan onu tekrar yapmamaktır. Doğruyu cebine koyup yanlış olanı bir kenara bırakmaktır. Önemli olan geride bıraktıklarından pişman olmamaktır. Kalmışsa içinizde bir pişmanlık, bunun için kendinizi suçlamamaktır. Kızgınlıkla aynada baktığın yüzüne arayı fazla soğutmadan en kısa zamanda tekrar barışmaktır. Aksi halde bu ruh hali sizi en geç bir hafta içinde depresyona sokacaktır. Ve girdiğiniz bu depresyon belki aylarınıza, yıllarınıza hatta hayatınıza mal olacaktır. Ayrıldıktan sonra en temel kural hayata tekrar tutulmaktır. Aynada yüzünüze ve hayata gülümseyerek nerede kalmıştık diyerek adım atmaktır. İşte tam da bu noktada size en iyi gelecek olan aileniz, dostlarınız ve hobilerinizdir. Herkes şu hayata düşer ve kalkar. Size uzatılan ellere lütfen sırtınızı dönmeyin. Onların iyi niyetlerini ve hoş sohbetlerini lütfen önemseyin. Yani yalnız kalarak kendinizi odalara kapatarak ve hayattan uzaklaşarak hayatı kendinize zindan etmeyin. Belki bir süre keyif alamazsınız da bu yeni normalinizden olsun yine de lütfen deneyin. Göreceksiniz ki iyi gelecek. Siz asık suratla dışarıda kahvenizi yudumlarken belki bir çocuğun gülümsemesi, belki bir martının sesi, kim bilir belki de bir dostun şefkat dolu o gölgesi size iyi gelecektir. Ağlamak istediğinizde ağlayın, gülmek istediğinizde gülün. Ama bunu yaparken lütfen hayatın içinde kalın. Bir diğer yapılması gereken husus da özellikle ilişkiler bittikten sonra can acısıyla akıl işlevini yitirmeye başladığında kontrolü ilkel duygulara bırakıp o ilkelliğin bizi yönetmesine izin vermektir. Özellikle karşı tarafın canını acıtmak için ya da kendi acımızla baş edemediğimizde yeni birini bulma arayışı içine girebiliriz. Bunu lütfen yapmayın. Yaranızı tuzla sarmayın. Bunu lütfen yapmayın. Bedeninizi ve ruhunuzu biraz zamana bırakın. Hele bir durulsun şu sular. Taşlar otursun yerine ve kalbiniz de evet ben hazırım desin. İşte o zaman yeni ufuklara yelkenlerinizi açın. Yüreğinize dokunanları lütfen önce mantığınızla enine boyuna sorgulayın. Unutmayın ki büyük depremde yıkılmayan binalar arçı depremlerle yıkılır. Ve son bir şey daha. Her ayrılık belki sizden çok şey koparır ve çok şey alır. Ama bilin ki aldıklarının çok daha fazlasını size bırakır. İster adına tecrübe deyin, ister yaşanmışlık, ister aldanmışlık deyin, ister pişmanlık. Sonuçta bu sizin hikayeniz. Lütfen insanlara göre değil, gönlünüze göre yaşayın. Gitmeyi bilmek Victor Hugo'nun yerini vaktinde terk etmeyi bilmek gerçek orgunluktur. Sadece acizler kalmakta ısrar eder sözü bana çok güç veriyor. Ve anımsadıkça terk etmem gereken yeri, insanları ve olmamam gereken her yeri terk ediyorum. Çünkü aciz bir insan değilim, ben bunu iyi biliyorum. Şu hayatta her şeyin doğru bir zamanı var. Bilme gerekir nerede konuşup nerede susacağını, derdini kime anlatıp yaranı kimden uzak tutacağını ve kime adım atıp kimden kaçacağını. Kimden ne zaman gideceğini bilmek de hayatımızda verdiğimiz en önemli karardır. Gitmek kendi içinde başlı başına olumsuz bir durum içerir. Bütün ayrılık şarkılarının ve hüzünlü şiirlerin kapağıdır. Hele ki geride bıraktığın topraklarda çok derin köklerin varsa eğer, işte o zaman bu devrime dönüşür. O kalın zincirlerini kırmak, yıllarını, anılarını ve alışkanlıklarını geride bırakmak öyle kolay değildir. Bir öfke anında kolayca söylendiği gibi yaşanmaz gitmelerin gerçeği. Her sabah uyandığında boş boş baktığın o duvarlar değişir. Yürüdüğün yollar, selam verdiğin insanlar ve hatta yıllarca üzerine bastığın toprak değişir. Ama en önemlisi nedir biliyor musun? Gitmekle içindeki sen değişir. Bir kez adım atınca o kapıdan dışarıya senden birçok şey de geride kalır. Ve çoğunlukla bıraktığının fazlasını görürsün. Peki böylesine zorlu bir sürece ve yol ayrımına nasıl gelir insan? Doğru zaman nedir? Kimden ve neden gidilir? Her insan gidebilir mi? Gitmek fiili aynı zamanda kendi içinde yeni başlangıçların ve yeni hayatların da anahtarlarıdır. Bahsettiğimiz gibi gitmek her ne kadar ilişkiler için olumsuz bir durumu ifade etse de aynı zamanda bir dönüşümün habercisidir. Üzerine ölü toprağa atılmış, hayatı alışkanlıklar dışına çıkmamış ve yaşadığı olumsuzluklar artık yüreğinden dışarı taşmış insanlar için yeniden filizlenme mevsimidir. Hiç kimse durduk yere gitmek istemez birilerinden ya da bir yerlerden. Ya biri onu itmiştir ya da çoktan vazgeçmiştir. Ya sabrı tükenmiştir ya da gücü bitmiştir. Yani kaldığı yerden ve yüzlerine gülümsediği insanlardan bütün umudunu kaybetmiştir. Dedim ya, hiçbir eylem öyle durduk yere gerçekleşmez. Yaşanın her hayal kırıklığı, hak etmediği şeyleri yaşamanın sıklığı ve her gece başımızı yastığa koyduğumuzda içimizden yükselen ben yanlış bir karar vermişim sesiyle pişmanlığımız arttıkça insan daha fazla bakar kapıya ve yollara. Kim ister bir anda tüm düzenini değiştirmeyi? Ama bazı ilişkiler insanların sırlarını ve sinirlerini fazlasıyla zorlar. Sözler ağırlaşır. Davranışlar kabalaşır ve küçük tartışmalar bile içinden çıkılmaz boyutlara ulaşır. Ve bir gün bakar ki insan karşısındaki insanın donuk gözlerine ve der ki ben bu insanla ömrümün geri kalanını gerçekten geçirmek istiyor muyum? İşte bu sorunun cevabı insanların kaderini ve yolunu belirler. Yani sözün özü biri iter, biri gider. Mutsuz olduğu, değer görmediği, Yanlarında kendini mutsuz hissettiği yerlerden ve insanlardan gidebilmek güçlü bir kişilik ile duruş gerektirir. Bu güçlü kişiliğin yanında sosyal ve ekonomik yönden desteklenmesi gerekir gidenlerin. Ama tüm bu imkanlardan yoksun olacağını bile bile öyle kararlı gidişler vardır ki, önüne koca bir dağı koysanız yolundan ve kararından asla döndüremezsiniz. İşte Hayatı sil baştan yaşayanların, kendilerine yaslanarak tekrar ayağı kalkanların, gücünü kendi kararlarında bulanların hikayesi böyledir. Bunların hepsi başlı başına birer başarı hikayesidir. Hepsi birer anka kuşudur. Pes etmek için binlerce sebepleri varken tutunacak bir dal bulup ben daha bitti demedim diyenlerin yaşam öyküleri. Gelin bu insanları biraz daha yakından tanıyalım. Bu insanlar kendi işlerini kendileri halletmeye alışmıştır. Zorunda kalmadıkları sürece dışarıdan asla yardım almazlar. Son derece gururludurlar. Bir kalıba girmeyi sonuna kadar reddederler. Birinin gölgesi altında yaşamak istemezler. Bu insanların ruhlarını ve hayallerini asla zincire vuramazsınız. Çok zorlarsanız elinizden uçup giderler. Bunlar birçoğundan daha fazla tecrübeleri var. Hayatı akıl süzgeçiyle değil, gönül gözüyle süzerler. Farkındalıkları yüksektir. Çevrelerinde olup bitenleri, arkalarından çevrilen dolapları ve söylenen yalanları kolaylıkla anlarlar. Kendilerini kanıtlamaya asla ihtiyaçları yoktur. Birçoğuna göre kalın bir başarı kitabı olabilecek hayatları onlar için gayet normaldir. Kimin ne yaptığıyla, nereye gittiğiyle, ne giydiğiyle Bunlar ilgilenmezler. Vakitlerini asla böyle basit şeyler için harcamazlar. Çok yardımsever insanlardır. Acının, yalnızlığın ve çaresizliğin ne demek olduğunu çok iyi bildiklerinden dolayı vicdan ve merhamet duyguları çok güçlüdür. Omzuna başınızı yaslayıp konuşmak ve ağlamak istediğinize aklınıza ilk gelen insanlar onlardır. Kalabalıklarda şen kahkahalarından, yalnızken gözyaşlarından tanırsınız onları çok güvendiği insanların yanında ağlarlar hiç kimsenin onları zayıf görmesini istemezler sadakat güven ve dürüstlük orta kişilik özellikleridir bu sebepten dolayı çevreleri çok kalabalık olsa da yine de yalnız insanlardır zordur gitmek özellikle arkana bakarak gidiyorsan eğer işte onun acısı dayanılmazdır yaşayan bilir gitmemek ve kalmak için savaşan bilir işte burada en büyük dostumuz aslında zamanın ta kendisidir. O büyük usta aslında bize şunu demiştir. Kırılmış kalbini de yaşanması mümkün olan ama yaşanmayan hayallerini de bana bırak. Sonunda göreceksin ki kaybettim diye düşündüğün birçok şeyin daha fazlasını ve daha güzelini yaşayacaksın. Şimdilik sabret. Hayat çoğunlukla vereceğimiz kararlarda önümüze bol bol seçenek sunmaz. Özellikle ilişkilerin çıkmaz sokaklara girdiği, kendi kendini sürekli tekrar ettiği ve dayanılmaz noktalara geldiği dönemlerde açabileceğimiz tek kapı var. O da veda kapısıdır. Seçenek olduğunuz hayatlarda kalmayın. Öz saygı, geçici insanlara hissettiğiniz duygulardan daha önemlidir. Haklıysan boyun eğmeyeceksin. Hazreti Ali der ki, haksızlık karşısında eğilmeyiniz. Çünkü hakkınızla birlikte şerefinizi de kaybedersiniz. Bazen yaşadıkların karşısındaki suskunluğunu ve içine attıklarını bir yanardağ gibi muhataplarının yüzüne haykırmak istiyorsun. Öyle değil mi? Bazı geceler gün içinde yaşadığın sorunları düşününce karşısında neden sustum ki ben pişmanlığıyla uyuyamıyorsun değil mi? Bazen sana karşı bir zorbalık uygulandığını ve hakkını yendiğini bildiğin halde boş ver diyerek geçiştirmeye çalışıyorsun değil mi? Hakını savunacak gücün kalmadığını anladığın zamanlarda ya geri adım atıyor ya da çevrende seni savunup koruyacak birini arıyorsun. Öyle değil mi? Saygıyı hak etmeyenleri bile aşırı derecede saygı gösteriyor ve onlara söylemek istediklerin ile söylediklerin hiç de birbirini tutmuyor. Değil mi? Gereksiz yere dilenen özürlerin, kibarlıkların ve abartılı teşekkürlerin haddi hesabı yok değil mi? Yukarıda saydığım sorulardan bir çoğunu evet diye cevaplıyorsan, içindeki pişmanlıkların ve kaygıların da oldukça fazladır diye düşünüyorum. Çünkü yeri geldiğinde söylenmemiş her söz, içeride yaşatılan ve pişmanlıkla beslenen her duygu insanın fazlasıyla yorar. Kabul ediyorum. Bazı soruların ve sorunların cevabı zamana bırakılabilir ama zamana bırakılmayacak sıcağı sıcağına çözüme kavuşturulması gereken konular da var. İçine atıp sana dert olacağına konuş da dert sahibini bulsun derler. İnsanların senin sorularına karşı ilgisiz olması onların sorunudur. Ama onların senin hakkını yemesi ve seni bunlara karşı sessiz kalman ise senin sorunudur. Şunu sakın unutma. Yeri geldiğinde konuşmak ve hakkını savurmanın verdiği rahatlık, susmanın verdiği pişmanlıktan kat ve kat daha iyidir. Hiç kimseye, ama hiç kimseye senin hakkında o ses çıkarmaz. O zaten hemen kabul eder. Onun ağzı var, dili yok. O hakkını savurmaz. Bu rahatlığı verme. Bugün elindeki hakkını çalan gün gelir her şeyine göz diker. Senin iyi niyetli olarak göz yumdukların gün gelir tepene çıkar.'' her ne kadar yaşadığımız dünya güçlünün haklı olduğu bir düzen üzerine kurulsa da sen kendin için haklı olmanın gücünü asla ve asla küçümseme yeri geldiğinde sırada önüne geçene sıraya gir demeyi sana söz hakkı tanım yana dur bakalım orada demeyi, emeğin ve hakkın olan ne varsa bu benim hakkım demeyi, isteklerine ve hayallerine, senin imkanlarını, senin suskunluklarını ve senin sevgini kullanarak ulaşmak isteyenlere de buna artık izin vermeyeceğim demeyi öğrenmelisin. Hiç kırılmamış gibi yapman gerekmiyor. Kırıldığında yüreğinin sesini herkes duymalı. İçine silmeleri içine atman gerekiyor. Varsa hoşuna gitmeyen bir şey, bunu korkmadan cesurca konuşmalı. Yani demek istediğim senin içindeki çığlıklardan buna sebep olan herkesin haberi olmalı. Sen elinden geldiğince sahip çık dünyadaki payına, hakkın olana ve hayatına. Kızgınsan göster, öfkeliysen hissettir, huzursuzsan konuş ve aklına yatmadıysa, içine sinmiyorsa yapma. Seni eksik bırakacak bir şey varsa bu duruma asla boyun eğme ve hak etmeyenin elini asla tutma. Ünlü Rus yazar Anton Chekhov, Ödlek isimli öyküsünde hakkını arama konusunu bakın ne güzel anlatmış. Birkaç gün önce evde çocuklarıma ders veren öğretmen hanımı çalışma odasına çağırdım. Julia Vasilievna, otur dedim. Aramızdaki hesabı kapatalım. Her ne kadar şu anda paraya ihtiyacım varsa da resmi bir merasimde bekler gibi bekleyeceğini ve bir türlü kendiliğinden gelip alacağını istemeyeceğini biliyorum. Neyse, gelelim hesabımıza. Ayda 30 rubleye anlaşmıştık. Hayır, 40. Hayır, 30. Not etmiştim. Çok iyi aklımda. Hem ben öğretmenlere daima ayda 30 ruble öderim. Bu duruma göre buraya geleli 2 ay oluyor. Dolayısıyla hayır, 2 ay 5 gün. Tam tamına 2 ay. İşe başladığın günü özellikle not etmiştim. Bu demektir ki 60 ruble kazanmışsın. Ancak sen bu iki aydan pazar günlerini çık. Biliyorsun ki pazar günleri kolyaya bir şey öğretmedin. Sadece beraber yürüyüşlere çıktınız. Ve üç tatil günü. Vasiyevna kızgınlıktan kıpkırmızı kesildi ve öfkeden iki eliyle sıkı sıkı enterasinin eteklerine yapıştı. Fakat hepsi bu kadar. Tek bir çıt daha çıkarmadı. Dokuz pazar, üç tatil günü. Yani on iki rubleyi çık. Dört gün kolya hastaydı. Dolayısıyla ders falan vermedin. Zaten o sıralarda Vanya ile uğraşıyordum. Üç günde bir diş ağrısı yüzünden çalışmamıştın. Ve karım sana öğleden sonraları dinlenmen için izin vermişti. 12. 7 daha eklersen 19. 60'tan çıkar geriye ne kalır? Hmm, 41 ruble tamam mı? Vasilyevya'nın sol gözü kızarmıştı. Yaşla dolmaya başlamıştı. Çenesi hafifçe titriyordu. Sinirli sinirli öksürdü. Hızla burnunu sildi. Ancak hepsi bu kadar. Tek bir çıt yok. Yıl başına yakın bir gün bir çay bardağı ve bir de tabak kırmıştın. Bunlar için de iki ruble çıkar. Çay bardağı dededen kalma antika olduğu için aslında iki rubleden çok daha fazla ederdi. Ama neyse. Boş ver. İşin sonunda ben ne zaman zararlı çıkmadım ki? İhmalin yüzünden kolya bir gün ağaca tırmanmış ve ceketini yırtmıştı. Onun içinde 10 ruble say. Yine senin dikkatsizliğin yüzünden hizmetçi kız Vanya'nın ayakkabılarını çalmıştı. Evde tüm olup bitenleri dikkatle izlemen gerekir. Sana bunun için para veriyoruz. Dolayısıyla 5 ruble daha çık. Ocak ayının sonunda sana 10 ruble vermiştim. Hayır, böyle bir şey yapmadınız, dedi Vasilevna. Zorlukla yutkunarak cevap vermişti. Hayır not etmişim. Yanlış olmama imkan yok. Şey, peki öyleyse. Kızcağızın şimdi iki gözü birden yaşa dolmuştu. Küçücük şirin burnunun altında da ter damlacıkları belirmeye başlamıştı. Zavallı kız. Şimdiye kadar bana bir kere para verildi diye titreyen sesiyle konuşmuştu. Ve o da sizin karınız tarafından. Hepsi üç ruble. Fazla değildi. Sahi mi? Görüyor musun? Ben onu da not etmemişim. 14'ten 3 daha çıkar, kalır sana 11. Al azizim, işte paran. 3, 5, 9, 10, 11. Tamam mı? 11 rublesini de avucuna koydum. Uzandı, aldı ve titreyen parmaklarıyla cebine sokuşturdum. Mersi diyerek boğuk bir sesle fısıldadı. Birden yerimden fırladım ve başladım odanın içinde bir aşağı bir yukarı gidip gelmeye. Sinirlerim son derece bozulmuş kan tepeme fırlamıştı. Kızgın kızgın bu mersi ne diye sordum? Neden bana teşekkür ediyorsun dedim. Şey, verdiğiniz para için. Hakkını yediğimi sen de bal gibi biliyorsun. Aman tanrım sen ne biçim bir insansın? Görmüyor musun ki seni göz göre göre soyuyorum. Daha ötesi var mı bunun? Paranı çaldım ve sen hala bana mersi deyip teşekkür ediyorsun. Şey, bundan önce çalıştığım yerlerde bana hiç para vermemişlerdi. Hiç mi vermemişlerdi? Şaşırmaya da gerek yok ya. ''Bana gelince sana ufak bir şaka yaptım. Sırf ders olsun, öğrenesin diye. Öğrenesin diye bu infasızca yolu seçtim. Merak etme, 80 rublenin tamamını da sana vereceğim. Al işte, hepsi şu zarfın içinde seni bekliyor. Ancak bir insanın bu kadar pısırık olabileceğine hala inanamıyorum. Neden haksızlığa başkaldırmıyorsun? Dünyada bu denli yüreksiz, tabansız olmak mümkün müdür? Bu kadar ödlek olmak.'' Acı bir gülümseme dudaklarının kenarında kıvrıldı. Yüzündeki ifade mümkün diyordu. Kendisine zalim bir yoldan ufak bir ders verdiğim için özür diledim. O hala şaşkın şaşkın bakınırken eline 80 rubleyi sıkıştırdım. O yine her zamanki gibi mersiyle mırıldanır gibi üst üste defalarca teşekkür etti ve odadan çıktı. Arkasından bakarken kendi kendime düşünüyordum. Şu dünyada zayıfları ezmek ne kadar kolaymış. Sorumluluğu ve suçu bize ait olmayan ne çok şeyi omuzladık. Evet, yaralandık, eksildik ve eskitildik. Hem de yaşadıklarımızın çoğunu hiç de hak etmediğimiz halde birçok şeye göğüs gerdik. Sabrımız, sevgimiz ve iyi niyetimiz defalarca sınandı. Yorulduk. Hem de çok yorulduk. Bazı sabahlar yorgun yüzümüze bakarken böyle mi olmalıydı diye kaç kez hayatımızı sorguladık. Ama yine de dayandık. İyi ya da kötü imtihanlarımızı sabır diyerek sırtımızda ve yüreğimizde taşıdık. Hayat hiç de adil değildi. Bazıları hiç de utanmazken, rahatsız olmazken yaptıklarından biz içimizde biriktirdiğimiz enkazın altında kaldık. Hatta o kadar yakınlarımızdan aldı ki bu darbeleri hiç şaşırmadık bazen ailemiz bazen akrabalarımız ve bazen de asla ondan beklenmezdim dediklerimizin haksızlıklarına uğradık bazılarını affettik bazılarını yok saydık bazılarını da geçmişin tozlu raflarına kaldırdık yani sorumlusu olmadığımız ve suçlamayı hak etmediğimiz ne çok şey omuzladık peki bitti mi bittik mi buraya kadar diyerek bir kenara çekildik mi Asla. Hayat bazen dersini kibarca bize verdiği, bazen de canımızı acıtarak, İyi insan ol ama iyi niyetini kullanmalarına sakın izin verme dedi. Vicdanın sesini dinle ama insanlığını da hak etmeyenlerin önüne sorgusuz, sualsizce serme dedi. Herkesle hemen samimi olma, insanlarla mesafeli ol. Merhamet bir yere kadar ama az insanla mutlu olmayı öğren. Kalabalık olup da sinirlerini boş yere germe dedi. Sana bir adım atana bin adım git. Samimi olana sarıl. Sahip çık. Ve insanları kendilerini ispatlamaları için zamana bırak. Her gönle ve her ortama öyle paldır küldür girme. Öğrendik, öğrettiler. Adına tecrübe dedik ve koyduk hepsini cebimize. Zaman içerisinde şekillendik, torpüllendik ve büyüdük. Şu dünya üzerine büyük hayaller ve büyük planlar yapılması gerektiğini bildik. Küçük mutluluklar edindik, onlarla yetindik. Sonuçta geçmişi değiştirmek mümkün değildi. Gelecekse bir muammadan ibaretti. Şu yaşadığımız anı bir insan gibi yaşayalım dedik. Çünkü bizden bir tane daha yoktu ve şu hayat bize sunulmuş bir armağandı. Uzatıp ellerimizi bu gerçeği gönül rahatlığıyla kabul ettik. Hayat bir yoldu ve bu yolu yürümekten başka hiçbir çaremiz yoktu. Biz de yolumuza gittik. Zamanın kıymetini bilmek. Her şey zamanla telafi edilir de geçip giden zaman hiçbir şeyle telafi edilemez. Göte. Çoğumuzun geriye dönüp her baktığında yazık olmuş dediğimiz zamanlarımız olmuştur ya da şimdiki aklım olsaydı onların kıymetini daha iyi bilirdim dediğimiz o anlara dönmek için çok fazla şey feda edebileceğimiz yaşanmışlıklarımız ve yaşanmamışlıklarımız var. Geçmişin adına ister tecrübe deyin ister pişmanlık ama orada bir gerçek var ki o da sahip olduğumuz tek şey şu andır. Ne kimsenin elinde geçmişi değiştirecek sihirli bir değnek ne de önünde geleceği görecek gizemli bir küre var.'' Madem ki geçip giden zamanı durduramıyoruz, o zaman elinden tutmasını öğrenelim. Bir anı kumbaramız olsun ve içine güzel anılar biriktirelim. Yıllar sonra şu zamanı düşündüğümüz zaman iyi ki yaşamışım diyelim. Zaman kavramını bizden sürekli bir şeyler çalan bir hırsız olarak değil de bize bir şeyler vermek isteyen bir ustad gibi görelim. Onunla en çok kavgalı olanlar kimlerdir biliyor musunuz? Zamanı kötü kullananlar onu hoyratça boş yere harcayanlardır. Ve en büyük pişmanlıkları da onlar yaşarlar. En büyük keşkeler hep onların dilinde dolaşır. İşte bu yüzden her gece başınızı yastığınıza koyduğunuz zaman kendinize önce şunu sorun. Nasıl geçti günüm? Kendini iyi hissetmek için, kendin için bir şey yaptın mı? Bir insanın mutlu olmasına sebep oldun mu? İşte bu soruların karşılığı olarak harika bir gündü benim için. Çok şükür diyebiliyorsan eğer, o gün sadece nefes almamış, aynı zamanda da yaşamışsındır. Tagor bir sözünde şöyle der, ''Boş zaman yoktur, boşa geçen zaman var. İşte bu boşluklarda kaybolmana izin verme. Sen onu yönettiğin zaman o senin hizmetine girer. Ama eğer ki onu serbest bırakırsan senin efendin olur ve seni istediği gibi yönetir. Ve sakın unutma, o senin değerli hazinendir. Kime hediye ettiğine, kime ellerinle teslim ettiğine dikkat et. Çünkü kimse sana kaybolan yıllarını geri vermeyecektir. 10 dakikalık bir filmin yılın en iyi kısa film ünvanını kazandığı bir sinemada gösterime gireceği açıklandı. Filmi izlemeye gelen büyük bir kalabalık toplandı. Seyirciler salona girdi ve film oynamaya başlandı. Ama burada bir gariplik vardı. Film başlayalı 6 dakika olmasına rağmen ekranda aynı sahne vardı. Kamera açısı sadece bir odanın tabanını gösteriyordu. 7 dakikada sahnede bir değişiklik olmadan seyirciler şikayet etmeye başladılar ve bazıları zamanını kaybettiğini söyleyerek salonu terk etmek istedi. Aniden kamera açısı tavandan yere indi ve omurilik felci olan tamamen engelli bir çocuk görüldü. Şu cümle yazılıydı. Bu engelli çocuğun hayatını her saatinde gördüğü sahnenin sadece 8 dakikasını size sunduk ve siz bu 8 dakikaya bile katlanamadınız. Hayatınızın her saniyesinin değerini bilin ve şükredin. Bize liman olduğunu sandığımız insanların fırtınanın ta kendisi olduğu gerçeği. Sevdiği bir insan tarafından inciltilmek, şiddet görmek veya aşağılanmak gerçekten üstesinden gelmesi çok zor bir durumdur. Acınız da zor, günleriniz de yanınızda olmasını beklediğiniz insanların acının ta kendisi olması ve bizim yar bildiklerimizin yara olması belki de hayal kırıklıklarının en büyüğüdür. Bize liman olması gerekenlerin fırtınanın ta kendisi olduğunu kabul etmek, gerçek yüzlerini görmek ve bu gerçekle yüzleşmek takdir edersiniz ki hayatınızda çok şey sorgulamanıza neden olur. Bizler bu durumu kabul edemeyiz. Tanıyamamışım onu diyerek de öyle kolay kolay geçiştiremeyiz unutamayız ve öyle kolay kolay da affedemeyiz. Hani hep diyoruz ya, insanları konuşarak değil ancak yaşayarak anlarız diye. İşte durum tam olarak da böyle. Ama yine de bir insanın şiddete meyilli olup olmadığını anlamak için gözlemlememiz ve dikkat etmemiz gereken noktalar var. Şiddet eğilimli kişiliği tanımlarken bunu sadece fiziksel şiddete indirgemek asla doğru değildir duygusal şiddet de vardır ki birçok kişisel şiddet türünden çok daha örseleyicidir. Her ne kadar öncesinde bu tür eğilimi olan insanlar kendilerini iyi bir şekilde kamufle etseler de davranışlarındaki ayrıntıları çok iyi yakalarsak bu noktaları çok iyi görebiliriz. Eğer iyi bir gözlemciyseniz karşınızdaki insana sadece gönül gözüyle değil akıl gözüyle de bakabilirsiniz. Bu ayrıntıları çok iyi yakalayabilirsiniz. Şimdi gelin şiddet eğilimli insanların ortak özelliklerine şöyle bir bakalım. Şiddet eğilimli insanlar Ben merkezcidirler. Öncelikle kendi ihtiyaçlarının karşılanmasını talep ederler. İstekleri konusunda sabırsız ve ısrarcıdırlar. İstedikleri olmayınca öfkelerine yenik düşerler. Terk edilmeyi ve istenmemeye tahammülleri yoktur senden ayrılmak istiyorum ifadesi onları çıldırtır. Bunu asla kabul etmezler. Bu gerçekle yüzleşmemek için her şeyi yapabilecek potansiyelleri var. İnsan sevdiğine kıyamaz gerçeği yerine ya benimsin ya toprağın saçmalığına inanırlar. Bu durum genellikle aşırı kıskançlık duygusuyla birlikte seyreder. Sizi yönetmek ve değiştirmek isterler. Baskın yönü ve yönetme dürtüsü çevrelerindeki bütün insanlar için de geçerlidir annesine kardeşlerine ve iş arkadaşlarına da aynı tavırları sergilerler bükemedikleri bilekleri kırma ikna edemedikleri bilekleri aşağılama ve yönetemedikleri insanlara da şiddet kullanma eğilimindedirler sık sık yalan söylerler kendilerini karşılarındaki insana merhametli ve şefkatli göstermek öfkeli kişiliklerini maskelemek için ellerinden geleni yaparlar evet çok iyi yalan söylerler sizi inandırana kadar olduklarından farklı davranırlar. Öfkelerini baskılarlar. Herkesi küçümser ve aşağılarlar. Bu insanları tanımanın en iyi yolu onları doğal ortamında gözlemlemektir. Arkadaşlarıyla, ailesiyle, çevresiyle olan iletişimine çok iyi dikkat edin. Mesela bir garsonla nasıl davrandığına, büyüklerine karşı tavırlarına, annesiyle olan telefon konuşmalarına, ve genel olarak insanlara yaklaşmalarına odaklanın. Öfke ve şiddet eğilimini genel olarak düşünün. Garsona kötü davranan bir insan size nasıl iyi davranabilir? Annesine ağır sözler eden size karşı şefkatli olamaz. Ve en önemlisi de sizi bir kez aşağıladıysa, saygısızca davrandıysa ve canınızı yaktıysa bunun peşini sakın bırakmayın. Çünkü gördüğünüz belki de sadece bir iceberg'in görünen yüzüdür eleştiriye asla tahammül edemezler. Bu kişilik tipleri sürekli övülmeyi ve onaylanmayı ister. Tek eşsiz olduklarına inanır. Yaptıklarını eleştiren, yetersiz bulan ve beğenmeyen insanlara karşı sıfır toleransları var. Görmezlikten gelmeye, sosyal medyadan engellenmeye veya dışlanmaya asla tahammülleri yoktur. Anında saldırganlaşırlar. Bu onların kırmızı çizgisidir. Cinsiyet ayrımcılığı en uç noktadadır. Kendi cinsiyetlerini baskın ve hak edilmiş bir ayrıcalık olarak görürler. Diğer cinsiyeti itaat eden, kabul eden, hizmet eden ve eksik olan taraf olarak görürler. Bunu yapmadıkları zaman ise cezalandırılmasının ve eziyet edilmesinin doğru olduğunu savunurlar. Onları bir birey olarak değil, bir beden olarak ihtiyaçlarını karşılayan bir varlık olarak görürler. Karşı cinsin görevi yemek yapmak, çocuk doğurmak, evi temizlemek veya itaat etmektir. Bunun dışında varlıklarının hiçbir anlamı yoktur. Bu konuda asla tartışma kabul etmezler ve geri adım da atmazlar. Tabi bunun bayan olan tarafları da var. Sabırsız ve özgüveni düşük kişiliklerdir. Çoğu insana göre dışarıdan güçlü karakterler olarak görünürler ve kendilerini dışarıya böyle gösterirler. Ama işlerinde düşük bir benlik algısı ve güvensiz bir kişilik yaşarlar. Genellikle sorunlu bir çocukluk döneminde kalma sorunları var. İstismar edilme, şiddet görme, dışlanma ve aşağılanma hikayeleri çoğunda ortak çocukluk deneyimleridir. Aşkın altı rengi Sizin aşk renginiz hangisi acaba? Hep birlikte bakalım. 1973 yılında sosyolog John Lee, aşkın renkleri olarak da adlandırılan altı temel aşk stilini tanımlamıştır. Kırmızı Romantizmle uyum gösteren erotik bir aşk söz konusudur. Fiziksel çekicilik, tutku ve şehvet ön plandadır. Bu aşk stiline sahip bir kişi partnerinde denge ve uyum arar. Romantik hazların peşinde koşar. Fiziksel yakınlaşmayı bir an önce yaşamak ister. Sarı aşk bir oyun ve macera olarak görülür. Ciddiye alınmaz, strateji önemlidir. Bu aşk stiline sahip olan biri sorumluluk almak istemez. Aynı anda birden çok ilişki yaşamayı tercih eder. Şayet böyle bir ilişki söz konusuysa, partneri sıkıcı olmaya başladığında veya ciddileştiğinde kişi ilişkiyi bitirir. Mavi yoğun bir arkadaşlık ilişkisinden doğar yavaş bir değişim gösterir. Partnerler arasındaki benzerlik önemlidir. Böyle bir aşık düşünceli, içten, samimi ve sıcaktır. Derinden bağlandığı partnerini mutlu etmekten haz alır. Yeşil. Mantık duygudan daha ön plandadır. Gerçekçi ve ayağı yere basan bir partner söz konusudur. Duygularını kendine saklamayı tercih eder. Böyle bir aşk partnerinde tam olarak ne anladığını farkındadır maddiyat, eğitim, başarı, statü gibi değerleri çok önemser. Turuncu çok yoğun duygusallık söz konusudur. Bu tür bir aşı genelde sahipleneceği, kıskanç ve partneri konusunda obsesiftir. Reddedilme korkusu var. Partnerinde sadakat ve güven arar. Partnerinden ilgi göremediğinde şiddetli olumsuz duygular yaşar. Pembe Bu stilde karşılık beklemeden vermek çok önemlidir bu aşk stiline sahip bir kişi hassas, sevecen, cömert ve fedakardır. Kendisinden çok partnerini önemser. Onun için partnerinin mutluluğu her şeyden önce gelir. Son derece sadıktır. Şemsi Tebrizi diyor ki, Başına ne gelirse gelsin karamsallığa kapılma. Bütün kapılar kapansa bile o sana kimsenin bilemediği gizli bir patika açar. Sen şu anda göremesen de dar geçitler ardından nice cennet bahçeleri var. Şükret. İstediğini elde edince şükretme kolaydır. Dilediğin gerçekleşmese bile yine de şükret. Bizler ne çabuk pes ediyoruz. Ne çabuk isyan edip ne çabuk karamsallıklar denizine düşüyoruz. Mutluluklarımızı ne çabuk unutup mutsuzluğa kendimizi ne çabuk teslim ediyoruz. Umutla sarılacağımız, varlığına sevineceğimiz ve kalpten bir şükürle teşekkür edeceğimiz o kadar sebebimiz varken, olmayana ne çabuk öfkelenip sitem ediyoruz. Biten şeylerin, bizden gidenlerin ve eksilenlerin aslında bizim için ne anlama geldiğini, bize neyi vereceğini hiç bilmeden, gözümüzün önündeki o sis perdesi gitmeden ve yaşadıklarımızın üzerine zamanın o sihirli eli değmeden nasıl da ön yargılarımızla hareket ediyoruz. Bizler nasıl olur da bir kul iradesiyle koca bir kudretin bizim için layık gördüğü yolu ve sonu bilebiliriz? Sabır canlar sabır, lütfen sabır. Sen önünde durduğun kapının süsüne aldanıp burası huzurun ve mutluluğun adresi olmalı diyerek yanlış kararlar hiç almadın mı? Ya da gerçekleşmeyen dualarının çok sonrasında iyi ki olmamış şükrünü hiç yaşamadın mı? Hep mi kötü davrandı sana? Hiç dualarının karşılığını almadın mı? Unutma ki sırlar doludur hayat. Ve mucizeler sen onlara inandığın kadar sana yakın, inanmadığın kadar da uzaktır. İnanmanın özü ise aceleci olmamaktır, istenmektir, beklemektir ve o kapının önünde sabretmektir. Olmayanı sabırla, olanı şükürle karşılamaktır. Ve yine Şems şöyle der: Olmadı diye sızladığın duaya gün gelir olmadı diye şükredersin. Ve Mevlana ekler: Üzülme, dert etme can. Görebiliyorsan, dokunabiliyorsan, nefes alabiliyorsan, yürüyebiliyorsan ne mutlu sana. Elinde olmayanları söyleme bana. Elinde olanlardan bahset can. Üzülme. Geceler hep kimsesiz mi geçecek? Gidenler dönmeyecek mi? Yitirdin her ne ise bir bakarsın yağmurlu bir gecede veya bir bahar sabahında karşına çıkmış ve bil ki güzellikler de var bu hayatta. Gelgitlerin olmadığı bir hayat düşünebilir misin sen? Hüzün olgunlaştırır, kaybetmek sabrı öğretir. Bu konuda çok sevdiğim bir Habeş hikayesi var. Habeşistan'da zamanın birinde birbirlerini çok seven bir adam ve bir kadın yaşıyormuş. Evlenmek isteseler de adamın daha önceki evliliğinden olan evladı yeni bir anneyi hiç istemiyormuş. Ne yapacağız diye köyün bilgisine danışıyorlar. Ne yaptıysam, ne kadar yanaştıysam, ne kadar kendimi ona sevdirmeye çalıştıysam yaklaşamadım ve kendimi sevdiremedim. Delikanlı beni istemiyor diyor kadın. Bilge kişi git bir kaplanın bıyıklarından üç tel kopar getir bana. O zaman senin müşkülatın hal olacak diyor. Kadın bu kolay iş mi? Nasıl yapabilirim diye düşünüyor. Önce kaplana ne mesafede yaklaşırsa problem yaşamayacağını öğreniyor. Sonra yavaş yavaş ona yiyece götürmeye başlıyor. Kendisini sevdiriyor. Bir süre sonra kaplan onun kötü niyetli olmadığını, kendisini beslemeye geldiğini anlıyor. Yakınlaşıyorlar nihayetinde. O kadar uzun zaman geçiyor ki bu süreçte nihayet bir gün kaplan uyurken üç tel almayı başarıyor kadın. Fakat o zaman içinde bir şey öğreniyor. Her şey yavaş yavaş ve sabırla olur. Zaten bu süre içinde oğlu olacak o delikanlıyla zaten yakınlaşmış olacak. Zaman ona beklemeyi öğretiyor. O beklemeyi bildiği ve hamlelerini yavaş yavaş yaptığı zaman tıpkı kaplana yaklaşır gibi çocuğa yaklaşarak aralarındaki buzları çözeceğini görebiliyor. Kaybedilmiş umut insanın iç dünyasının kıyametidir. Şu dünyada olmazsa olmaz diyeceğiniz neler vardır diye sorsam size eminim birçoğunuz para, yemek, gezmek, uyumak, su ve sevgiyi ilk başa yazarsınız. Ama birçoğumuzun atladığı, üzerine pek durmadığı ve o olmadan hayatın yavan kaldığı bir şey daha var. Biz ona umut diyoruz. Benim artık bu hayattan bir umudum yok diyen insanların gözlerindeki ışık gülüşlerindeki sıcaklık ve konuşmalarındaki akılcılık bile farklıdır. Nefes alan ama yaşamayan insanlardır onlar. Geçmişin pişmanlıklarını ve öfkelerini, haksızlıklarını ve kayıplarını işlerinden bir türlü atamazlar. Zor gülen, zor evden çıkan, çıksa da anın tadını çıkaramayan, kendilerini sevmeyen, çabuk öfkelenen ve tutunacak bir dal bulamayan insanlardır. Peki, bir insan nasıl bu hale gelir? Bazı insanlar çok hassas ve çok kırılgandır. Kendileri hariç her şeye ve herkese anlam yüklerler. Onlar için güvenmek, umutlu olmak ve inanmak. Akıntıya karşı tutundukları o ince ağaç dalıdır. Oysa ayakta durmak için insanın şu zorlu zamanda ve şu zorlu şartlarda kökleri daha sağlam sebeplere tutulması gerekmektedir. Örneğin umuduna umuduna yaşamak için bir nedeni olan herkes her sıkıntının üstesinden gelebilir. Yani Nietzsche diyor ki, sen ne olursan ol, içindeki umuduna sarıl ve ondan asla vazgeçme. Bir şeyin varlığı seni mutlu edebilir ama yokluğu da seni bitirmemeli. Çünkü artık şunu öğrenmiş olman gerekir. En sonunda dönüp dolacağın yer yine kendin olacaktır. Umudun olacaktır. Sakın bunları pas geçme. Önce kendine karşı umutlu ve merhametli ol. Kendini affetmesini öğren. Kendinden özür dilemesini öğren. Ayrıca insanlarla arana mutlaka biraz yanılma payı bırak. İşte o boşluk seni ayakta tutacak sebepler sunacaktır sana. Kendi umudunu diri tutman gerektiği gibi kimsenin de umudunu kırma. Asla birilerinin umudunu kırma. Belki de sahip oldukları tek şey odur. İnsanlara umut verirken çok dikkatli adım at. Çünkü senin için sıradan olan bir söz, bir bakış, bir davranış, bir başkası için çok fazla anlam ifade edebilir. Verdiğin bir sözün kimde hangi etkiyi yaratacağını, kime sarılı bir umut olacağını ve ona nasıl bağlanacağını bilemesin. Hiçbir şeyin senin yaşama umudunu zedelemesine asla izin vermediğin gibi, kimsenin umudunu da zedelememelisin. Hayatın ayrı, insanların ayrı olduğu zor bir dönemde iki zorluğun bir araya gelmesinin insanı inanılmaz derecede zorlayan ve hatta zaman zaman nefes alırken bile yorulduğunu hissettiren dönemlerde tutunacağınız tek şey olsun umudunuz. Küçümsemeyin, görmezlikten de gelmeyin. Bakın, umudun insan sağlığını da ciddi anlamda etkilediğini Victor Emil Franklin'in İnsanın Anlam Arayışı kitabını okuduğumda gördüm. Nazi toplama kampında kıdemli blok bekçisi bir gün Frank'la garip bir rüya gördüğünden bahseder. Rüyasında bir ses ona bir dilek hakkının olduğunu söyler. Bekçi de savaşın kendisi için ne zaman biteceğini, kampın ne zaman özgürlüğe kavuşacağını sorar. Ses ona 30 Mart cevabını verir. Bekçi rüyayı Şubat 1945'te görmüştür. Bir yıl boyunca umutla bekledikten sonra kampa ulaşan haberlerle bu umutlar yerini hayal kırıklığına bırakır. 29 Mart'ta aniden hastalanan adam 31 Mart'ta hayata veda eder. Bir yıl boyunca kendisini ayakta tutan umutların yerini umutsuzluğa bırakması bekçinin hayattan kopmasıyla sonuçlanır. Umut ruhun gıdasıdır. Ruhunu beslemekten asla vazgeçme. Dünyayı aydınlatan güneş doğudan kendi dünyanı aydınlatan ışık ise senin kalbinde doğar. İçinde bulunduğumuz zaman hiçbirimiz için kolay geçmiyor. Birçoğumuz uzun vadeli planlar yapıyoruz artık. Zorlu hayat şartları, yalnızlıklar, hastalıklar vesaire. Bir sürü sebepten içimize kapanmış durumdayız. Evet çok yorulduk ve herpalandık. Bedenen ve ruhen zorlandık ve hala bir şekilde zorlanıyoruz. İşte bu yüzden yüzümüzü güldüren ve bizi mutlu eden sebeplerimizi, imkanlarımızı tekrar gözden geçirmemiz gerektiği düşüncesindeyim. Sanki beklentilerimizi ciddi anlamda düşürmemiz gereken zamanlardayız. Küçük şeylerden mutlu olabilmeyi, anda kalabilmeyi ve mutsuz olduğumuz zamanlarda kendimize yeni nefes alanları bulabilmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü ruhumuzun aydınlık bir pencereye, bedenimizin de mutluluk hormonuna fena halde ihtiyacı var. Zaman yüzümüzü asıp bir köşede oturma, karamsallıkta kaybolma ve dipsiz kuyularda kalma zamanı değildir. Doğan Cüceloğlu'nun çok sevdiğim bir sözünde dediği gibi, sen hüzünlüsün diye dünya durup sana yol vermeyecektir. Belki uzak diyarların gül bahçelerini düşünmek yerine kendi bahçenin çiçeklerini yetiştirmen gerekir. Sana lütfedilen ilgi ve sevgiyle gülecekse yüzün yanlış yoldasın. Herkesten önce senin kendini sevmen gerekiyor. Dünyayı aydınlatan güneşin doğudan doğduğunu bildiğin kadar kendi dünyanı aydınlatan ışığın da kalbinden doğduğunu bilmen gerekiyor. Ve sakın karıştırma hayatın amacıyla araçlarını birbirine. Çünkü fazla hırs ulaşmak istediğin şeyin kölesi yapar seni. Unutma, aklı başında bir insanın şu dünyada yaşarken beklediği tek şey var. Ben onun adına iç huzuru diyorum. İstersen onu bir papatyanın yapraklarında, yağmur sonrası toprak kokusunda, bir annenin duasında, okuduğun bir kitabın sayfasında veya dinlediğin bir şarkının nakaratında bulabilirsin. Milyonluk evlerin sayısız odasında huzuru bulmayan insanları da ayrıca bir düşünün derim. Yani demek istediğim bakış açın ve bu dünyadan beklentin sana mutluluğun, huzurun yolunu çizen tek şeydir. Tam da burada çocukları düşünmenizi istiyorum. Lütfen bir çocuğun gözlerine bakın. Biz büyüklerde ne eksikse o çocukların gözlerinde tam da o var. İşte bu yüzden hayata bazen bir çocuk gözüyle dupduru, beklentisiz ve anlık bakabilmemiz gerekir. Şimdi geçmişe bir yolculuk yap ve lütfen düşün. Keşke zaman dursaydı o an dediğin mekana ve insanlara dön. Eminim ki kendini bulduğun yerde zenginlik değil, samimiyet, güven ve sadelik vardı. İşte, senin başlangıç noktan da tam burası olmalı. Bırakamadığınız şeylerin esiri olursunuz. Neyi öğrendim biliyor musunuz? Sımsıkı tutulmak yerine bırakmayı. Benden gitmek isteyeni uğurlamayı. İyi gelmediğim, veya bana iyi gelmeyen ne varsa bırakmayı. Sessiz, sedasız, kavgasız, kaossuz bırakmayı ve oradan öylece uzaklaşmayı. Başkalarının yolundan gitmek yerine kendi yoluma bakmayı. Birilerini kazanmak için kendimi kaybetmek yerine başkalarını kaybetmeyi ve kendimi mutlak kazanmayı. Zaman zaten gösteriyor kaybedeni ve kazananı. Sımsıkı tutunduğum her ne varsa bırakmak güçlendiriyor ve yeniliyor hayatımı. Hak etmediğim şeyleri yaşadıktan, sorumlusu olmadığım bedelleri ödedikten ve sonra gidecek kimsem olmadığını görüp yine kendime yaslandığımı öğrendim. Bana benden başkasının şifa olmayacağını öğrendim. Açın avuçlarınızı ve bırakın sımsıkı tutunduğunuz her ne varsa. Yaptığımız en büyük hatalardan biri de bırakmamız gereken şeylere tutunmaktır. İstediğimiz ama bir türlü olmayan şeyleri inatla oldurmaya çalışmak yıpratır. Gitmemiz gereken insanlardan kalmaya çalışmak yıpratır. Değersiz hissettiğimiz yerde inatla değer görmeyi beklemek yıpratır. Bu hayatta bazen olmazlar da var. İnsan bazen olmazları kabul etmeli. Bazı şeylerin üzerine gidip sımsıkı tutunmaya çalışmak yerine geri adım atmalı ve yoluna bakmalıdır. Kısacası sımsıkı tutunmak yerine bırakması gereken her ne varsa bırakmalıdır. Çünkü bırakmak insanı rahatlatır, insanı arındırır. Peki bunu nasıl yapmalı? İnsan her ne kadar yaşadıklarından ders alıp tecrübe sahibi olsa da İstediğinde kendisine yeni bir bakış açısı kazandıracak, yeni bir rota çizecek, ilham olacak hikayeler ve isimler bulabilir. Mesela bana bırakma konusunda ilham olan ve sımsıkı sıkı tutunup asla bırakmayıp esiri olduğum şeyleri bırakmamda süreci hızlandıran ilk Amerikalı vefasana öğretmenlerinden olan Joseph Goldstein maymun tuzağına değindiği hikayesinden söz etmek istiyorum. Asya'da maymun yakalamak için kullanılan bir çeşit tuzak var. Bir Hindistan cevizi oyulur ve iple bir ağaca veya bir kazağa bağlanır. Hindistan cevizinin altına ince bir yarık açılır ve oradan içine tatlı bir yiyecek konur. Bu yarık sadece maymunun elini açıkken sokabileceği büyüklüktedir. Yumruk yaptığında ise elini dışarı çıkaramaz. Maymun tatlının kokusunu alır. Yiyeceği yakalamak için elini içeri sokup yiyeceği kavrar ama onunla beraber elini dışarı çıkaramaz. Sıkıca yumruk yapmış el bu yarıktan asla dışarı çıkmaz.'' Avcılar geldiğinde maymun çılgına döner ama kaçamaz. Aslında bu maymunu tutsak eden hiçbir şey yoktur. Onu sadece kendi bağımlılığının gücü tutsak etmiştir yapması gereken tek şey elini açmaktır. Ama zihninde aç gözlülüğü o kadar güçlüdür ki bu tuzaktan kurtulan maymun çok nadir görülmüştür. Bizi tuzağa düşüren ve orada kalmamıza neden olan şey arzularımız ve zihnimizde onlara sıkıca sarılmamızdır. Tüm yapmamız gereken ellerimizi açmak, benliğimiz ile bağlı olduğumuz şeyleri serbest bırakmak ve dolayısıyla özgür olmaktır. Bırak ve rahatla. Neden ben? Hazreti Mevlana'nın hayatıma yön veren yine çok sevdiğim bir sözü var. Hayat sana arka arkaya dikenleri gösteriyorsa sakın üzülme, aksine sevin. Çünkü çok yakında gülü de göreceksin. Hayatımız boyunca zamanın bir yerinde dile getirsek de, içimizden geçirsek de bu soruyu mutlaka kendimize sormuşuzdur. Bazen güvendiğimiz insanlardan yıkıcı bir darbe aldığımızda, bazen bitem duygusal bir ilişkinin ardından, bazen de başımıza gelen olumsuz yaşantılardan sonra ister istemez bu soru aklımıza gelmiştir. Dikkat ederseniz sorunun kendisi bile başlı başına negatif bir duyguyu, haksızlığı ve aşırı bir genellemeyi kapsıyor. Hadi şimdi tekrar bu soruyu sor kendine. Neden sen? Milyarlarca insan dört dörtlük bir hayat yaşıyor. Ve ne hikmetse hayat hepsini bırakıp kafayı sana takmış değil mi? Geçmişe bakınca hayatın sana oldukça nazik ve bonkör davrandığı zamanlarda neden ben diye sormayı hiç düşünmediğinden de eminim. Neyse, konumuza tekrar dönelim ve bakış açımızı biraz değiştirelim. Aslında birçok insanın ortak tecrübesidir en güvendiği insanlar tarafından incitilmek. Onların hiç de beklemediğimiz davranışlarına maruz kalmak. Hadi geçmişe dönün ve bu konudaki tecrübenizi bir hatırlayın. O asla böyle bir şey yapmaz. O beni incitmez, o beni yalnız bırakmaz, o beni yanıltmaz vesaire dediğimiz insanın yaptıkları karşısında öfkenizi, kendinize kızgınlığınızı, insanlara olan güvensizliğinizi ve değersiz hissetmenizi hatırlayın. Ben insanları tanıyamıyorum diyerek kim bilir kaç gecenizi sabah ettiniz. Kim bilir kaç kez ben bunu hak edecek ne yaptım sorusunu aklınızdan geçirdiniz. Peki, böyle olumsuz bir yaşantıdan sonra değiştiniz mi? Adımlarınıza daha da bir dikkat ettiniz mi? Bazen insanlara adım atarken içinizdeki ses bu insanda yanlış olan bir şey var, iyi şeyler hissetmiyorum diyerek size alarm verdi mi? Çevrenizdeki insan sayısı azaldı ve daha az kişiyle sırlarınızı paylaşmaya dikkat ettiniz mi? Bazen yalnız kalmanın da ne kadar huzurlu olduğunu hissettiniz mi? İnsanlarla aranıza bir yanılma payı bıraktınız mı? Eskisi gibi kendinize saatlerce size sağırlar ülkesini anlatmak yerine onların yüzlerine tebessüm edip siz bilirsiniz diyerek arkanıza hiç bakmadan yolunuza devam ettiniz mi? Aslında bu soruları sayfalarca doldurabilirsiniz. Hani kızdığınız o hayat var ya bakın size neler öğretmiş, nasıl da güzel bir öğretmenmiş.'' Kazandırdığı küçücük tecrübeli bile kim bilir sizi kimlerden korumuş ve çevrenizi küçülterek gereksiz birçok insandan sizi uzak tutmuş. Evet, ilk başta biraz hırpalamış, üzmüş ama sonuçta size kötülük etmek isteyen insanlara karşı sizi zırhlarla donatmış. Size güzel bir son hazırlamak için sizi yara belelerle sarıp sarmalamış ama şifasını da içinde eksik bırakmamış. Evet, bunu yaparken bazen kibar, bazen ise kaba davranmış. Yani bir şeyleri size öğretmeye çalışmış. Öğrenemediğinizde de aynı şeyleri size tekrar tekrar yaşatmış. Görünmek istediğin gibi değil, hissettiğin gibi ol. Hayat diyorum. Hayat bazen öyle oyunlar oynar ki insana. Anlatmak istediğin ile anlaşılan, planladıkların ile yaşanan, ve dışa yansıtın ile içeriye taşınan birbirinden farklı olur. Kafandan geçenler ile gerçekler bir türlü birbiriyle örtüşmez. Hani güçlü görünürsün de aslında yorgunsundur. Hani yüzünde inatçı bir gülümseme orada durur da çok şeye kırgınsındır. Ama kimseler bilmez. Bilmelerini de istemesin içeride verdiğin savaşın büyüklüğünü. Ve hatta çevrendeki insanlar sana sorar ve sorgular seni. Nasıl başarıyorsun bu kadar güçlü olmayı diye hafif bir tebessüm belirir yüzünde güçlü olmak zorundayım diye kısa ve net bir cevap verirsin sebeplerini ve yaşadıklarını hiç kimse anlamaz ancak sen bilirsin ve zamanla sana kendinden başka liman seni senden daha iyi anlayan olmayacak bunu öğreneceksin inandığın insanların koca bir yalan olduğunu anladığın zaman sadece kendine yaslanır ve sadece kendine güvenirsin. O yaşama inadına, içinde kalan bir damla umuduna ve her sabah uyanan karşısında yenilmeyeceğim sana hayat dediğin o büyük inancına sarıl. Acılarına gülümse. Bütün bunları yaşarken yapacağın iki şey var. Ya görünmek istediğin gibi olmak ya da hissettiğin gibi görünmektir. Hangisi olacağı tamamen senin elinde. Ama bana soracak olursanız, insanların hayat şartlarının ve ayakta durmanın çok zor olduğu şu günlerde her şeyi toz pembe görmek, abartılı bir iyimserlik içine girmek ve hissettiğimiz olumsuzlukların üzerini sürekli örtmek hiç de sağlıklı değil. Doğru zamanlarda ve doğru yöntemlerle içimizdeki öfke dile getirilmeli. İçimiz yanarken yüzümüz gülmemeli ve bizim de bir kalbimizin olduğunu, kırılabileceğimizi, yorulabileceğimizi herkes bilmeli. Bilmeli ki hiç kimse o her şeyin üstesinden gelir, o güçlüdür, halleder, ön yargısıyla bize sürekli yüklenmemeli. Sen duygularınla, mutluluklarınla ve hüzünlerinle yorulmuş bir varlıksın. Yani demek istediğim sevgini hissettir, kızgınlığını dile getir, yorulunca dinlen ve her şeyden önce bir süper kahraman değil bir insan olduğunu ve önemli olanın nasıl göründüğünün ya da görünmek istediğin değil de hissettiğin gibi görünmek olduğunu aklından sakın çıkarma. Ben böyle iyiyim. Bu bana yeter. Az olsun benim olsun. Fazlasında gözüm yok diye diye hapsolduk o yaratımız küçücük dünyamıza. Çıkarmadık başımızı kabuğumuzdan. Hayatın bize verdiğiyle yetinmeye çalıştık çoğu zaman. Oysa kanatlarımızdaki güç bize sunulan gökyüzünün çok daha ötesindeydi. Ne gücümüzün farkına varabildik ne de zincirlerimizi kırabildik. Kendi yarattığımız küçük dağların tepesine zirve, içinde çırpındığımız bir avuç suyu da derin engin denizler sandık. Kim bilir belki de vazgeçtik istemekten, sabırla beklemekten ve hayal etmekten. Gölgesinde kaldık bahanelerimizin, Birileri hayallerimize sınırlar çizerken farkında olmadık potansiyelimizin. Oysa hak ettiğimiz burası bana yeter dediğimiz yerin çok ötesindeydi. Adım atmaya cesaret edemedik. Yaptığımız ve bildiğimiz tek bir şey vardı. Yetinmek. Ve biz yetindik. Sadece olanla yetindik. Kendimize sınırlar çizdik. Ve ne tuhaftır ki bu halimizi de anlamsızca sevdik. Sınırlarınız mutluluğunuzu belirler. Bazı insanlar sadece ben odaklıdır. Kendi menfaatleri, kendi düşünceleri ve kendi istekleri dışında kimin ne düşündüğü, ne hissettiği çok da önem arz etmez onlar için. O an odaklandıkları tek bir şey var. İçindeki bencilliğin dışa vurması sonucu ortaya çıkan isteklerinin gerçekleşip gerçekleşmediğidir. Söylediklerine olan tavrınız neticesinde yüz ifadeleri ve ses tonları değişir yüzündeki gülümsemeyi ve yakınlığını kendisinin onaylanıp onaylanmadığına bakarak size sunar. Anlayış her şeydir. Sınırlarınıza saygı duymayanların hayatınızda barınmasının hiçbir önemi yoktur. Aksine bu size bir yüktür. Size hiçbir şey katmadığı gibi sizden çok şey götürür. Zaman gibi, enerji gibi, sinir gibi gereğinde hayır diyebilmek mutluluğa ve huzura ulaştırır sizi nasıl bugün ülkemizin sınırında hudut namustur yazıyorsa insan da kendi hayatının sınırlarına şu sözü çiviyle çakmalı sınır huzurdur evet sınır huzurdur herkese evet demek zorunda değilsin herkesin gönlünü yapmak zorunda da değilsin herkese yetmek yetişmek zorunda da değilsin herkesi mutlu etmek zorunda değilsin kimsenin hayatında hiçbir zorunluluğun yok şunu anlamalısın zorunda değilsin. Gönlü olsun diye ve kaybetmemek uğruna evet dediklerini hayır diyebilme direncini göstereceksin. Göstereceksin ki üzülmeyecek ve aksine daha mutlu olduğunu göreceksin. Çizgiyi aşanı sil, sil gitsin. İnsanların istediği gibi biri olmak için doğmadığımın bilincine çoktan vardım ama varana dek neler yaşadığımı bir ben bilirim bir de Allah dost kazıkları, terk edilmeler, ailevi sorunlar, yarım bırakılmalar, yanılmalar kısacası kullanılan iyi niyetimin ve yaptığım fedakarlıkların karşısında aldığım vefasızlıklar, bana kalan kırgınlıklar ve acılar sonucunda artık ben diyebilmeyi başarabiliyorum. Bunu da belirleyebildiğim sınırlarıma, gerektiğinde kuyruğumu dik tutup her şeyini onayladıklarıma hayır diyebilmeye borçluyum. Sınırlarıma saygı duymayan insanları da hayatımdan sildiğimde beri eskisi gibi üzülmüyorum. Benim için hayatı öneme sahip bir kavramdır, anlayış. Bir seferinde imza günüm için gittiğim bir şehirden eve dönmek üzere otogarda otobüsün hareket saatini bekliyordum. Gözlerimi telefona gömdüğüm sırada omzuma biri dokundu. Başımı kaldırdığımda ellerinde dosyalar olan iki genç kadını karşımda buldum. Kulaklıklarımı merakla çıkardığım bir bankada çalıştıklarını ve kredi kartı ihtiyacımın olup olmadığını sordular. Ben de çalıştıkları bankadan zaten bir kredi kartımın olduğunu söyleyip kibarca kendilerine teşekkür ettim. Bir müddet düşündüler ve bana mevcut kartımı iptal ettirmemi ve kendilerinden yeni bir kart almamı istediler. Zaten bir kartım varken iptal ettirip tekrar başvuru yapmak mantıksızdı. Yaptığınız işi biliyorum. Belirli bir kotanız var ve insanlara kredi kartı vermeniz gerekiyor. Ama benim kartım zaten var. Yardımcı olmak isterdim ancak hayır dedim. Aralarında biri bana gülerek teşekkür ederiz. O halde yardımcı olmadığın için teşekkür ederiz dedi. Ben de gülerek ben de teşekkür ederim. Anlayış göstermediğiniz için dedim. O an orada yardımcı olmadığım ve hayır diyebildiğim için ben kötü mü oldum? İnsanların istedikleri şeyleri size dayatamadıkları, onaylamak ve işitmek istediği şeyleri duymadıkları zaman sizi kötü görmeleri ve suçlu bellemeleri sizin değil onların sorunu, dedim ya. Her şey anlayıştır. Bir kez daha sana hatırlatmak isterim. Herkesi mutlu etmek zorunda değilsin. Siz hiç kimsenin süper kahramanı değilsiniz. Sorumluluk duygusu kimilerinde fazlayken kimilerinde beklentilerin çok altındadır. Bazıları her şey kontrol altında tutmak ve çevresini mutlu etmek için kendini paramparça ederken bazıların gözleri sadece kendisini görür. İşte bu durum kimilerini, çevrelerinin, o nasılsa halleder dedikleri bir fedaya dönüştürürken bazılarını ise sorumsuz bir bireye dönüştürür sevdiklerinin hayatlarını kolaylaştırmak için yapılan bu fedakarlıklar zamanla onların sorumluluklarından kaçınıp tüm işleri o yapar dedikleri insanlara bırakmalarına sebep olur. Günden güne artan iş yükünün ve beklentilerin altında ezilen bu insanların ortak bir özelliği var. Hayır demeyi bilemezler. Hayır dedikleri zaman insanları kıracakları endişesiyle baş edemezler. Aman kimse üzülmesin diyerek kendilerine yüklenenler de olacaktır. Hayatlarında en çok da kendilerini ihmal ederler. Bu zayıf noktalarını bilenler bu insanların iyi niyetlerini, samimiyetlerini ve yardımseverliklerini sonuna kadar kullanır. Ta ki karşılarındaki insan tükenene kadar. Peki biz kendimizi bu konuda nasıl geliştireceğiz? Yeri geldiği zaman nasıl hayır diyeceğiz? Ve bu bizim zaaflarımızı kullanmak isteyen insanları nasıl tespit edeceğiz? Gelin öncelikle yakın çevrelerine hayır diyemeyenlerin ortak özelliklerine bir göz atalım bu insanlar aslında kendilerinin bir şekilde birileri tarafından kullanıldıklarının farkındadırlar bu kez istemediğim bir şey için hiç kimseye kesinlikle evet demeyeceğim derler ama yine de yapamazlar o kadar ince ve naiftirler ki, kendilerinden isteneni yapamadıklarında veya yapmadıklarında bunun üzüntüsünü uzun süre yaşarlar. Bunu telafi etmek için en kısa zamanda daha büyük sorumlulukları sırtlanır. Beklentileri reddetmek ve kabul etmek arasında öyle bir ikilem yaşarlar ki, yaşadıkları bu ikilem ruh hallerini ve hatta fiziksel sağlıklarını bile etkiler. Sık sık baş ağrıları, yeme ve uyku bozuklukları, kilo kayıpları yaşarlar. Bu insanlar çevreleri tarafından kabul görmenin ve sevilmenin yaptıkları fedakarlıklar dışında mümkün olmayacağını düşünür. Hayır dedikleri zaman sevilmeyeceklerine ve yalnız kalacaklarına inanırlar. İşlerine silmese de, ayakları geri geri gitse de, hiç istemedikleri ortamlarda, hiç istemedikleri insanlarla görüşmek zorunda kalıyorlar kendilerine ait bir sıkıntıyı yakınlarıyla paylaşmak ve içlerini döküp rahatlamak istedikleri zaman bile masada karşılarındaki insanların sorunlarını dinlemiş olarak kalkacaklar. İyi niyetleri, samimiyetleri ve insanlıkları daima istismar edilmeye açıktır. İnsanların gözlerinde o halleder, o yapar, o yorulmaz, o buna takmaz vesaire olarak görülür. Bu insanların yıllar sonra dillerinde ve heybelerindeki çok fazla pişmanlık ve keşkeler olacaktır. Önceden yaptıklarını insanlığımdan, iyiliğimden yaptım diye adlandırırken çok sonra bu düşünce tanıyamamıştım. Kendimi boş yere harcamışım, değmezmiş. Pişmanlığına geri dönecekler. İkna edilmeleri çok kolaydır. Karşılarındaki insanların en ufak bir duygusal sömürüsü karşısında ağızlarından zorla çıkan hayır sözü bile kısa zamanla evete dönüşür. Daima başka bir yol daha vardır. Teknolojinin günden güne geliştiği dünyada ona yetişmek ve onunla yarışmak mümkün olmasa da hepimiz ondan iyisiyle kötüsüyle nasibimizi alıyoruz. Zararı olduğu gibi faydası da olduğu aşikar. Bunu hepimiz biliyoruz. Hayatıma yeni bir bakış açısını da telefonumdaki navigasyon özelliği sayesinde kattım. Şimdi diyeceksiniz ki navigasyon gideceğimiz yeri bulma özelliği dışında insanın hayatına nasıl bir yeni bakış açısı kazandırabilir ki? Bir yere navigasyonla gitsem bile sürekli sapacağım kavşakları kaçırmakta üzerime yok. Hatta bir sonraki sapacağım kavşağı bile kaçırmışlığım çoktur. Biraz da bundan dolayı bu bakış açısını deneyimledim sanırım. Yine o günlerden birinde arkadaşlarla yemek yemek için bir restoranı ararken ben her zamanki gibi sapacağım yolu kaçırdım. Kısa süre sonra navigasyon hemen yeni bir rota oluşturdu ve yeni güzergaha göre giderken arkadaşlarla sohbete dalıp bir sonraki sapağı da kaçırdık. Onun üzerine navigasyon bize bir rota daha oluşturdu ve yeni güzergahta sapacağımız yeni kavşağa doğru yol almaya başladık. İşte o an anladım ki ben hiçbir yere sapmadan yoluma devam etsem, bütün kavşakları kaçırsam navigasyon bana daima yeni güzergah oluşturacak. Tam da o esnada hayatımızı navigasyon gibi yaşamamız gerektiği kanısına vardım. Bu kanıya vardığımda da şöyle bir düşündüm ki ve gerçekten de yüzüme kapanan kapılardan sonra bana açılan nice kapılar olduğunu, tıkanan yollarımı değiştirdiğimde ise gidecek başka yollarımın olduğunu da anımsadım. İstediğim şeylerin olmayışının üzüntüsünü ve stresini bu şekilde kontrolümün altına alabilmiştim. Bazen önümüze gelen fırsatları kaçırabiliriz. Hayat istediğimiz gibi gitmeyebilir. O esnada eğer hayatımızı navigasyon gibi yaşarsak kendimize hemen yeni bir rota oluşturabiliriz. Bir yolu kaçırdığınızda veya bir kapı sizin için kapandığı zaman üzülüp zaman kaybetmek yerine hemen yeni bir rota daha oluşturup yolunuza devam etmelisiniz çünkü daima bir başka yol vardır güvendiğin biri seni incittiğinde değer verdiğini hissetmek istediğin bir insanda bunu göremediğinde başarılı olmak istediğin zaman başarısız olduğunda iş görüşmesine gidip işe alınmadığında kazanmak istediğin sınavı kazanamadığında Kısacası istediğin şeyler olmadığında kendine şunu daima fısılda. Rota yeniden oluşturuluyor. Başka bir yol her zaman var. İnsan öyle ya da böyle bir şekilde o yolu bulacaktır. Kendi kaderinin ressamıdır her insan. Kendine hak ettiğin hayatı çiz. Çünkü kalem senin elinde. İnsanların en kısa yoldan mutluluğa nasıl gidebileceği merakına defalarca şahit oldum. Herkes mutlu ve huzurlu olmak istiyor. Ki olmalı da. Şimdi sorsak hiç kimse acı çekmeyi, dertlerle ve sıkıntılarla boğuşmayı istemez. Çünkü bunlarla mücadele etmeyi bilmeyen insanlar mental yorgunluğun getirmiş olduğu ağırlığa yenik düşecek. İşte bu yüzden insanların odaklandığı tek bir şey var. Sadece mutlu olmak. Hiç kimse hata yapmak, acı çekmek ve bedel ödemek istemiyor ama hatırlatayım hiçbir mutluluk da acı da sonsuza dek sürmez. Mutluluktan da acıdan da gereken payını alıp yoluna devam ediyorsun. Bir mutluluk yaşadığın zaman yıllarca bulutların üstünde uçmadığın gibi hak etmediğin bir şey yaşayıp kırıldığında da duyduğun acı seni ömür boyu yasa boğmuyor. İşte tam burada her acı bir gün geçer mi? Acılar mı geçer yoksa biz mi büyüyoruz? sorularının cevabı yatıyor. Yaşadığımız hiçbir acı geçmiyor. En hafifinden en derinine kadar hepsi nereye giderse gidelim bizimle geliyor. Ama benim hayat görüşümde hiçbir şey sonsuz değildir. Her şey bir yerde mutlaka sona eriyor. Biraz gerçekçi düşündüğümüzde sonsuza değil, sadece sona inanıyorum. Çünkü her şeyin bir sonu var. Her şeye bir ömür biçilmiş. Kullandığımız telefonun, bindiğimiz arabanın, oturduğumuz evin, ilişkilerimizin, hatta aldığımız nefesin. Kısacası aklınıza gelebilecek her şeyin bir sonu var şu hayatta. Asıl önemli olan bunlarla yaptığın yolculuğun iyisiyle kötüsüyle tadını çıkarmak, bize kattıklarının ve bizden götürdüklerinin bilincinde olmak. Hayat dediğimiz şey bölüm bölüm, an an hikayelerden oluşur. Acısıyla tatlısıyla yaşadığımız ne varsa hepsinin toplamı bizi oluşturuyor. Mutluluğun zevk değil, ihtiyaç olduğunu düşündüğümüz gibi acının da kaçınılması gereken bir şey olmadığını, aksine sonuna kadar yaşanılması gerektiğini düşünüyorum. Bana göre mutluluğu acı doğurur. Acıya teslim olmayan, acının kendisini pişirip büyümesine izin veren ve ondan payını alan her insan mutlu olmanın yolunu çok kolay bulacak. Çünkü ben kendimden biliyorum. Örneğin şu an bu satırları okurken başında büyük bir dert olabilir, haksızlığa uğramış olabilirsin, terk edilmiş olabilirsin, bir şekilde acı seni bulmuş olabilir. Hatta zaman zaman seni nefes bile almayacak hale getirmiş olabilir. Ama inan bana dert değil, çünkü sonsuza dek sürmeyecek. Acılar, sıkıntılar, dertler ve tasalar. Biz mezara gidene kadar bizi kovalayacak. Evet zaman zaman yakacak, zaman zaman ıskalayacak ama hiçbir sıkıntı sonsuza dek sürmeyecek. Bu gerçeği hayatınızın duvarının tam ortasına çivi lazım. Sonsuza dek sürmeyecek. Sonu olan bir dünyada sana biçilmiş bu hayata hiçbir acı seni ilk günkü gibi acıtmayacak, boğmayacak ve üzmeyecek. Şu bir gerçek, acılar ve sıkıntılar ömrünün sonuna kadar seninle gelip zaman zaman aklına düşecekler ama seni yenemeyecekler. Neden mi? Çünkü seni büyütecekler. Sen büyüdükçe onlar küçülecekler. Peki biz hatayı nerede yapıyoruz? Bence en büyük hatayı içinde bulunduğumuz olumsuz durumların üzerimizdeki kara bulutların sonsuza dek süreceğine inanarak yapıyoruz. Ve çok önemli detayı gözden kaçırıyoruz. Aslında biz büyüyoruz. Hiçbir şeyin sonsuza dek sürmeyeceğini kendisine kabullendiren bir insan kolay kolay yenilmez. Yeri geldiğinde payına düşen ne varsa alıp yoluna bakmasını bilir. Sonsuzluk kavramı olmayan bir gezegende her şeyin sonsuza dek sürmesini bekleyemezsiniz. Beklememelisiniz de. incinirsiniz. Bir gün her şeyin son bulacağı gerçeğini aklının bir köşesine yazan ve hayatını ona göre yaşayan bir insan olmayı başarabilirseniz, Yaşadığınız acıların ömrünü kısaltabilirsiniz. Zamanla acının azaldığını zannederiz, ama oysa ki acının etrafında büyüyen biziz. Şahsen benim yaşadığım her acı daha dünkü gibi aklımda. Sabah zor ettiğim gecelerim, içinden çıkamam diye düşündüğüm sıkıntılarım, beni nefes alamayacağım reddeye getiren acılarım, hepsi dün gibi aklımda. Nereye gidersem gideyim hep yanımda. Fakat hiçbiri o ilk zamanki gibi canımı incitmiyor, yakmıyor, acıtmıyor. Çünkü ben büyüdüm. Ben büyüdükçe acılarım küçüldü. İnsan acıyı belli bir zaman yaşar. Ama büyüdükçe, geliştikçe ve o acılardan payını aldıkça hiçbir acı eskisi gibi artık acıtmayacak. Birinin yokluğu ya da yaşanan herhangi bir haksızlık olsun bir yerden sonra artık sana koymuyor.'' Sana canını sıkma, ona üzülme, buna üzülme, gamsız olma demiyorum. Yaşa, acını yaşa ama hiçbir acıya teslim olma. İzin ver, seni büyütsünler. Acılarınla verdiğin savaşın galibi olmak ve onların seni büyüttüğünü hissetmek de mutlu edecektir seni. Göreceksin. Acılar sana hayatını mahvetmek için gelmez. Seni büyütmek için gelir. İzin ver. Bak, büyüyeceksin. Kahır göllerinde kürek çekmeyi bırak ve mucizeler okyanusuna yelken aç. Farkında mısın? Zaman akıp gidiyor. Kimi zaman sakin, kimi zaman ise bir hengame içinde geçiyor. Elinden tutup, yanında sarıp sarmalamak istediğin, benimle kalsın dediğin ve hiç de kaybetmek istenmediğin ne çok şeyi senden alıp götürüyor. Hiçbirini yanında saklayamıyorsun değil mi? Bir günden, bir aydan, bir yıldan geriye ne kalıyor sana? Sadece anılar değil mi? Peki ne kadarı yüzünü güldürüyor? Kaç tanesi düşündüğünde iyi ki yaşamışım diye seni mutlu ediyor? Peki ya pişmanlıklar, kızgınlıklar, ayrılıklar? Hiçbirini zamanı geri alıp zihninde aklayamıyorsun değil mi? Peki ya şu an? Şu an kaç öfkeyi değiştiremedin gerçeğini sırtında bir yük olarak taşıyorsun? Şu kısacık ömründe kaç gündüzünü ve kaç geceni belki de hiç değiştiremeyeceğin pişmanlıklar içinde yaşıyorsun. Peki ne zaman kendinle barışacaksın? Ve ne zaman biraz daha kendin için yaşayacaksın? Yarının çok geç olduğunu söylesene, ne zaman anlayacaksın? Ne zaman kendini hatırlayacaksın ve senin onları düşündüğün kadar seni düşünmeyenleri ne zaman unutacaksın? Biraz toparlanmaya, hayatı biraz yakalamaya ve biraz da hayattan zevk almaya, ne dersin, söylemesi kolay dediğini duyar gibiyim. Kendine göre haklı nedenlerin de olabilir. Ama bu geminin kaptanı sensin. İster kahır göllerinde kendi etrafında dolaşıp dur, ister mucizeler okyanusuna yelken aç. Varlığına ve gerçekliğine inanmadığın hiçbir mucize ve güzellik oturduğun yerden sana gelmez. Mevlana'nın da dediği gibi, güzel günler sana gelmez. Sen onlara yürüyeceksin. Babası en derin yarası olanlara. Ne sen şimdi yanıma gelip affet beni diyebilirsin ne de ben sana yüreğimin en derinlerinden affettim seni diyebilirim. Bir yerlerde okumuştum anneler ölse bile çocuklarının duygularını hissederler diye ama babalar için de bu geçerli mi bilmiyorum. Sadece sana içimi dökmek istiyorum. Çünkü şuramda sana ulaşmayı bekleyen o kadar çok cümle birikti ki bunu yüzüne karşı olmasa bile yokluğuna haykırmak istiyorum. Her gece kahveni içmek için oturduğun o balkondayım şu an. Hep çirkin bulduğun ama dedemin yadigarı olduğu için bir türlü kesemediğin çam ağacına bakıyorum. Çocukluğumu hatırlıyorum baba. Bana gülmeyen o yüzünü, çatılmış kaşlarını, İçinde bir nebze şefkat aradığım o gür sesin çınlıyor kulaklarımda. Sana şirin görünmek ve kendimi sevdirmek için yaptıklarımı sen de hatırlıyor musun? Her seferinde senin o sert duvarlarına çarpıp şu çam ağacının göbeğinde tek başıma kaldım. O günler geliyor aklıma baba. Hatırlıyor musun? Ve sonrasında annemin "Baban seni seviyor ama sevgisini gösteremiyor." diyerek beni sakinleştirmeye çalıştığı gecelerimi düşünüyorum. O zaman da şimdiki gibi aklım almıyor, gösterilmeyen bir sevginin ne değeri var ki diye sorguluyorum seni. Bir gece bile olsun bir gece dizinde uyuyamadığım zamanlarım, şefkatinle hiç okşamadığın saçlarım, evladım diye sarılıp hiç öpmediğin korkularım ve içimde keşke benim babam da diye başlayan hayallerimi sorguluyorum ve bütün hayallerimde şimdi seni sorguluyorum artık eskisi kadar kızgın değilim sana ama şunu bil ki ben o küçücük yüreğimle sana tutulmaya çalışırken sen o kocaman bencilliğinle hep ittin beni sonra ne oldu ne oldu biliyor musun sende bulamadıklarımı hayatım boyunca hep başkalarında aradım sayende sevgiyi hiç tanımadım yanlış kararlar aldım en ufak bir ilgiyi kocaman bir sevgi sandım. Hayatım boyunca bir orta yol bulamadım. Hep uçlarda dolaştım. Ya aşırı bağlandığım ya da hep kaybettiğim. Belki de kaçtım. Bak, bak baba bugün benim doğum günüm ve ben yine yalnızım. Bir şeylerin cevabını bulmak için çok uğraştım. Örneğin neden beni hiç sevmediğin? İşte bunun cevabını hiç bulamadım şu hayata oradan oraya savrulurken kendime bir kahraman aradım nerede evladını sarıp sarmalayan bir baba görsem kıskandım hani derler ya ölüm değil ölene söyleyemediklerimiz bizi daha çok incitir diye haklılar galiba ben seni değil senden duyamadıklarımı özlüyorum baba babalar diyorum babalarından ve atalarından gördükleri yanlışların acısını çocuklarından çıkarmamalı. Hiç kimse ama hiç kimse biz böyle gördük ve böyle büyüdük diyerek vicdanını temize çıkaramaz. Şu küçücük yürekte açtığın yaralar öylesine kök salmış ki ruhuma baba. O olgunluğumla bile bir türlü toparlanamıyorum. Zamanında sıcacık bir sarılmayla iyileşecek olan bütün dertler üzerinden seneler geçince şifası olmayan bir hale geliyormuş. Senin gözünde bir değerim olmadığı için o çocuk yanım sevgiye doymadığı için ve gözlerim herkese bin şüpheyle baktığı için seni affedemiyorum baba babası tarafından sevilmemiş uyumadan önce masal dinlenmemiş bir çocuğa sevgiyi anlatamazsınız yaşayabileceği en büyük sevgisizliği ilgisizliği ve kimsesizliği yaşamıştır çünkü Çocuklarınızın kahramanı olmadıktan sonra ne olduğunuzun hiçbir önemi yoktur bu hayatta. Her şeyden önce onların kahramanı olun. En büyük acısı değil. Birçoğumuzun geriye dönüp baktığında gidip bir daha asla dönmek istemediği yer çocukluğudur. Ömrümüzün ana vatanı orasıdır. Kiminin sevdikleri var orada, kiminin yarım kalmış hikayeleri. Kimini şefkatiyle sarıp sarmalar, kimini düşündükçe yaralar. Düşündükçe birçoğumuzun yüzünü gülümseten, içini titreten, kim bilir belki de ruhunu derinlere hapseden zamanlardır o çocukluk günleri. Yetişkinliğimizdeki birçok kararın temeli, insanları seçme veya seçmeme nedenlerimiz ve hayatımızdaki tüm zaferlerimizin, çıkma sokaklarımızın yolu hep çocukluğumuza çıkar. İncindiğinde ona koşar, sevindiğinde ona koşar, kendini çaresiz ve yalnız hissettiğinde ona koşar. Bilinçaltınızdaki birçok şeyin sesini kısabilirsiniz. Ama çocukluğunuzda yaşadıklarınızın veya yaşayamadıklarınızın sesini asla kısamazsınız. Sevginin ve nefretin tadını orada hatırlarsınız. Saçınızı veya yüreğinizi okşayacak o şefkatli ellerin benzerini orada ararsınız. Çocuk yanınız güler, yine de çocuk yanınızla ağlarsınız.'' İçinizi ısıtmak için geçmişin tozlu raflarını hep karıştırdığınızda yine o çocukluk fotoğraflarınıza bakarsınız. Şimdi size desem ki, hadi elinize bir kağıt bir kalem alın ve hoşlandığınız ya da hoşlanmadığınız insanların kişilik özelliklerini yazın veya çizin. Eminim ki birçoğunuz belki de hiç farkında olmadan o çocukluk yıllarında hayatınıza olumlu ya da olumsuz şekilde yön veren insanların kişilik özelliklerini yazarsınız ya da çizersiniz. Ama burada önemli bir ayrıntıyı da atlamamak gerekir. Yetişkinlikteki çekim alanlarınızı geçmişteki olumsuz yaşantılarımız belirler. Yani baskıcı ebeveynle büyüyenler, müdahaleci ve baskıcı karakterleri, sevgi dolu, özgür bir aile ortamında büyüyenler ise geliştiren, destekleyen ve özgüveni yüksek bireyleri tercih eder. Hani hep söyleriz ya, biri olsa da içimdeki tüm boşluğu doldursa, Yaralarıma dokunsa ve beni kimsenin anlamadığı yerden anlasa diye. Hani insan sevdiğinin gözlerine bakınca evim gibi huzurlusun der ya. Hani insan birinin yanında olduğu gibi davranır, yanlış anlaşılmadığına inanır ve yaşına hiç aldırış etmeden çocuklaşır ya. İşte tüm bu güzel duygularda da çocukluğun kalıcı izleri var. İçindeki çocuğu hiçbir zaman öldürme. O yaşamın boyunca senin en yakın arkadaşın olacaktır. Hayatta her şey zıddıyla anlamlıdır. Çoğu zaman hayatın hep istediğimiz yönden akmasını, isteklerimizin en kısa sürede gerçekleşmesini ve mutluluğumuzun sürekli devam etmesini isteriz. Ama çoğu zaman bu isteklerimiz bir temenide kalır. Çünkü hayatta her şey zıddıyla anlamlıdır. Üzerimize sabah doğan güneşin akşama batacağı. Birçok şeyi kusursuz planlasak da bazılarının bozulabileceği ve bazı durumlarda işlerin rayladan çıkacağı gerçeğini değiştiremeyiz. Evet, bazı günlerin ağırlığı göksümüzün üzerine oturacak. Bazı insanlar hiç de hak etmediğimiz halde yine moralimizi bozacak. Canımız yine yanacak. Ve ben bunu hak ettim mi sorusu yine sorulacak. Ve bu ne ilk ne de son olacak. Sen dursan da hayat durmayacak. Emin ol unutmam dediğin bazı dertler unutulacak. Ama bazı insanların yaptıkları ve yaşattıkları asla unutulmayacak. Bazı isimler, bazı yüzler, bazı kelimeler ve bazı gidişler hep aklımızda kalacak. Tabii ki hayatımızda güzellikler de olacak. Hem de hiç beklemediğin, tam da umudunu kestiğin zamanlarda sana yollar açılacak. Hiçbir acı acılığını mutluluk olmadan bilemez. İkisi de fazlasıyla seni bulacak. Ama hiçbiri senin için bir daha son olmayacak. Mutluluk çok uzakta değil. İçinden geçtiğimiz hayat şartları bizi epey zorluyor. Psikolojimizi, yaşam enerjimizi zorlayan hayat şartları ve insanlarla çevriliyiz. Bu süreçte insanın en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden biri mutluluk ve birazcık huzur. Mutluluk herkesin yaşamayı istediği ama onu keşfetmek için çoğu insanın elinde büyüteçle iş sürdüğü bir duygudur bana göre. Çoğumuz bunu nasıl yaşayacağını bilmiyor çünkü fazla mükemmeliyetçiyiz. Olmayan bir şeyin varlığına kapılmış gidiyoruz. Günlerimiz, aylarımız ve hatta yıllarımız onu aramakla heba olup gidiyor. Yapran araştırmalar sahip olduğumuz şeyleri düşünüp onlara minnet duyma duygusunun bizi mutlu edebileceğini söylüyor. Hatta bununla ilgili deneyler yapılmış ve beyin nöronlarında olumlu sonuçlara rastlanmıştır. Çok büyük şeylere sahip olmanıza gerek yok. Ailenizden çok sevdiğiniz bir insanın varlığına duyduğunuz sevgiyi, giymekten keyif aldığınız bir kazanız, soluduğunuz temiz bir hava ve nefes alışverişiniz de bunu dahildir. Son bilimsel araştırmalar şükran, minnet duyma ve şükretmenin beden ve ruh sağlığımız için önemli faydalar sağladığını göstermiştir. Bizler mükemmeli bulabileceğimizin ihtimaline kendimizi o kadar kaptırmışız ki, gözümüzün önünde bizi mutlu edebilecek detayları göremiyoruz. Mutluluk ve iç huzur küçük detaylarda saklı ve hiçbiri gözle görünmeyecek küçüklükte değil. İhtiyacın olan tek şey ufak bir farkındalık, hepsi bu. Acilen hayatına şükretmenin kısa yol tuşunu ekle ve o tuşa bastığında seni huzura götürsün. İşte o zaman mutluluk aslında sahip olduğun şeylerde mi yoksa arayıp bulamadığın mükemmellikte mi göreceksin? Mükemmeli arama fikrini tekrar gözden geçirmeniz için Osho'nun evlilik üzerine yazdığı bir hikayeden söz etmek istiyorum. Hayatı boyunca evlenmeyen bir adam duymuştum ve 90 yaşında ölüm döşeğindeyken birisi ona Yaşamın boyunca evlenmedin fakat nedenini asla söylemedin. Artık ölüyorsun. En azından merakımızı dindir. Bir sır varsa şimdi söyleyebilirsin. Çünkü birazdan göçmüş olacaksın. Sırın açığa çıksa bile sana bir zararı olmayacak. Evet, bir sır var. Ben evliliğe karşı değilim ama mükemmel bir kadın arıyordum. Aradım, aradım, aradım ve tüm yaşamım kayıp gitti." demiş yaşlı adam. Fakat bu koca dünya üzerinde milyonlarca insan var. Onların yarısı kadın. Bir tane mükemmel kadın bulamadın mı? Ölmek üzere olan adamın gözlerinden yaşlar akmış. Evet, bir tane buldum demiş. Soruyu soran tamamıyla şoka olmuş. O halde ne oldu? Niçin evlenmedin? diye sormuş. Yaşlı adam da, fakat kadın mükemmel bir koca arıyordu demiş. Demek ben de mükemmel değildim. Mutluluk izini sürdüğün kusursuzlukta değil, sahip olduğun detaylarda gizli. Kendisiyle mutlu insanların ortak özellikleri nelerdir? Bu insanlar sorunlar karşısında gerçekçi olmayan bahaneler bularak sorunları görmezlikten gelmezler. Ya çözüm ararlar ya da üstesinden gelemiyorlarsa durumu kabul ederler. Sorunun kaynağı başkalarıysa mantıklı bir şekilde açıklama bekler kendilerinde kaynaklanıyorsa da merçe özür dilerler. Yetinmeyi bilen insanlardır. Mevcut imkanlarını en iyi şekilde kullanmayı bilirler. Yeri geldiğinde küçük şeylerde bile büyük mutluluklar yaşarlar. En kötü kararın en öfkeli zamanlarda verildiğini çok iyi bilir, sakin kafayla karar vermeyi tercih ederler. Bu insanlar düzenli beslenir, güne erken başlayıp gece erken yatar sağlam bir psikolojinin ancak sağlam bir vücutla olacağını çok iyi biliyorlar çözüm odaklı insanlardır negatif bir havaya girdiklerinde kafalarını dağıtacak ve morallerini yükseltecek yeni şeyler bulmakta başarılıdırlar bu bazen bir kitap bazen bir yürüyüş ya da bir kahve bile olabilir genellemeden kaçan cümleleri olumsuz bitirmemeye ve iyimser olmaya çalışan insanlardır pire için yorgan yakmazlar kötü niyetli bir insanla karşılaştıkları ve canları yandığı zaman bunu bütün insanla mal etmezler. Tecrübelerini ceplerine koyar, yollarına devam ederler. Kendilerini de insanları da olduğu gibi kabul ederler. Değiştirmeye çalışmazlar. Değişimin isteğe bağlı ve ancak sevgiyle mümkün olabileceğine inanırlar zayıf ve güçlü yanlarını iyi tanıyan insanlardır. Nerede hata yapıp nerede yanlış karar verebileceklerini az çok tahmin edebilirler. Olayları ve sonuçları önceden düşünerek hareket ederler. İşler yolunda gitmese bile vardır bundan bir hayır derler ve geçmişe saplanıp asla kalmazlar. Kendi başlarına geçirdikleri zaman dilimini yalnızlığa asla bağlamaz, bundan keyif alırlar. Tek başına alışveriş yapmaktan, sinemaya gitmekten, yürüyüşe çıkmaktan ve kahve içmekten de oldukça keyif alırlar. Başkalarının tek başına yapmaktan sıkılacağı veya yapamayacağı şeyleri tek başına yapmaktan mutlu olurlar. Çünkü onlar kendilerini tek başına vakit geçirmeyi yalnızlık olarak algılamayacak şekilde yetiştirmişlerdir. Hiç çaba gösterilmemiş bir yenilgi senin kaderin olmamalı. Günümüz insanı yalnız, günümüz insanı güvensiz, günümüz insanı öfkeli ve çabuk kırılmakta, şüpheci, karamsar ve bir miktar da hissiz. Peki insanların bu kadar olumsuzluğu iş dünyasına sığdıracak ne sebepleri olabilir? Sanırım bunun bir tek cevabı var. Günümüz insanı yorgun ve yaralı. Geçmişinde acı çekmiş insanların sonraki hayatlarında bu kadar savurmada ve tek başına kalmalarının başka ne sebebi olabilir ki? Hangimiz eskisi gibiyiz? Hangimiz yaşadığımız olumsuzluklardan sonra güncellemedik hayallerimizi, çevremizi ve yaklaşımlarımızı? Hangimiz bir insana adım atarken korkmuyoruz ki? Ve hangimiz gördüğümüz bir olumsuzluk sonrasında bazen haklı bazen ise haksız genellemeler yaparak uzaklaşmıyoruz. Bulunduğumuz yerlerden ve hatta bütün insanlardan. Belki de ihtimal dahilinde mutlulukları bile bir genellemeye ve küçük bir sebebe kurban ediyoruz. İşin doğrusu ne biliyor musunuz? İşin doğrusu fazlasıyla garantici olduk hepimiz. Hayal kırıklığına asla tahammülümüz kalmadı. Oturduğumuz yerde birilerinin bizi bulmasını, devasa değişimlerin olmasını ve mucizeler bekliyoruz. Ama görüyoruz ki ne gelen var ne giden. Yaşadıklarımıza uhrevi anlamlar yüklüyoruz. Rüyalara, fallara ve yaşadığımız sıra dışı olaylara sığınıyoruz doğru insanı bulmak için. Ama şunu hep unutuyoruz. Nasip de gayrete aşıktır. Sen hiç kanat çırpmadan nasibine ulaşan bir kuş gördün mü? Peki karıncaların nasibi ayağına mı geliyor? Ay çiçekleri bile nasibi için güneşe yüzünü çevirmiyor mu? Bunların ancak aryanlar olduğunu söyleyen alim sence ne kadar haksızdır? Yani sen önce bir niyet et, gayret et ve acele de etme. Mutlaka sabret. Sonrasına nasip de, hayırlısı de ve olup biteni seyret. Bu benim kaderim diyerek odalara kapatma kendini.'' kaybedeceksen de hayatın tam içinde kaybet hiç denenmemiş hiç tecrübe edilmemiş ve hiç çaba gösterilmemiş bir yenilgi senin kaderin olmamalı bu kolay olacak demiyorum zaten ne kadar zor olduğunu ve olacağını da az çok öğrendik yaşadıklarımızla ama bir yenilginin ardından her baktığınızda keşke demek yerine en azından denedim demenin o vicdan rahatlığı emin olun ki yaslanacağınız en sağlam nedeniniz olacaktır. Seni üzerek kazandığını zannedenlere karşı rahat ol. Vicdanın sana yeter. Yaşamak değil beni bu telaş öldürecek. Özdemir Asaf. Belki birçoğumuz farkında değiliz ama kaygımızı artıran, yaşam kalitemizi düşüren ve dünyadan zevk almamızı engelleyen en önemli olumsuzluğun adıdır aceleci olmak sakinliğimizi kaybetmek ve telaşlı davranmak. Hep bir geç kalma korkusu, hayatı küçük bir ana sıkıştırma arzusu ve bir şeyleri eksik yaşama duygusuyla ne zamanı tadına vararız ne de yaşadığımızı zannettiğimiz o güzellikleri gelecekte hakkıyla hatırlarız. Hayatın tadını çıkaran kimlerdir diye sorsanız bana yaşadıkları anın tadını çıkaran o sakin insanlardır derim. Kahvelerinin her yudumunu keyifle içen, bir gün batımını gözlerini kırpmadan seyreden ve zamanın kölesi değil, zamanın efendisi olup onu istediği gibi yöneten insanlar gerçekten yaşayanlar ve hayatın hakkını verenlerdir. Evet, hayat hızla akıyor günümüzde. Çok şey baş döndürücü bir hızla etrafımızda dönüyor ve biz anılarımızı çektiğimiz fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştirme telaşı içindeyiz. Güzel anlar diye biriktirdiğimiz yaşadıklarımızı ancak ucundan ya da kenarından hatırlıyoruz ama bizler asla merkezinde değiliz. Ayrıntılara da sahip değiliz. O anın kokusuna, renklerine, havasına ve duygusuna sahip değiliz. Bunu ne demek olduğunu size daha ayrıntılı anlatmak için şimdi çocukluk anılarınıza gitmenizi istiyorum. İlk kokladığınız papatya, ateşte közlediğiniz o patatesin lezzeti, her banyodan sonra elinize sinen o sabun kokusu, üzerinde yuvarlandığınız çiçek tarlası, odalarımızı ısıtan sobadan yükselen kömür kokusu ne kadar da net değil mi? Çünkü çocuklukta telaş yoktur, acelecilik yoktur. Onlar anı en güzel yaşayanlardır. Ama şu hayat şartlarında bunu yapabilmek ne mümkün dediğinizi duyar gibiyim. Hani size hak vermiyorum değil. Sizden istediğim sadece kendinize zaman ayırmanız. Günün belirli saatleri, haftanın belirli günleri size ait olmalı. Beden gibi ruh da dinlenebilmeli. Bir saat bile olsa insan mecburiyetlerinden uzaklaşıp kendini şımartabilmeli. Stresin en büyük kaynağı engellenmişlik duygusudur. Yorulduğunuz anlarda dinlenmeyi, sağlığınızdan önemli olmayan işleri bekletmeyi, bugünü kendime ayırdım demeyi öğrenin lütfen. Lütfen biraz yavaşlayın. Ben hayatımda mecbur olmadıkça asla gece yolculuğu yapmam. Uzun yolda da asla 100 kilometre üzeri bir hızla çıkmam. Çünkü üzerimden uçan kuşları geçtiğim ovaları dağları yol kenarında sıralanmış ağaçları izlemek isterim. Benim için sonuç değil, süreç önemlidir. Gideceğim yere vardığımda ise aklımda sadece yol çizgileri değil, yaşamın ta kendisi kalır. Hızlı gidilen yollar, hızlı konuşan insanlar, acil verilen kararlar, hızla ilerleyen duygular ve hızla akan her şey yorar beni. Çünkü zamanla insan daha iyi gözlemliyor çoğu şeyi daha çok tadına varıyor yaşadığı günün duygularına daha hakim oluyor daha bir güzel aşık oluyor mesela daha kolay uzaklaşıyor kendini yoranlardan ve gürültülü ortamlardan belki ağır ağır yürüyor ama daha derin bir gözlemliyor her şeyi gözleri uzakları pek net seçmese de doğruyu ve yanlışı daha net görebiliyor ve bu yaşlarda başlıyor şehrin gürültüsünden uzaklaşıp müstakil bir evde yaşamayı isteği. Öyle derler ya eskiler, toprağa ayağın değmiyorsa hayatın içinde değilsin. Biz ki içimizdeki telaştan dışarıdaki mevsimleri bile kaçırıyoruz. Buna da yaşamak diyoruz işte. İnsanlara bir adım atarken bin defa düşünün. İnsanlar en büyük hatalarını ön yargılarıyla ve anlık kararlarıyla yapar. Sabırsız davranışları, aceleci adımları ve aşırı özgüveniyle kendi sonlarını yine kendileri hazırlar. İnsanları kullanma konusunda profesyonelleşmiş kötü niyetliler tam olarak bu zayıfları kullanır. Gerçek niyetlerini diş görüntüleriyle öyle güzel saklar ki kim kuzu, kim kurt, kim iyi, kim kötü asla anlayamazsın. Bunlar çevrelerindeki insanların en zayıf noktalarını çok hızlı ve doğru bir şekilde bulur. Onlar için bu zayıf noktanın adı genellikle iyi niyet, yardımseverlik ve genel adıyla da insanlıktır. Sizin karşınıza tatlı dilleriyle, acınacak halleriyle, bazen güzel kıyafetleriyle ama çoğunlukla altındaki kötü niyeti gizleyen maskeleriyle çıkar. Bazen gözyaşları eşlik eder bu oyunlarına. Bazen ise toplumun en hassas değerleri sizi öyle bir yerinizden yakalar ki vicdanınızla ve insanlığınızla baş başa kalırsınız. Çünkü karşınızda rolünü kusursuzca oynayan bir oyuncu var. Kısa bir süre kafanızda soru işaretleri olsa da eninde sonunda çoğunlukla karşınızdaki tiyatronun gerçek olduğuna inanırsınız. Kostümleri ve mimikleriyle önce gözlerinizi boyar. Sonra dudaklarından dökülen kelimelerle duygularınızı kontrol ederler. Ve sonunda öyle bir final yaparlar ki karşılarında adeta büyülenirsiniz. Hatta çevrenizde ondan bahsederken çok iyi bir insan bile dersiniz. Sizin bir kahraman diye bildiğiniz ama gerçekten canınızı fena halde yakacak kişiyi över de översiniz. Ve sizi dinlerler. Sizi anlıyormuş gibi görünür. Hatta size yardım bile ederler. Büyük çıkarlar uğruna küçük fedakarlıklar onlar için asla bir kayıp değildir. Kaz gelen yerden tavuk esir gelmez felsefesi güderler. Siz ne duymak istiyorsanız onu söylerler. Ne görmek istiyorsanız size öyle görünürler. Neye ihtiyacınız varsa o şekle bürünürler. Siz neyi severseniz onlar da aynısını severler. Sizin nefret ettiklerinizde nefret ederler. Yani planladıkları o büyük vurgun günü için size benzerler. Siz duvarlarınızı yıktığınız, kendinizi onların kollarına bıraktınız. "Ondan bana zarar gelmez." diyerek yürekten inandığınız gün ise gerçek yüzlerini gösterecekler. Bir yalana, bir de yılana sarıldığınızın işareti işte o gündür. Sonrasında ne onların eski hallerinden bir iz kalır ne de siz eskisi olursunuz artık. Siz yıkıntılarınızı onarmaya çalışırken onlar yeni kurbanları için çoktan yola çıkmışlar. Peki bu insanları nasıl tanıyabiliriz? İşte bu noktada size önerebileceğim tek bir şey var. Ve o da hayattaki her kapıya uyan anahtardır. Yani sabır. Bizim zaaflarımız ve zayıf noktalarımız olduğu gibi onların da zayıf noktaları var. Bu insanların birçoğu amaçlarına tezelden ulaşmak isterler. Süre uzadıkça maskeleri yavaş yavaş iner. Mesela kabalaşırlar, saygılarını kaybederler ve çabuk öfkelenirler. Bu konuda birçok yerde dile getirdiğim sözü yine tekrar etmek istiyorum. İnsanlara bir adım atarken lütfen bin defa düşünün. Duygularınızla değil, aklınızla hareket edin. Geçmiş yenilginizi hatırlayın. Hatalarınızı tekrar tekrar gözden geçirin. Zayıf noktalarınızı güçlendirin. Hiç kimseye kısa sürede güvenmeyin. Onları zamana bırakın ve lütfen onlarla ilgili ayrıntılara takılın. Unutmayın ki birçok gerçek ayrıntılarda gizlidir. Kalbinizi açmadan önce gözünüzü açın. Onlara çok yakından değil, yeri geldiğinde çok uzaklardan bakın. Çünkü net olan görüntüyü yakından değil, ancak uzaktan doğru seçebilirsiniz. Ve şimdi lütfen aşağıdaki yazıyı içinize sindire sindire yavaşça okuyun. Çünkü bu yazının tam olarak özeti bu küçük hikayede gizlidir. Bir derviş tarafından kanadı kırılan kuşa Hazreti Süleyman sorar. Neden kaçmadın? Kuş, dervişlik hırkası giymişti. Zarar vermez diye kaçmadım, der. Hazreti Süleyman, dervişin de kolunun kırılmasına karar verir. Kuş buna itiraz eder. Kolunu kırmayın, hırkasını çıkarın. Çünkü onunla kandırıyor. Duygusal körlük nedir? Farklıyız ama birbirimizi seviyoruz. Dünyaya farklı pencerelerden bakıyoruz ama sevgimiz bizi ortak bir noktada buluşturuyor. Beni zıttım olan insanlar çekiyor. Kendim gibi insanlarla yapamam diye düşünüyorum. Aşk her şeyi affeder diye düşünüyorum. Zıttıklardan gelen zenginliğin mutluluğu getireceğine inanıyorum. Hayatımızın bir bölümünde yukarıdaki ifadeleri ya kendimizden ya da çevremizden çok duyduk değil mi? Sırf sevdiğimiz için ilişkimizi bir mantık çerçevesine oturma arayışımız çok oldu. Aklımızın kabul etmediği gerçekleri yüreğimizin sesiyle susturmaya çalıştık. Hatta bazen çevremizde birçok insanın bu ilişki yürümez diye bize sık sık uyarılarda bulunduğu zamanlarda bile herkesin karşısına dikilip seviyorum ötesi yok dediğimiz bile olmuştur. Peki bu kadar insan yanılmış mıydı? Ya mantığımız o da mı bize düşman olmuştu? Aklımızın hiç haklı payı yok muydu? En güvendiğimiz insanlar gerçekten de mutsuz olmamızı mı istiyorlardı? Hepsinin mantıklı bir açıklaması vardı aslında. Ve biz buna duygusal körlük diyoruz. Eskilerin deyimiyle aşkın gözü kördür diyebiliriz. Evet zıt kutuplar birbirini çeker ama duygusal birliktelikler bilimsel bir çalışma ya da bir süreç değildir. Araştırmaların ve istatistiklerin ortaya koyduğu bir gerçek var. Zaman içerisinde aşk duygusu yerini alışkanlığa ve sevgiye bırakır. Çoğu kısa sürede etkisini yitirir. Bitmez dediğiniz hep böyle sevgi yumağı olalım diye birbirinize söz verdiğiniz ve kendinizi bulutların üzerinde hissettiğiniz o günler inan bana geçecek. Ayağınız yere bastığında ve aşk yerini alışkanlığa bıraktığında kendinize soracağını soru. Hepsi bu kadar mıydı? diye olacak. Şimdi zıttıklar birbirini çeker konusunu tam da buradan ele alacağız. İlgi alanları, zevkleri, yaşayışları ve hatta inançları bile birbirinden farklı olan kişilerin birbirini çekme gerçeği ilk başta doğal gelebilir. Çünkü farklı bir dünyayı tanıma isteği hepimizde az ya da çok var. Hatta kısa vadede bu yeni dünya bize çok çekici ve renkli gelebilir. Alışık olmadığımız bir yaşam formu bizi bir anda heyecanlandırabilir. Ama zaman geçtikçe Yıllardır kişiliğimizin üzerine inşa ettiğimiz değerlerimiz, zevklerimiz ve savunduğumuz gerçeklerimiz karşı tarafın duvarları ve sınırlarıyla çarpışacaktır. Aşk uğruna affettiklerimiz, görmezden geldiklerimiz ve üzerini örtüklerimiz zamanla birer birer çıkacaktır gizlendikleri yerlerinden. Sonra bitmeyen tartışmalar. Birbirini acımadan eleştiriler ve incitmeler başlayacaktır sonrası zaten malumun ilamıdır evet aşk bir kalkandır birbirinize itici gelebilecek birçok düşünceyi davranışı ve gerçeği gözlerinizden kaçırır size hayaller kurdurur gelecek planları yaptırır ve kulağınızı birçok eleştiriye uyarıya kapatır sonrasında insanın pişman olacağı çok şey yaptırır uzaklara götürür yakınlardan uzaklaştırır ve sözün özü insanı kendisine yabancılaştırır. Aşk uğruna ailesini, çevresini, karşısını alıp evlenen insanların kısa bir süre sonra dudaklarından hep aynı şu sözü duyduk. Keşke annemi dinleseydim. Peki ilişkimizin sağlıklı bir zemine oturması ve uzun ömürlü olması için bu konuda nelere dikkat edelim? Uzmanların çoğu bu konuda hep aynı tespitin altını çizmişler. Yani ortak zevklerin çokluğu bir ilişkiyi uzun soluklu yapar demişler. Ciddi kararlar almadan önce kendimize sormamız gereken bazı sorular var. İlişkinizde onun sevdiği ama sizin hoşlanmadığınız sırf o seviyor diye yaptığınız neler var? Bu bir katlanma mı yoksa sevdiğiniz mi bu durumun üzerini örtüyor? Sevdiğiniz insan sizce nasıl bir anne baba olur? Yani bu insan iyi bir anne ya da baba olabilir mi? Öfkelendiği zaman ve tartışmalarda saygısını kaybediyor mu? Kaybettiği zamanlarda sizin kişiliğinize ne kadar saldırıyor? Özür dilemesini biliyor mu? Gönlünüzü almayı gerçekten başarabiliyor mu? Hobileriniz ve yapmaktan keyif aldığınız şeylere ne kadar ortak oluyor? Bundan gerçekten zevk alıyor mu? Ailenizin yaşam tarzları ne kadar benziyor, ne kadar zıt? Gelecek hayalleriniz ortak mı? Mesela yaşlandığınızda nasıl bir hayat planlıyorsunuz? Temizlik, düzen ve sorumluluk konusunda aynı hassasiyete sahip misiniz? Toplumsal konularda ortak bir sonuca varabiliyor musunuz? Parasal konularda ortak bilince sahip misiniz? Bu soruların cevapları önemli. İnsan hayatının dönüm noktasının eş seçimi olduğunu düşünüyorum. Bu ya insanı hayatını bitirir ya da insanı küllerinden doğurur. Çok önemli gerçekten. Allah iyi insanlarla karşılaştırsın herkesi. Kendini beğenmiş insanlar başkalarını kendilerine hayran sanır. Anthony Doleyn. İsmi bile kulağa çok itici geliyor değil mi? Peki bu insanlarla sürekli muhatap olmak veya daha korkuncu bu insanlarla beraber yaşamak nasıl da örseleyici bir yaşam tarzıdır? Hiç düşündünüz mü? Bazılarının bir de bana sor dediğini duyar gibiyim. Peki nedir bu narsizm? Kimdir bunlar? Nasıl tanımlanır? Ve nasıl kendilerini toplumda belli eder? Sözlük anlamı özseverlik olarak tanımlanıyor. Yani kendine aşık olan insanlar. Peki bunun neresi kötü diyebilirsiniz. Veya kitabımızın isminden de senden bir tane daha yok diye bir eleştiride bile bulunabilirsiniz. Ama durum pek öyle değil. İnsanın kendi değerini bilmesiyle kendini herkesten üstün görmesi eğilimi farklı şeylerdir. Her şeyden öte ister adına megalomani, isterseniz egosantrizm, isterseniz de güncel tabiriyle adına narsizm deyin. Bu durum bir kişilik bozukluğudur. Bu insanlar işlerindekini dışarı yansıtırlar. Özellikle bunu öfkeli olduğu anlarda yaparlar. Kendilerinin öfkelendiği birçok durumda aynısını siz yapınca sizi öfkesini kontrol edemeyen sinirli ve anlayışsız insanlar olarak etiketlerler. Ve bu etiketi yapıştırmak için çoğunlukla sizi bile öfkelendirebilirler. Hep onların sorunları önemlidir. Onların dertleri herkesinkinden daha büyüktür. Sizin derdiniz önemsizdir. Kafaya takılacak bir şey değildir. Hatta derdinizi anlatmak için bu insanlarla buluştuğunuzda o masadan karşınızdaki insanın derdini dinleyerek kalkacaksınız. Derdinizi bile küçü görür hatta aşağılar kendi duyguları ve düşünceleri o kadar değerli ve doğrudur ki karşılarındaki insanın düşüncelerine asla saygı duymazlar bu durumda doğal olarak onları empati yoksunu insanlar yapar sizi öyle bir değersizleştirir ki varlığınızdan bile şüphe edecek duruma gelebilirsiniz hep onların kararları doğrudur hep onlar en doğrusunu bilir son karar daima onlarındır siz eksiksinizdir ve bir şeyleri sürekli yanlış yapacak kadar donanım sahibi değilsinizdir. Giyeceğinize, yiyeceğinize, gideceğiniz yerlere ve hatta çevrenize bile karışırlar. Sınırları onlar çizer. Siz de o sınırlar içinde yaşarsınız. Bu insanlarla uzun süre vakit geçirmiş ve bu tür davranışlara uzun süre maruz kalmış insanların ortak sözleri ise ben ki çok pozitif yaşamayı seven, hayat dolu ve kendine yeten bir insanım. Bu insandan sonra hayata küstüm gibi pişmanlık doludur. Çok şeyi göze alıp bu insanları terk etmek istediğinizde ise onlardan duyduğunuz cevap hep aynıdır. Benden daha iyisini asla bulamasın. Ben ne yaptıysam senin için yaptım. Öyle derler. Onlar için bütün acılarınızın, kırgınlıklarınızın ve huzursuz geçen yıllarınızın tek bir açıklaması var. Aslında tüm yaptıklarım senin mutluluğun içindi. Tabii ki gerçek bu değildi. Yapılanların tümü aslında kendi egolarını tatmin etmek üzere kurgulanmıştı. Hatta öyle güzel duygu sömürüsü yaparlar ki bunlar için ona borçlu olduğunuzu ve kendi fedakarlıklarıyla hayatınızı güzelleştirdiklerini ifade edebilirler. Çevrenizdeki herkes Hatta aileniz bile sizin kötülüğünüzü isterken sadece o sizin iyiliğinizi istiyordur. Bu yüzden sizi çevrenizden uzaklaştırır, kendilerine bağımlı ve muhtaç bir hale getirir. Bunu yaparken çok zekidir. Zaaflarınızı çok iyi bilir ve bunu sonuna kadar kullanır. Evet, bu insanlarla yaşamak gerçekten zordur. Gerçekten de çok yorucudur. Çünkü hatalarını asla kabul edip değiştirmezler kararlarının sorgulanmasına veya değiştirilmesine asla tahammül edemezler. Şunu da asla unutmayın. Hiç kimse mükemmel değildir. Kendisini mükemmel ve kusursuz zanneden bir insanda ciddi kişilik sorunları var. Ben şu hayatta hiç kimseye layık değilim. Ne kadar yanlış bir önerme şu hayatta hiç kimse bana layık değil. Aynı şekilde narsist bir düşüncedir. Çözüm mü? Fark ettiğiniz anda uzaklaşın. Bu insanlarda kalmanın kimseye hiçbir kazancı yok. Israr etmenin hiç anlamı yok. Bakın size yakın zamanda yaşadığım bir olaydan bahsedeyim. Bir akşam sevdiğim bir abimle maç izlemek için bir mekana gittik. Maçı izlerken ilerleyen saatlerde arka masamıza bir çift geldi. Şaraplarını söyleyip sohbet etmeye başladılar. Dakikalar ilerledikçe güzel başlayan sohbetleri hararetli bir tartışmaya dönüştü. Durum tartışmadan çıktı ve hakaretler havaya uçuşmaya başladı. Hemen arka masamızda oldukları için ister istemez biz de konuştuklarına şahit olduk. Erkek kıza diyordu ki, seni benden daha çok düşünen ve seni benim kadar seven birini bulamasın. Beni anlıyor musun? Beni anla. Kız da hayatında bir ilki başar ve beni anla diyordu. İkisi de birbirinden anlayış bekliyordu. Ama ikisinin de içinde birbirini anlama niyeti ve isteği yoktu. Yaptıkları tek şey hakaretler, aşağılamalar ve suçlayıcı tavırlarıyla birbirlerini incitip yormaktı. Bundan öteye gidemediler. Evet, bazı insanlar hayatınızda sadece bunlardan ibarettir. Zaman ve enerji kaybıdır. Hayatınızda olmaması sizin için daha hayırlı. Sakın diretmeyin. Geçici insanlar üzerine kalıcı duygularınızı inşa edemezsiniz. Bazı insanlar hayatınızda olmamak zorundadır. O insanlarla yaşadığınız tartışmalar, işittiğiniz cümleler ve kelimeler aslında size bir mesajdır. Dikkate alın ve olmuyorsa zorlamayın. Kendinizle ve karşınızdaki insanla inatlaşmayın. Narsist insanların kalbinden başkası için sevgi ve anlayış çıkmaz. Asla beklemeyin. Narsist insanlarla başa çıkamazsınız. Çıkmak zorunda da değilsiniz. Yol verin ve yolunuza gidin. Sırf seviyorsun diye kimseye katlanmak zorunda değilsin. Sana stresten başka hiçbir şey vermezler. Tahammül edemediğin insanlara yol vermek ömrünü uzatır. Stres hastalığı çağırır. Hastalık da ömrü kısaltır. Yol verin gitsin. Ruhu deli kadınlar. Kahkahaları geldi mi kulağınıza? Aman boşver diye şu hayata artık hiçbir şey takmayın o tavırları canlandı mı gözlerinizde? Enerjisiyle ve pratik çözümleriyle bazen tuhaf bulduğunuz, bazen hayran olduğunuz ve bazen de uzak durduğunuz kadınlardan söz ediyorum. Eminim bu profile uyan birkaç kişinin ismi şu anda dilinizin ucundadır. Belki garip gelecek size ama birçok erkeğin rüyalarını süsleyen kadınlar da tam olarak bu gruba giriyor. Yok canım erkekler güzelliğe meraklıdır diyebilirsiniz bir yere kadar bu konuda haklı da olabilirsiniz ama ya sonrası sonrasında bir erkeği çeken en önemli özellik gizem ve ruhtur özgüveni yüksek toplum içinde kendini çok rahat ifade eden kimseden çekinmeyen güçlü kişiliğini her yerde belli eden kimseye kendini beğendirmek için bir derdi olmayan içinden geldiği gibi hareket eden yeri geldiğinde eyvallah demekten çekinmeyen ve kendine güvenen bir kadın birçok erkeğin çekim alanındadır. Ki onlar hiç tahmin edemeyeceğiniz kadar romantik, yeri geldiğinde çok gerçekçi, yeri geldiğinde güçlü ve cesur ve yeri geldiğinde de sizin omzunuza ihtiyaç duyacak kadar sevgiye açıktır. Kalplerini açan sadece bir anahtar vardır, o da samimiyettir. İnandıkları ve samimi buldukları erkek uğruna yapmayacakları fedakarlık yoktur. Ama bir çoğunun ortak kaderi ise tam olarak bu noktada birleşir. Bu konuda hayatlarında çok fazla hata ve yanlış karar var. Ve hatta çoğu sevdikleri zaman nasıl bir insana dönüştüğünü bildiklerinden yalnızlığı tercih etmiştir. Çünkü biliyorlar ki hayattan tırnaklarıyla söktükleri her ne varsa sevgi uğruna tüm bunları yürekten karşı tarafa verebilir. Kim bilir? Belki de bundandır sohbetlerde konu aşka gelince gülüp geçmeleri ve söylenenlerin çoğunu ciddiye almayıp hadi canım sen de demeleri. Aslında içlerinde bir yerlerde o kadar çok istiyorlar ki deli gibi sevilmeyi, özlenmeyi ve biri için değerli olabilmeyi ama bunu asla belli etmezler. Ne zaman işlerindeki o yalnızlık senfonisi kalplerine kadar ulaşırsa hemen geçmişi hatırlayıp mantıklarıyla hareket eder. Bir daha asla diyerek acı bir gülümsemeyle ortamı terk ederler. İşte tam da bu yüzden bulundukları her ortamda ilk onlar fark edilir ve ilk onların sesini duyarsınız. Çünkü işlerinde bastırmak istedikleri öyle haksızlıklar, öyle yalnızlıklar ve öyle yarım kalmışlıklar var ki, tüm bunları ancak böyle bastırabilmişler. Ne düşündükleri, nasıl hissettikleri ve neden böyle güçlü göründüklerini ise asla uzaktan anlayamasın. Şu hayatta öyle insanlar var ki, onlar için mutluluk demek başkalarını mutsuz etmekle eş anlamlıdır. Bu amaçlarına ulaşmak için en çok kullandıkları yöntem ise iftiradır. Çünkü bu yöntem hem çok kolaydır hem de çok etkilidir. Bunu yaparken karşılarındaki insanın zaaflarından ve hassasiyetlerinden yararlanır. Mutsuz etmek istedikleri insanda olanı yok gösterir, olmayanı da var gibi anlatır. İftiranın kaynağını bulmak o kadar zor olduğu için de rahatlıkla suçlarının kurtulur. İftira öylesine etkilidir ki ülkeleri dağıtmış, yuvaları yıkmış, insanları birbirine kırdırmış ve maalesef çok can almıştır. Sonu bu kadar kötü biten bir davranıştan medet umanlar kesinlikle zalimlerdir, zavallıdır ve insanlıkla nasiplerini almamışlar. Birinin yaşamına son vermek ile birinin onuruna, gururuna ve kutsal değerine saldırmak takdir edersiniz ki hemen hemen aynıdır ve hatta aynıdır. Bu konuda Henry Fielding şöyle demiş, iftira kılıçtan daha zalim bir silahtır. Çünkü iftiranın açtığı yara hiçbir zaman kapanmaz. Onlar sizinle olan sorunlarını merçe yüzünüze söyleyemeyen, dile getiremeyen insandır. Ama sizin olmadığınız ortamlarda size karşı öfkelerini ve nefretlerini namerçe üçüncü şahıslara kusarlar. İftiranın temel nedenlerinden biri de kıskançlıktır. Kendi hayatlarında bir başarı elde edememiş, kendisi ve çevresiyle sorunları olan insanlar kafalarındaki pişmanlık dolu sesleri bastırmak için başkalarının çığlıklarına ihtiyaç duyarlar. Kendi yaralarını başkalarının acılarıyla sarmaya çalışırlar sebebi olduğu insanların yıkılışlarını uzaktan izlerken büyük keyif alır bunlar kurbanlarının yanında timsah gözyaşları dökerken sonrasında zafer taşlarını takarlar başarılarıyla gurur duyarlar dedim ya bunlar zavallıdır dipsiz ve karanlık bir kuyuda yaşar aydınlığı gördükleri her şeye saldırır bazen bunu tek başlarına ama çoğunlukla grup halinde yaparlar aslında biliyorlar Kendilerini bekleyen o muazzam sonu çok iyi biliyorlar. Kendi elleriyle kendi cehennem ateşlerini yakıyorlar. Gel gelelim bu konuda gönlümüzü nasıl rahatlatacağımıza, uğradığımız bu haksızlıkla nasıl mücadele edeceğiz? Bu insanlara karşı öfkemizi nasıl dindireceğiz? Şimdi soruyorum. Size karşı böylesi kötü bir davranışta bulunan insanlardan intikam almak için aynı şeyi onlara yapmak ister miydiniz? Bana bunu yapana ben de daha fazlasını yaparım. Ben de iftira atarım. Der miydiniz? Kaşıdaki insanın karakterine bürünüp ona karşı onun silahıyla savaşır mıydınız? Bu soruya ben asla onlar gibi olmam diyenlerin sayısı eminim çok çok fazla. Şunu yazın bir kenara. Kötü niyetli insanlar iyi insanları kendilerine benzettiklerinde çok mutlu olurlar. Onların amacı sadece sizi mutsuz etmek değildir. Bunun altında yatan en gizli amaçları sizi kendilerine benzetmektir. İçinde boğuldukları o kötülük girdabına sizi de çekmeye çalışır. İşte bu yüzden sizin doğrularınıza, mutluluğunuza, kazanımlarınıza ve inançlarınıza saldırır. Bu noktada güçlü durmak zorundayız. İnandıklarımız, şimdiye kadar koruduğumuz insanlığımız ve savunduğumuz doğrularımızdan asla ödün vermemeliyiz. Bu haksızlıklara karşı tavrımızı korumak zor olabilir. Ama asla haksızlık karşısında sessiz kalın, boyun eğin de demiyorum. Hakkınızı sonuna kadar savunun. Yeri geldiğinde yumruğunuzu masaya tabii ki vurun. Bu insanların karşısında öfkenizi size yakışan bir şekilde yüzlerine vurun. Ama lütfen onlara benzemeyin. Ne içinize dert olacak kadar her şeyi içinize atın, ne de sonrasında pişman olacağınız bu bana hiç yakışmadı diyeceğiniz pişmanlıklar yaşayın. Bu insanlara karşı takınacağınız tavrı önce vicdanınızla sorgulayın ve insanlarınızla tartın. Yeri geldiğinde bazı şeyleri de lütfen zamanın kendisine bırakın. Sonuçta bu insanların da sizin de ne olduğunuzu birçok insan zaten biliyor. Kimin daha haklı olduğunu sergiledikleri edeple, gösterdikleri insanlıkla ve kişilikle karar veriliyor her şeyin ötesinde kimse size hak vermese de herkes sizi haksız görüp yalnızlığa terk etse de rahat olun her şeyi bir gören ve bir işiten vardır ki o her şeyi görüyor ve biliyor mazlum olana hakkını da zalim olana dersini de emin olun fazlasıyla veriyor bakın taha suresi 46. ayet ne diyor korkmayın bilin ki ben sizinle beraberim işitirim görürüm. Bulmak için aramak, başarmak için denemek ve ulaşmak için de yürümek gerekir. Biliyorum, şimdilerde güvenmek zor insanlara, adım atmak, inanmak ve bir insan üzerine hayaller kurmak çok zor. Geçmiş tecrübelerimiz aman dikkat diye çekiştirirken eteklerimizden, yüreğinin git dediği yerlere gitmek de zor. Peki hep mi vefasız, hayırsız ve kötü niyetli bu insanlar? Hep mi içten içe bir şeylerden korkarak ve gizlenerek yaşayacağız hayatımızı? Hadi diyelim ki bu bizi olması muhtemel birçok pişmanlıktan korumak için bir çözüm. Ya yaşanması muhtemel güzellikler, mutluluklar ve başlangıçlıklar ne olacak? Korku ve güvensizlik sebebiyle hayır deyip sırtımızı döndüğümüz o insan ya bizim için hayırlı bir kapının tek anahtarıysa, hayalini kuramadığımız hiçbir şeyin gerçeğine ulaşamayız. Şimdi siz, aman gerçeklerimiz hayallerimizin yanından bile geçmiyor diyeceksiniz. Hayal kurmaya ve onları gerçekleştirmeye cesaretiniz yoksa o zaman da mecburen mevcut durumunuzu sevmeye çalışacaksınız. Hayalinizden şikayet bile etmeyeceksiniz.'' Her karar kendi içinde riskler barındırır ve her seçim bir vazgeçiştir. İleriye attığımız her bir adım bizi bir şeylerden uzaklaştırırken bir şeylere yaklaştırır da. Bulmak için aramak, başarmak için denemek ve ulaşmak için de yürümek gerekir. Yerimizde oturarak ve sürekli şikayet ederek hiçbir şey değişmez hayatımızda. Dışarıda iyi insanların da bulunduğunu, güneşin bizim için de doğduğunu ve şu hayatta bazı şeylerin ancak sabırla mümkün olduğunu kabullenmemiz gerekiyor. Bir ateş böceği misali aynı ateşin etrafında daireler çizerek sadece acınızı tazelersiniz. Yaşanıp geride bıraktıklarını seni sürekli aşağı çekip üzenleri geride bırak lütfen. Onlardan sana kalan tecrübelerini heybene koy ve çık şu karanlıktan. Böyle geçmiş böyle gider demek yerine yaşayacağım şu ömrümden benden bir tane daha yok onu da hiç kimsenin insafına bırakmaya niyetim de yok demek daha güzel değil midir? Dışarıdan soğuk görünen insanlar Her insan kolay iletişim kurmak, sıcak kanlı ve pozitif bir kişiliğe sahip olmak ister. Hiç kimse etrafında soğuk biri olarak anılmak istemez. Ama takdir edersiniz ki her insanın yaşam hikayesi de bir diğerine benzemez. Hepimizin içinde yaşanmışlıklar ve yaşanmamışlıklar var. Yarım kalmışlıklar. Çocukluğumuzda ve ergenliğimizde maruz kaldığımız zorlu yaşamlar var. Çoğuna itici gelen bu insanların karmaşık iç dünyaları var. Soğuk bir kişiliğin altında birçok sebep yatabilir. Zamanında yaşadığı olayların canını sıkması sonucu da. Ben bu çağın insanı değilim diyerek soğuk görünen insanlar grubuna dahil olunabilir. Anne ve baba çocuk ilişkisinin sağlıklı kurulmaması, yaşanılan travmatik olaylar, sevgi dolu sıcak bir yuvada büyümemek de soğuk kişiliğin başlayacağı sebeplerindendir. Ama temelinde hep aynı duygu yatar. Evet, o duygunun adı korkudur. Toplum tarafından reddedilme korkusu, başaramama korkusu, hata yapma korkusu, incitilme korkusu. Peki kim bu soğuk insanlar? Kişilik özellikleri nelerdir? Aslında konuşmayı, sosyalleşmeyi ve kendilerini ifade etmeyi o kadar çok isterler ki ama yapamazlar. O ilk adımı atamazlar. Böyle durumlarda kaygılarını ve streslerini asla kontrol edemezler. Kolay kolay açılamazlar. Anlaşılmak ve kendi işlerini aşmak için zamana ihtiyaçları var. Genelde yalnız takılır. Hiç kimseden yardım istemedikleri için kendi sorunlarını kendileri çözer. Hislerini asla belli etmezler. Yüzlerinden ne düşündüklerini anlayamazsın. Kendi kişilik özelliklerine benzeyen arkadaşlıklar kurarlar. Genelde ciddidirler, duygularını anlamak zor. Sanata ve kitaplara karşı zaafları var. Onlara kitap kurdu diyebilirsiniz dikkatli ve ayrıntıcıdır. Orada değişmiş gibi görünür ama olup biteni daima analiz eder. Gözlem yetenekleri diğer insanlara göre çok daha fazla gelişmiştir. Kendilerine göre bir tarzları var. Genelin takip ettiklerini ve beğendiklerini beğenmezler. Özellikle moda, müzik ve sanat dallarında diğerlerinden ayrıdır. Dikkat çeken her şeyden uzak dururlar. Duygusal ilişkilerinde platonik takılırlar. Uzun yıllar boyunca uzaktan bir insanı sevebilir. Sevdiği insanın bulunduğu ortamlarda bulunmak isterler. Ama onu uzaktan izler. Onunla ilgili tüm ayrıntıları bilir. Ama genellikle açılamaz. Mesafe onların duruşunu açıklayan en doğru kelimedir. Sosyal alanlarına yaklaştığınızda hemen geri çekilir. Eğer ki bu insanlara zaman tanır, ve duvarlarını yıkarsanız, işlerindeki zenginlik emin olun sizi çok şaşırtacaktır. Senden bir tane daha yok. Yapacağın yolculukların en uzununa kendinle çıkacağını unutma. Ruhunu ve bedenini nasıl beslersen o da sana aynı şekilde cevap verir. İçinde bir yerlerde sürekli senden sevgi ve ilgi bekleyen küçük bir çocuk olduğunu düşün. Onu sakın ihmal etme. Sen birilerini mutlu etmek için yaratılmadın. Hiç kimsenin kurşun askeri veya kapısında hazır bekleyen emir eri değilsin. Bu mavi gökyüzü, bu deniz, birbirini izleyen mevsimler, açan rengaren çiçekler, evdeki huzur, dışarıdaki özgürlük ve bütün renkleriyle akıp giden hayat senin içinde var. Herkes kadar onu yaşamak senin de hakkın. Bütün insanlar hata yapabilir.'' Herkes yanlış kararlar alabilir ve geçmişinde bir şeylerden pişman olmuş olabilir. Başkalarının da kendi kafanın içindeki sesin de sürekli seni suçlamasına izin verme. Hiç kimse sütten çıkma ak kaşık değil. Önce kendini affet. Kötü hissetmene neden olan her hatanın karşısına bir doğrunu koy. Kötü biri değilsin. Sadece hayatta hep kötü tarafından bakıyorsun, hepsi bu kendinden nefret etmeye ayırdığın vakti hepsini kendini sevmeye harca. En sevdiğin dostlarını aklına getir ve hiç sevmediğin insanları da. Onları neden sevdiğini veya sevmediğini düşün. İşte ortaya çıkan resim senin kişiliğindir. Bir insandan kötü niyetlerinden dolayı uzaksan ve iyi kalpli bir dostuna çok yakınsan senin de güzel bir kalbin vardır demektir. Sürekli hayata pozitif bakman ve iyimser olman gerekmiyor. Zaten hayata sana hep böyle ol demiyor. Acıların da olacak elbet. Kaygıların, korkuların ve hataların. Ama bunları kabullenmesini de öğren. Ağlaman gerekiyorsa ağla. Haykırmak istiyorsan haykır. Acını çek ve yoluna devam et. Doğada bile dört mevsim varken sende hep bahar olmasını bekleme. Kışı da sabırla geçir. Sonbahara saygı duy ve baharın tadını da sonunda çıkaracaksın. Dilinden şükretmeyi eksik etme. Sana verilenin devamını ve sürekliliğini istiyorsan eğer o nimeti sana verene bir teşekkürü çok görme. Özellikle uzun bir sabır döneminden sonra gelen her hayırlı bir haber için birini sevindir. Verilen her nimette mutlaka başka birinin de payı var. İhtiyacı olan birini mutlu etmek ve yüzünü güldürmek senin mutluluğunun sadakasıdır. Gönülden ve çokça ver. Sen gönülden verdikçe emin ol ki devamı sana bol bol akacaktır. Hayatın ne kadar kısa olduğunu ve birçok felaketin de ansızın kapımızı çaldığını görecek kadar tercümen var. Uzun vadeli planlar yaparak yaşam kaliteni yükseltmeyi ve seni mutlu edecek şeyleri sakın erteleme. Küçük mutlulukların birleşerek hayatına kattığı değeri asla küçümseme. Canın ne çekiyorsa onu ye gitmek istediğin yerler için harekete geç. Bir çocuk sevindir, bir çiçek ek. Her sabah aynada kendine gülümse. Hayatı sadeliğiyle ve sana verdikleriyle sev. Karamsar, dedikoducu ve içine sinmeyen insanlardan uzak dur. Bu insanlar diplerde yaşar ve seni de aşağı çeker. İnsanları tanıma noktasında kendine güvenemiyorsan onlara büyük değil, küçük adımlarla ve sabırla yaklaş. Ve lütfen yapmak istemediklerin için Hayır demesini öğren unutma şu hayata birçok şeyin alternatifini bulabilirsin çok şeyin yerini zamanla doldurabilirsin ama kendi yerini asla dolduramasın Çünkü senden bir tane daha yok son